İsmaila e, heyeti e, istişare heyeti diyorlar ama e, yazı yazanların torunlar e, olduğu, esbat olduğu, torunlar olduğu kesinleşti. E, bizim nezdimizde delillerimiz var. Torunların yazısıyla bütün İsmaila heyetinin, işte efendim, bütün camiasının, cemaatinin kararı imiş gibi e, cübbeli cemaattan aforoz edildi. Diye bir e, yazı çıktı. E, sosyal medyada da, haber kanallarında da e, bu gündem oldu. Ben size zaten bu akşam 22.30 itibariyle e, bunlar rabıtayı bozmadan, seçimden sonra rabıtayı Hasan Efendi'ye kaydırmadan... E, açıklamalar yapacağımı vaat etmiştim. Fakat bazı provokasyon ihbarları ve seçim öncesi e, bu konuşmaların yapılmasının getirisi götürüsü seçime vereceği zarar mülazasıyla e, önemli kişiler siz tahmin edebilirsiniz benimle İttisalde bulundular. Bizzat kendimle aracısız. Bu görüşmeler neticesinde bunu e, haftaya e, 3 Nisan e, çarşamba akşamı e, yine saat 22.30'da teravihten sonra bütün bildiklerim, belgeleriyle, şeyleriyle e, açıklamaya karar verdim. Tabii şimdi siz bu kadar zaman beni bunu ilan etmem için beklemediniz Bu gece de inşallah size e, birkaç saat boyunca bu yazının tahlilini yapacağım Burada zaten e, taşlar dökülecek ancak e, havaleler yapacağım bu havaleler e, haftaya kalacak yani seçimin geçmiş olması e, yani uygun görüldü. Onlar çok daha net ifadeler e, içerecek, e, görüntüler içerecek, şahitlerin konuşmalarını içerecek, videolar içerecek. Ben onun için televizyona geldim. E, bu arada tabii e, kalple ilgili operasyonda da e, anjiyo olduk ama damar açılmadı. Yani hayati bir tehlike yok dendi, açılmadı ama tabii bu tansiyonumuzu, e, yüksekliğini de düşüremedik. 18'lerde falan şu anda da. Bu itibarla e, biraz geciktik. E, haklarınızı helal ediniz. Şimdi e, bu yazıyı okuyacağım. Bugün iş mahalle işte or nokta bilmem ne sitelerin adlarını tam bilmiyorum. E, burada çıkan yazının üzerinden e, birlikte geçeceğiz. Bana yapılan itham ve iftiralara ee, cevap vereceğiz ama benim için iyi oldu. Çünkü tam Hakk'ın batıldan ayırdığı, ayrıldığı 17. gün Bedir gününde bu yazı e, kondu. Burada Hasan Efendi hocamızın bir videosu e, paylaşıldı. Video demeye bin şahit lazım zaten. Onu da tahlil edeceğizsin Tek tek tahlil edeceğiz her şeyi. E, bunları e, birlikte e, değerlendireceğiz. Şimdi yazı İhvanımıza ve tüm kamuoyuna önemli duyurulur demiş. Şimdi bana diyorlar ki ilk baştaki susamaları sen böyle konuları e, televizyonda konuşuyorsun işte YouTube'da şurada burada konuşuyorsun diyorlar. Ama kendileri de siteye ne koymuşlar? Tüm kamuoyuna. eşini sen İsmail'e Kur'an'ın ork sitesi olarak ihvanımıza demekle yetinmiyorsun. Ve tüm kamu kamu oyuna diyorsun. O zaman ben de buradan tüm kamu oyuna bu cevapları verebilirim. Çünkü neden? Senin tüm kamu oyuna ulaşma noktan oysa benim de tüm kamu oyuna ulaşma noktan burasıdır. Dolayısıyla doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum. Sen tüm kamuoyuna bunları yazdıysan ben de tüm kamuoyuna bunları cevaplamakla mükellefim. İthamlar, iftiralar vesaire tek tek ele alalım. Dakka 1 gol 1. 27 Mart 2024 tarihinde yayınlanmış. Zaten şu başındaki konuyu duyduktan sonra ne kadar bir çoluk çocuğun, cahillerin elinde kaldığını, cemaatin yönetiminin sitesinin e, anlayacaksınız. Ondan altını zaten ört öleyim diyeceksiniz. Kapat konuyu gidelim diyeceksiniz. Yani bunların altta yazdıkların ne önemi var? Ne yazmış? Yüce Nakşibendi tarikatı. 1400 yıldır kıtaların İslamlaşması ve Müslüman toplumların dost doğru yol üzere sebat ve istikameti için insanlığa hizmet etmektedir. Çüş. Ya Nakşibendi tarikatı ismini zaten Şah Nakşibend Hazretlerimizden almaktadır. Şah Nakşibend Hazretlerimizin vefatı 650 sene işte küsuratı ile 654 falan olmaktadır. Yani bu tarikatı Kur'an zatın bu ismini alması 600-700 seneye yakın bir süreçtir. 1400 senedir Nakşibendi ismi var mı? Nakşibendi tarikatı e, sahabeden önce mi kuruldu? Nakşibendi tarikatı tabiinden, tebevi tabiinden önce mi kuruldu? 1400 senedir Nakşibendi tarikatı insanlığa nasıl hizmet edebilir? Kurulduğu tarih belli. Müessis Hazreti Hacı Muhammed Bahattin Şah Nakşibendi Bukhari Lüveysi Kutsesur Hazretleri yaşı ortada. Böyle bir yani yazıyı e, ne kadar kültürsüz ellerden çıktığı koca bir cemaati yöneten yazının birinci satırı Nakşibendi Tarikatı diyor 1400 senedir var diyor. Ve hizmet ediyor diyor. Bundan sonrasını dinemenize lüzum var mı? Kimilerin eline kaldığını anlamanıza lüzum var mı? İmam Hatip İlahiyat işinde de ne dediler? 150 senedir dediler tarikat mekteplerin yanındadır diye yazdılar. E daha geçen de onlarla da işte mücadele ettik. Ya İsmet Garibullah zamanında İmam Hatip var mıydı? 150 sene, 200 sene gene tarikatın İsmet Baba tekkesinden başlıyor. Yani bizim kola itibariyle konuşursak. Diğer kollar var. Gümüşhanevi kolu vesaire kolu. Ya bunlar nasıl bir kültürsüz, seviyesiz bir şeydir? Bundan sonra hiç daha yazı okuma Hoca Efendi artık dediğinizi biliyorum, düşünüyorum. Gelelim şimdi. Her asırda diyor işte Birbirini takip eden Nurlu Sesi'ni 32. Altın Halkası işte İsmet Garibullah Hazretleri e, ile İstanbul'u bereketlendirmiş. Alaaddin Hazretleri'nin ardından emanet Mahmud Efendi Hazretleri'ne intikal etmiştir. Diyorlar, yazmışlar. E, Mahmud Efendi Hazretlerimiz diyor, devraldığı hizmeti Ali büyük davaya dönüştürmüş ve bugünlere getirmiştir. Ha bunu bileydiniz. Biz de bunu konuşuyoruz. Tecdit eden o, müceddit o, 1400 senedir hiç bugüne kadar olmadığı kadar İslam'ın yıkıldığı, yakıldığı, Allah demenin yasak olduğu, Arapça ezanın yasak olduğu, camilerin ahır yapıldığı bir dönemden çıkartmış, İslam'ı bu şekilde e, ihya etmiş, parlatmış, sünnetleri ihya etmiş, bidatları öldürmüş bir Tamam, bu usulü ve dava çerçevesinde icra edilen faaliyetler ve hizmetler, 2005 senesinde Mahmut Efendi Hazretlerimizin, üç yüzü aşkın Hoca Efendi huzurunda tayin ettiği heyetle tayin ettiği heyetle Hasan Efendi Hazretlerimizin riyasetinde büyüyüp gelişmiştir. Şimdi tek tek inceliyoruz. Kadayıf'ın telleri gibi Erbakan Hoca'nın tabiriyle tahlil yapacağız. Efendi Hazretleri'nin 300 aşkın hocanın huzurunda tayin ettiği heyetin isimlerini Rasul bölükbaş hocamız merhum kabri nur olsun. Onu da hiç sevmezler şu anda o soruyu sorduğu için. Bunlar haftaya bunun detaylarının dibine kadar bütün hücrelerin cüzüne kadar gideceğiz. Haftaya seyredin elek. Hiç onların durumuna düşmek istemem. Şimdi 300'ü aşkın hocam zuhurunda heyet tayin etti diyor. Peki. Bu heyet ten şu anda kaç kişi kalmıştır? İsmail Hoca'mız üst katında eski istihareci azledildikten sonra e, hoca hocalfenler toplanmış 300 500 neyse en az yüzlerce vardı tabii. E, biz de oradaydık yani. Aşağıda ben tefsir odasındaydım ama sesler zaten geliyordu. Eee Hoca bunu okudu. Şu anda Mustafa Bilici Hocamız Allah rahmet eylesin kabri nur olsun. E, vefat etmiş bu ayetten. E, ondan sonra Hasan Efendi hocamız zaten şu anda heyete başkanlık edecek e, durumu yok. Camiye cumaları bazı geliyor bazı gelemiyor. Hasta, rahatsız, yaşlıdır. E, doğal olarak. Ondan sonra kalmış şu anda heyette 8 kişi var. Peki Efendi Hazretleri'nin yanında ismi okunan kaç kişi? Üç kişi. Bu üç kişinin de İsimleri bilen biliyor. Ben şimdi o ilave beş kişiyi konuşacağım. Heyet hakkındaki görüşlerim, tek tek şahıslar hakkındaki şahıs görüşlerimiz ve bilgilerimiz e, haftaya konuşulacaktır. Ancak bu üç kişi, e, beş kişi, şimdi Ahmet Usta Osmanoğlu, bu Efendi büyük oğludur. Bu heyette, Efendi Hazretleri'nin huzurundaki heyet, heyet tayin edilirken bu isim okunmuş mudur? Okunmamıştır. Bu kişi heyette var mıdır? Yoktur. Efendi yanında 40-50 sene gören var mıdır? Yoktur. Şu anda bütün heyet bunun üzerinden kotarılıyor götürülüyor. Bu e, Hoca Efendi hakkındaki e, detaylı bilgiler, e, ittisaller... E, kimlerle irtibatlı olduğu, bütün yani detayı ve giremiyorum. Şu anda müsait değil ortamım. Seçim öncesiyiz diye. Seçim öncesiyiz diye. Seçimden sonra ya gün ola harman ola. İnşallah haftaya bu gece 22.30'da bu kişi bütün bildiklerim, şahitliklerim, şahitlerin de ses kayıtlarıyla ses kayıtlarıyla bütün e, her şey konuşulacak. Kaçarı yok. Celal Erzincanlı kimdir bu? Elektrik piyasasında e, kendine göre helalinden kazanan takva sahibi bir Müslümandır. Bu kişinin ilimden nasibi var mıdır? Yoktur. Medrese okumuş mudur? Okumamıştır. Vakfın başkanı olması hasebiyle tarikat hakkında kararlar alan heyette rey sahibidir hiçbir ilmi, medresesi, efendinin vekilliği, hiçbir konuyla bir alakası olmayan bu muhterem kardeşimiz, benim de eski hukukum çok, ahlaklı bir insan, e, dürüst bir insan, namuslu bir insan olabilir. Ama oradaki o yanlışları şimdi görüp de sessiz kalması dürüstlüğünü bozuyor tabii. O ayrı bir şey. Şimdi bu arkadaş e, tarikat hakkında e, kaldır eller, indir eller, şimdi çek şey seçecekler, Hasan benden sonrasını bilmem nesini, rabıta kime devam etsin bilmem nesini. Ya Celal Erzincan'ı gitsin elektrik dükkanında işini yapsın yani. Tarikatta rabıta kime yapılacak mı? 50 senedir Efendi'nin yanında duran ben itibarsız ve hiçbir yetkisi yok. Celal Erzincan'ının bir tane rey hakkı var, sekizde bir. Bunun izahı var mıdır? Bunlar katma. Yani Efendi'nin ee, ilan ettiği heyet diyor bu heyette Ahmet Osman Sol yok. Celal Ercanlı yok. Ondan sonra geldik. Efendim Salih Topçu bu Rize'den gelmiş, Of'tan gelmiş imam olmuş. Zaten ondan evvel İmam Selahattin hocamızdı, kıymetli bir hocamızdır, Kütahya'dadır. Allah kendisinden razı olsun, Efendimiz'in rabıtasına sadıktır, çok dürüst bir insandır. Kıymetli hocamız EYT almıştı. Yani bu da Efendimiz'in yanında okunmamış çünkü zaten o zaman zaten İstanbul'da bile değil. bunun da bize neler yaptığı falan haftaya konuşulur. İşte hain dediği, zalim dediği kürsülerden Rabıta Efendi'ye yapanlara pislik dediği falan bunları biliyorsunuz süreci takip edenler. Bu kişi de o heyette yoktur. Bunu da sonradan camiye Camiye kim imam olursa heyete giriyor. Böyle bir şeyleri var. E bu heyet ne heyeti kardeşim? Cami derneği mütevelli heyeti mi? Hani kim süpürecek, kim temizleyecek, kim camide müezzin yapacak? Ona dahil olabilir. Ama camiye imam olanın tarikat yetkisi, tarikatta rabıta kime yapılacak, yapılmayacak? Efendine buyurmuş şahitlik, vasiyet. Bu kendisi vekil bile, Efendi Hazretleri vekil bile bunu tayin etmemiş. Ofta Tahsin Hoca... Osman Efendi vefat edince bu efendiden vekillik istemiş. Efendi Hazretleri buna vekillik verilmez demiş. Ondan sonra buradan gitmişler. İşte efendim ona vekillik vermişler. Efendinin vekillik bile vermediği ve Resul Hocamızın onun hakkında ne beyanları var? 25 sene okutmuş onu. Onları haftaya konuşacağız. Şimdi üçü bulduk. Yani 8'den beşi konuşuyoruz şimdi. Bunların hiçbiri. Efendinin 300 kişinin önünde diyor. Tayin etti diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. 300 kişinin önündeki tayin etti şu saydığım isimler okunmadı. Yüzlerce şahidi var. Hatta onun bakalım bir ses kaydı Resul Hoca'nın falan varsa arkadaşlar da beni burada dinleyenler çünkü ses kaydı görüntülü veya görüntüsüz vardı. Haftaya onu da hazırlayalım. Yani sahip çıkalım birbirimize Allah için efendinin davasına yardımcı olalım. Hayırda yardımlaşın buyuruyor. E, o ses kaydı ve görüntüyü de bulabiliriz. Ben bir ses kaydı olduğunu hatırlıyorum da görüntüyü de hatırlamıyorum. Ondan sonra geldik, Zurnan'ın zırt dediği yere daha gelmedik, dur o beşinci. Ali Polat, Ali Polat abimiz, e, bizim de çok eski hukukumuz, 30-35 sene, 40 sene esari e, yediğimiz içtiğimiz ıhlamur kuyuda bulunan bir hacı abimizdir. Alim değildir, medrese okumamıştır, ee, Efendi Hazretleri'nin vekillerindendir. Sonra bu bölge başkanlığı sistemi çıkarttılar, bayilik dağıtır gibi. Oradan bölge başkanı yapılmıştır, vesaire vesaire. Nerede kaldı ki? Haftaya Selahattin Hoca ile birlikte e, gittiklerinde Efendiden ne cevap aldıklarını ve Hasan Efendi'ye gelip ne cevap verdiklerini ve Hasan Efendi neler dediğini burada beyan edeceğiz. Ama şu anda o şahitliğini gizleyebilir, hatırlamıyorum diyebilir. Hastadır. Allah şifa afiyet versin. Abimizdir. Velakin şu anda e, Efendi efendilerinin tayin ettiği isimler okunan heyette Ali Polat ismi yoktur. Bunu herkes orada görmüştür. Ondan sonra geldik. işte zurnanın zırt dediği seyfettin inanç. Burada duralım. İsmail Hanım, bütün maddi işlerini, para işlerini toplayan, kotaran Seyfettin inançtır. Bu Seyfettin inanç bizim işte talebelerimizden talebelerinden falan okumuştur. Tefsirde senelerce bizimle beraber bulunmuştur. Ee, dolayısıyla tarikat vekilliği yoktur. Yani şimdi öyle bir durum ki e, vekilliği olmayan adamlar yani tarikat ders değiştirmeyi bana diyorlar ya sen ne zaman vekil oldun söz sahibi olduğunda girmişsin heyete efendim kaldır eller, indir eller ama projeleri getiren bütün olayları heyete arz eden e, şu anda bize beni göya ihraç etmişler, aforaz etmişler. Bunun da işte alt şeyini birlikte hazırladıkları adam Seyfettin İnanç'tır. Şimdi bu Seyfettin İnanç tarikatte ve ilmi konularda hiçbir vasfı yokken burada rey sahibi olmuştur. Rey sahibi olmuştur. Ama e, tabii tabi bunun bu ayetin Efendi Hazretlerine yaptığı muhalefetler, Efendini azlettiğini gidip nasbetmekler, etmekler, Efendi Hazretlerinin nasp ettiğini gidip azletmekler, Efendi Hazretlerinin sarık işine yaptıkları itiraf yani neler ne bunları videolarıyla, görüntüleriyle, Efendi Hazretlerinin bunları nasıl tersleri, hepsi haftaya e, videolarla size inşallah gösterilecektir. Şimdi Seyfettin inanç, meselesi önemlidir. Çünkü yakında medyada İsmail Ağa'dan FETÖ çıktı diye haberler birçok kanalda yer almıştır. Ee, işte i̇şte İsmail Ağa'nın içinden FETÖ çıktı. Ekranda görüyorsunuz. Burada ortada oturan Seyfettin inançtır. Benim gözüm tam seçmiyor. İşte onun sağ solu bir tanesi de Celal Erzincanlı var. Bir tanesi de herhalde Ahmet Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'dir. Ee, Buradaki resimin ortası işte bu heyetinde ortasını, İsmail'in de ortasını, her şeyin ortasını anlamak istiyorsanız o ortadaki arkadaş. Bu arkadaşın kardeşi Mehmet Bahadır İnanç. Bu kişi FETÖ firarisidir. Şu anda FETÖ'den aranmaktadır. Ee, bunun e, dolayısıyla bizim FETÖ ile bilmem ne, ne irtibatımız var diyenin ca bütün camianın para işleri, finans işleri, bütün getir götür işleri, heyetin karar işleri, azil işleri, nasp işleri, ikame işleri hepsi Seyfettin inancı üzerinden geçer. İsmaila'yı anlamak isteyen Seyfettin'i çözmeden anlayamaz. Dolayısıyla bu arkadaşın kardeşi Fetö Firarisi'dir. Ee, ayrıca İshaklı'da bunun bir yeri vardı ben de oranın muhtarlar falan beni tanıdıkları için hep benim yanımda bunlar gezdiler işte benim tanıştılar ettiler yani ilk baştan beri oradan bir yerler aldı ben bir şey demiyorum helal parasıyla herkes alır eder orada bunun eskiden yanında çalışan adamlarından duyduğumuz üzere İshaklı'daki evinde FETÖ firarilerini yatırmıştır. Kardeşi kaçmadan evvel FETÖ Öyle. iddia böyle. Bu iddiaları araştırmak devlete aittir. Ben devlet değilim, MİT mensubu değilim, istihbarat mensubu değilim, emniyet mensubu değilim. Bu iddia vardır. Ee, bunu e, dillendirecek arkadaşlar da vardır. Haftaya onların da ses kaydı e, ses kaydıyla yayınlanacaktır. Dolayısıyla bu durumda e, fetö firarilerini kendi kardeşinin fetöcü olduğu kesindir. FETÖcü olması ne yapmaz? Kendini FETÖcü yapmaz. Velateziru'azratun izra Kimse kimsenin yükünü yüklenmez diyor Kur'an. Biz e, Kur'an'a bağlıyız. Dolayısıyla Seyfettin inancın FETÖcü olduğuna dair asla benim elimde bir veri yoktur. Kardeşinin FETÖcü olduğu kesindir, devlette mevcuttur. Ama bu FETÖ firarilerinin İshaklı köyündeki evinde yatırdığına dair iddialar mevcuttur. Bunu devlet, hükümet araştırmalıdır. Araştırmalıdır. Çünkü bu devlete karşı işlenmiş bir suçtur. Eğer böyle bir şey yaptı ise. Onun için İsmail'a zenginler, bütün zenginler bununla telefonla görüşüyor, para veriyorlar, ediyorlar, resmi, gayri resmi, kimlerden ne topluyor. Dernekler masasının işidir, benim işim değildir. Ama ve lakin ben bu milleti uyarmak zorundayım. Yarın seçimden sonra FETÖ'ye karşı büyük operasyonlar özellikle akademide vesair e, cemaatler içerisinde başlatılacaktır. Aziz Başkan'ın bu işlerde devlette de karşılığı olan bir insandır. Silah sanayi vesaire savunma ile ilgili eskiden beri zaten e, büyük bir iş adamıdır. Onun son beyanlarında duyduğunuz üzere, FETÖcüler tarikatların içine girmiştir. Şu saatten sonra FETÖ e, hizmet hareketi diyemez. Cemaatiz diyemez, cemiyetiz diyemez. Kendilerini eritmişlerdir. Ve onun için e, şeyin içine, e, tarikatlerin içine, her tarikatın içine girmişlerdir. Ee, İsmail Ağa gibi büyük bir cami içine girmemeleri mümkün değildir. Zaten bu oluşumlar 2006'dan beri Furkan Dergisi'nde bunları sonuna doğru konuşacağız. Furkan Dergisi'nin güzel yaptığı hizmetlerden biridir. İsmaila'ya FETÖ girmiştir, şudur budur bazı isimleri de vermiştir ee, Furkan e, yazarları. Ee, çok şuurlu şekilde o zaman hareket ettiler. Ee, dinler arası diyaloglar diyeler yaptılar. Hatta o zaman benim de dinler arası diye olay yaptığım reddiyeleri de dergilerinde paylaştılar. Dolayısıyla hakkın yolu birdir. Ee, o istikamette FETÖ'nün İsmail e girişi çıkışı 2000'lerden sonra başlamıştır. 2006'dan sonra artmıştır. Efendi Hazretlerine çok operasyonlar çekilmiştir. Bunları işte sırasıyla konuşacağız. Ee, Şimdi cemaatların içinde mündemiştir. Ee, Seyfettin İnanç'la işte telefon, irtibat, para aldı, verdi işleri yapanların yarın bugün ben uyardım ne oldu şimdi bana dua diyorlar. Biz şimdi hapiste yatacaktık hoca sen FETÖ'ye bizi uyardın biz o zaman darbeden önce irtibatı kestik. Milat yaptılar darbenin tarihini ondan evvel biz kurtardık hapse girmedik dediler. İşte önümüzdeki süreçlerde de bu FETÖ iltisaklı ve irtibatları kurulurken edilirken, ne verdin, ne aldın, kimle görüştün, ne ettin biliyorsun. Bunlar araştırılıyor. İş adamlarını da ben bu konuda uyarıyorum. Ee, madem böyle bir FETÖ firarilerini İshaklı'daki evde yatırdı, şiaybesi vardır. Bunu devlet mutlaka araştıracaktır. Bunları da suç duyurusu kabul edebilirler buradan. Bunun arkası gelir. Ben sizi Allah için uyarmakla mükellefim. 50 senedir bu işteyim. Yani sohbet kürsülerindeyim. Yaşım 62'ye gidiyor yani bu şevvalde 61 bitti. 12 yaşından kürsüdeyim. Son 20-30 senem kayıt altındadır. Hep iyi niyetle ikazlar yaptım. Bu ikazların neticesinde hep reddiye yaptıklarımın ne mal oldukları ortaya çıktı. Bir tanesi düzgün çıkmadı. Bir tanesinde bana sen bu adamı karaladın. Sonra bu adam iyi çıktı denilecek bir tane varsa gösterin. Bu 40'la 50, 100'e yakın isimler vererek müşahhas reddiyeler yapmışımdır. Bundan dolayıdır ki e, heyet konusunda bunu söylüyorum. Dolayısıyla şu anda heyet dedikleri kişilerin bir kere resimlerini bile insanlar görmemiş. Ben bu kadar toplumun önündeyim. Hayali bir istişare heyetinden bahsediliyor. Hayali değilseler meydana çıksınlar. Görüşlerini açıklasınlar. Ben falan kişiyim bu heyetteyim desinler. Bir. İkincisi bu heyette olan bu sekiz kişinin beşi Efendi Hazretlerimizin tayin ettiği heyet değildir. Orada üç vardır. O üçünde durumunu Haftaya kadar ya bana ulaşırlar, ya biz onlara ulaşırsak niyetleri, maksatları nedir? Yapılan işleri tasvip ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bilgi verirseler, paylaşırız, bilgi verirmezseler bildiklerimizi söyleriz onların hakkında da. Şimdi, e, dolaşıyla büyük bir yalan, ilk madde yalan. 1400 senedir Nakşih Tarikatı hizmet ediyor diyor. Yalan. İkinci yalan. 300 kişi uzunluğunda Efendi Hazretleri tayin etti diyor. Bu heyeti. Oradan üç kalmıştır. Eksenin için kül hükmü vardır fıkha göre. Dolayısıyla 8'de beş, beşi Efendinin önünde ismi okunmayan o 300 kişinin huzurunda diyor. O 300 kişinin huzurunda okunmadı bu beşin ismi. Ben bunu konuşuyorum. O gün 300 kişi huzurunda bu okunmadı. Benim de, derdim bu. Burada da büyük bir yalanla karşı karşıyasınız. Ondan sonra... Geliyor. İşte tasavvuf yolu yüksek fazilet ve makamlara erişme yoludur. Bu bereketine binaen seyri sülük yolunda falan her müridin münferit çeşit imtihanları olduğu gibi bazen de müridanın topyekun imtihanı söz konusu olur. Müridan için karşılayabilecek en ağır durum hiç şüphesi mürşidin ahirete irtihalidir. O topyekun imtihanın en çetini de mürşidin vefatı sonrası baş gösterir. Doğrudur. Alayet-i Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin ahirete irtihalinden sonra da bir imtihan vakı olmuş. Zamanla fitne bulutları dağılmış ve Mahmut Efendi Hazretlerimiz Yüce Tarikat imam olarak irşat faaliyetlerini ömrü boyunca sürdürmüştür. Bu doğrudur. Fakat büyük bir fitne vuku bulmamıştır. Çünkü Nur abi damadı olarak merkez tekkede bulunmuştur. Mahmut Efendi Hazretlerimiz merkez tekkede vazife yapamamıştır. Ali Adler Efendi Hazretlerimiz Mahmut evladım e sen e ee, benden sonra e, gelirsin. Bu tekke vakfiyedir, meşihat vakfiyesidir. Hak da senindir. Hakkını ararsın. Verirlerse ne ala, vermezlerse ilk önce caminde yürütürsün, sonra evinde, hanende yürütürsün. Bunun ikisini de caminde, ikisini de ben duydum. Efenden kendim duydum. Hanende yürütürsünü de ben e, yine bunu duydum. Dolayısıyla, hatta efendislerine sordum, onun da videosu vardır, yani YouTube'larda var yani, efendisleri hanende yürütürsün diye bizzat buyurmuştur. Zaten aynı ile vakı olmuştur, ee, 40-50 senelik bölümünü İsmail Camii'nde yürütmüştür, sonra Beykoz'daki hane son 17 sene, işte vefattan evvel 15-16 sene geçmiştir, ve irşat faaliyetlerini dine davet binası diye, e, ismini taktığı e, o hane şerifesinden yürütmüştür. Bunlar aynı vakı olmuştur. Şimdi e, Mamtere'nin bir konuşması var. Ses kayıtları tabii şu anda biz hepsini yetiştiremedik. Çok ani oldu bu yazıyı biz ne bilelim. Bu yazıyı dün koyacaklarmış. E, i̇şte ben hastaneye gittiğim için o gün koymamışlar. Bana acımışlar. İşte ölecek miyim ölmeyecek miyim de beklemişler. Ölmeyince e, Ondan sonra torunların tabiriyle gebermeyince e, ne yapmışlar? Yazıyı e, e, koymuşlar. Tam da Bedir günü çok iyi olmuş. Hakla batıl e, Furkan e, nasip olmuş. Ayrılmış. Ve bu böyle bir günde hemen işte biz ihraç ettik. bir memnun ettik haberlerini. Sağcı solcu bütün medyaya e, efendim yaymışlar. Şimdi orada diyor ki Mahmut Eren e, Ali Adar Efendi'nin diyor Mahmut Efendi diyor yani ben bu kadar konuşurken batıl konuşan bir insan görmedim. Yani tecrübesi de yok, bir şeysi de yok. Efendinin vasiyetini 12 sene evvel diyor, 24 sene evvel. Yani neresini düzelteceğiz yani? Ondan sonra diyor ki e, iki ihvan kalmış. Bu da diyor İsmail Kalender'le Muhsin Kaptan. Ya ne iki ihvan kalmış? Sonra öbür ihvan diyor ikna edilmiş efendiye. Ya Efendi Hazretleri'nin e, hali kerameti zahir olan bir insanın yani nasıl efendinin şekliğini yani bunu e, muhalifler bu kadar yapamaz. Kendi torunuyla evli olan adam kalkıp bunu söylüyor. Ne kadar büyük bir yanlış bilgi malzeme veriyor. İkna edilerek şekli ispat edilen bir zat mıdır Mahmut ikna edilmiş. İkna otaları mı kurdular? 28 Şubatçılar gibi. Kim kimi ikna etmiş? Tarikat gönül meşrep meselesidir. Nasıl efendinin e, şeyine ikna edildi? Bu tabiri kullanıyor. Bunların hepsini paylaşırım. Halbuki yahu Ali Haydar Efendi Hazretlerinden kalma dünya kadar ikvan. Benim ömrüm onlarla geçti ya. Fare Efendisi, Gözlük Ahmet abisi, Nalbur Kemal'i, işte efendim e, ee, Sapancalı Kalacı İsmail Efendi, Akşakoca'lı İsmail Efendi, şurada 30, 40, 50 sayarım. Muzaffer Efendi, Bandırma'da Mutullah Efendi, bunların hepsi Ali Adar Efendi'den derslidir. Denizli İbrahim Efendi bile Ali Adar Efendi'den, Veli Efendi Ali Adar Efendi'den derslidir. Yani Ali Adar Efendi'den dersli olanların hiçbir efendiye gelmemiş, iki kişi gelmiş, Ali Adar Efendi babanın ilk ikna edilmiş. Ya böyle bir saçmalık Tarikatın dibine dinamit ya koyuyor bunlar. Bu laf kendi lafı. Böyle bir şey yok. Efendi Hazretlerine ee, bu rabıta konularını zaten haftaya çok detaylı anlatacağım. Şimdi geçelim. Bu yalanların, beyanların, reddiyelerini yapacağım. Şimdi diyor Mahmut Efendi Hazretlerimizin manevi evlatları olarak bir süredir ona olan muhabbet iddiasıyla Büyük bir fitne ve imtihan durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bakalım neymiş o fitne? Fitne ben, tehlike ben. FETÖ zaten ne diyor? Hamdullah Öztürk, Ahmet Hoca'yı çok severim diye video yayınladı ya. Efendim onu çok seviyoruz yani, onu iyi tanıyorum diyor. Ve FETÖ Amerika'dan yayınlar yapıyor. Onları da konuşacağız, paylaşacağız. Haftaya o FETÖ'nün bunları nasıl tuttuğunu da görürsünüz. Beni nasıl tehlike saydığını da görürsünüz. Daha dün Emre Ustu tweet attı yok ya dedi akşam dedi konuşamayacak da dedi onun dedi bilmem nesini sıkıyor dedi gebermedikçe inanmam dedi yani kime geberme diyor kim bana gebersin gebermedi geberecek diyor bir FETÖ diyor bir de bunlar diyor ondan sonra e, bugün diyor bu ulvi emanet altın silsileni 37. halkası Hasan Efendi Hazretlerimize intikal etmiştir şimdi e, efendim Hasan Efendi hocamız Hasan Efendi hocamız. Bu sayfa bitti. Hasan Efendi hocamız 37. halka mıdır? Değil midir? Şeyh midir? Değil midir? Halife midir? Değil midir? Başvekil midir? Değil midir? Yoksa normal vekillerden biri midir? Efendiler önceden böyle bir vesayet yapmış mıdır? Yapmışsa sonra bunu neshetmiş midir? Bütün bunları Hazretleri'nin kendi sesinden, kendi görüntüsüyle ve şahitlerle haftaya 22-30 mevadimizdir. Bunları konuşuruz. Ondan sonra zaten cenazede ilan edildi. Orada Ahmet Usta Osmanoğlu diyor iddia etti diyor. Bakalım, okuyalım. Evet e, ee, bu hakikat Mahmut Efendi Hazretlerimizin tevatür seviyesine ulaşan vasiyetine bağlı olarak tevatür dediği de kim? O kağıdı da göstereceğiz. Kağıttaki imzaları da göstereceğiz. O imzalarda kimin ne dediğini de göstereceğiz. Resul Hoca'nın benim niye imzam yok? Bunlar hepsi konuşuruz. Diyor ki Ahmet Usta Osmanlı Hoca Efendi ihvanımıza kamuoyuna ilan etmiştir. E bakalım kamuoyuna Ahmet Usta Osmanoğlu cenazede e, nasıl ilan etti Hasan Efendi'nin konumunu? E, var mı o video arkadaşlar? Duymayanlarımıza tekrar ederek tekrar tekrar söylüyorum şu tabiri kullanarak bize bu görevi, bu vasiyeti kardeşlerimize anlatmamızı söylemiştir. Benden sonra tabirini kullanarak benden önce tabiri yok. Son nefesime kadar ben cemaatimin başındayım. Ama son nefesimden sonra yerime Hasan Efendi hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum. Evet. Ahmet Hoca'nın hayatında söylediği en doğru söz budur. Bundan daha doğru bir söz söylememiştir. Bir de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Temsilci demiştir, cemaatın başı demiştir. Biz temsilciliğini kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Cemaatın başı olarak kabul ettik mi? Ettik. Bugün hala da ediyoruz, ediyoruz. Bunu da ilan ettik mi? Ettik. Bunun üstüne konuşulan sözleri haftaya daha net tahlil etme imkanı inşallah İnşallah, inşallah, ya Rabbi, kaç defa haftaya dediysem, hepsine mecliste kalkmadan inşallah devam ediyor. Bu mecliste oturduğum sürece, deminden beri kaç defa haftaya dediysem, hepsinde inşallah diyorum, ya Rabbel alemi, Allah'ım dilersin. Allah hepimize saat afiyet versin, hakkı hak göstersin, tabi olmayı nasip etsin, batılı batıl olarak bildirsin, sakınmayı müesser eylesin. Amin. Şimdi, Ben şimdi buradan laflardan yola çıkıyorum. Bizler inanıyoruz ki diyor, şimdi İsmaila e konuşuyor. Bu yol, Mahmud Efendi Kudüs Hazretlerimizin mültezemde yaptığı kabulü müjdenenen duanın bereketiyle kıyamete kadar paydar olacaktır. Biz de aynı itikattayız. Efendimiz o dua yaparken de yanındaydık. Ee, Şan aşmaz Akşmaz'a müracaat ederken de yanındaydık. Dolayısıyla onların hiçbir olmadığı yerlerde biz yanındaydık. Ve lakin burada zaten rabutası Hazreti Mehdiye kadar devam edeceği haftayı anlatılacağı üzere delilleriyle bu yolun devamını onun rabutasında birleşmek ancak sağlayacaktır. Aksi takdirde, aksi takdirde e, kendi kafalarına göre. İstişare iş heyetleri seçip yetkili yetkisiz etkili etkisiz insanları kaldırırlar indirirler bilmem nelerler sen ne yapamazsın? Silsile tayin edemezsin. Ee, dolayısıyla e, burada Efendi Hazretleri halifem yok vekillerimle bu yol yürüyecektir buyururken Kaddese ruhu yine bu yolun e, e, devam edeceğini zaten müjdelemiştir. Burada buna zıt bir şey ne bizim beyanlarımızda ne kimsenin ifadelerinde geçmemektedir. Şimdi, orada Hüseyin Avni e, ses kaydını haftaya şey edelim. E, yani orada rapıta konusuna orada gelelim. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Tek tek gidiyoruz. Nispet yolunu Hazreti Mehdi'ye aleyhi ulaşacağını beyan eden İmam Rabbi Hazretlerinden sonra nasıl ki silsile altın halkalarla devam etmiş ve bu durum nispetin kesilmesine mani olmuş olmamışsa Mahmut Efendi Hazretlerimizden sonra da bu yol bir bir ardına ekleyen altın halkalarla devam edecektir. Meşayih arasında altın halkaların gelip geçmesi o büyüklerin nispet ve tasarrufunun ulaşmasına engel olmamıştır. Yakın tarihte vekiller vasıtasıyla devam edeceği iddia edilen başka tarikat kollarının zamanla kapanıp nispetinin kesildiği gerçeği de önemli hatırlanmalıdır. O zaman sen bana itiraz etmiyorsun ki. Efendiye itiraz ediyorsun. Kaç kişi bunu duydu? Hasan Çelik abimiz duydu, Hüseyin Avni hocam duydu, Muhammed Kesir hocam bunu naklediyor. Yani halifem yok, vekillerimle devam edecek. Başka tarikatlar diyor, vekillerle devam edelim derken diyor, kesildi diyor. Arkadaş! bu tarikat senin babanın çiftliği mi? Bunun sahibi Mahmud Efendi Hazretleri, Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri ise o vekillerimle devam edecek dediyse sen nasıl kalkar dersin ki vekillerle devam ederse kesilir? Sana ne? Dükkan senin mi? He verelim Hüseyin Avni Hoca'nın e, ses kaydı e, şahitliğini verelim. Sizin halifeniz var mı diye sordu, O da yok vekiller var buyurdu. Halifenin olmadığını söyledi. Tamam. En güvenilir adam, kıymetli hocamız yani hakikaten şu anda e, Efendi Hazretlerimizden kalanlar içerisinde ilimde en üstün seviye diyebilirim. E, güvenililikte, dürüstlükte, takvalıkta, zühtte, yalan konuşmamakta bir birinci adam yani. Allah başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürle saati afiyet versin hocamıza. İşte Şimdi adam ne yazıyor? Ya siz anlıyorsunuz da vekiller vasıtasıyla devam edilir denirse diyor zamanla öbür tarikatlar kesildi bu da kesilir. Tamam da bu tarikatta sana operasyon yapma yetkisi verilmedi ki tarikatın sahibi halife mi? vekillerin buyurduğuna göre vekillerle yürürse kesilir deme hakkı sende yok ki sen kimsin demin anlattığı meyet. Efendinin sözün üstüne söz nasıl söylersin? Devam. Mahmut Efendi Hazretlerimizin ahirete irtihalinin ardından belli çevreler eliyle. Belli çevreler. Belli çevreler bizmişik. Kötü kirli bir propaganda başlatılmış. Ve daha önce istişare heyetinin açıklamasında yer aldığı üzere Şahitler huzurunda tevatür seviyesine sabit olan bir hakikat gizlenmeye çalışılmıştır. Gizlenmeye çalışılmıştır. Ne gizlenmiş? Oysa ki Alaeddin Hazretlerinden bizlere yadigar olan ve bir kısmı bugün hala hayatta ve bulunan büyüklerimizin efendim şahitliği de ortadadır. Bugün fitneden korunmak o büyüklerin şahitlik ve bereketine tabi olmakla mümkündür. Peki o şahitliklerin meali nedir? O şahitlerin en başta ben varım. Bütün süreç 2000'de başlamış. Bunların dediği gibi 12 sene 15 sene değil. 24 sene. Bütün hepsinin en başından şahidiyim 3,5'luk saatlik bir video çektim, evvelce yayınladım. O videoda bütün bu şahitliklerimi anlattım. Burada şimdi uzatma lüzum yoktur. Haftaya, bunun kısa bir özeti mecburen yapılacaktır. Sürecin takibi bakımından, oradaki ifadeler nedir? Hiç şeyh tabiri geçmiş midir? Halife tabiri geçmiş midir? Demin dediğim bütün bu konu var. Kendi ağızlarından da hocaefendileri, şahit olan bazı hocaefendilerin de e, ses kayıtlarıyla... Ee, kimi de video çekmişti zaten evvelce. Görüntüleri de mevcuttur. Burada bu, e, bu tamirler var mıdır? Bunları göreceksiniz. Geldik. Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti. Şimdi böyle bir video getirmişler. Şimdi bu videoyu e, tahlile başlıyorum. Bir defa e, kötü niyet e, göstergesi olarak ile ilgili konular. Ben de e, madde yaptım. Şimdi videonun içeriğinde Hasan Efendi'ye bir şey soruluyor. O da gelmesin dediği görülüyor. Fakat Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti deniliyor. İbre, gelmesinden başka bir kelime mevcut değil. Zaten atılan başlık kötü niyet taşıyor. Atılan başlık kötü niyet taşıyor. Çünkü gelsin mi gelmesin mi diye sorulan bir konuda münasip görmez. Zamanı zemini değildir. Belki daha büyük fitne çıkacağı mülaza edilmiştir. Mesela gelmesin lafı reddetti ya çıkıyor. Reddettiden sonra tarikattan ihraç edildiye çıkıyor. Ve bütün basın yayın şu anda öyle diyorlar. Ben tabii takip edemiyorum. Ben internetlere girip zaten kendimde bir şey bulamam. Bütün basın yayında aforoz edildi, ihraç edildi. Ee, haberleri dolaşıyor şu anda dediler. Şimdi bu videoda gelsin mi gelmesin minin gelmesin sözünden gelmesin sözünden reddetti nasıl çıkıyor? Yani bunu kasıtlı buraya reddettiği koydular. Zaten günlerdir e, bu haberi biz almıştık. Hasan Efendi e, Ahmet Hocayı Cübbeliyi tarikattan kovdu, tarikattan çıkarttı diye. Bir videoda var yayınlanacak diye bunu biz günlerdir duyuyorduk. Torunlardan, morunlardan, tosbalardan e, geliyordu bu haberler. Ancak içeriği bilmiyorduk. E, daha fare doğurdu. Çünkü bir, tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Tarikatı Haseniye mi kurduk? Tarikat, tarikatı Halidiye'dir son isim. Şube olarak tarikatı Mahmudiye'dir. Ona bile mübarek izin vermedi. İşare çıkmadı dedi. Efendi Hazretlerinin beni ne kadar sevdiği, beni ne kadar tuttuğu izah muhtaç değil. Ben 10 saat bunları anlatamam şu an. 50 seneyi 5 dakikada nasıl anlatayım? Böyle bir durumda Hazan Efendi'nin bana gelmesin e, demesinden reddetti çıkar mı? Bir. İki. Bu reddettiden buradan tarikattan ihraç etti. Ya Hasan Efendi nasıl Mahmut Efendi'nin müridi ise ben de Mahmut Efendi'nin müridi, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Birincisi, ben Mahmut Efendi Hazretleri'nin müridi olmam hasebiyle ölene kadar ona devam etme hakkım var. Şeyh'im olarak zaten onu biliyorum. Şeyhler her yerde de ilan ettim. Beni ihraç eden merci e, bu konuyla ilgili bir merci değil. İki, zaten Hasan Efendi böyle bir şey demiş mi dememiş mi? O ayrı bir şey. Ondan sonra bu mu, e, videoda kime dediği belli değil. Montaj söz konusu. İkinci saniyede videoyu aldığımız bilgi, içeriden aldığımız bilgi üç günde çektiler. Kaç saniye demediler bana. 20 saniye mi ne video? E, bir buçuk dakikalık bir video. Paylaşılan kısmı kaç saniye? söylesinler, siz de seyredin şimdi. Paylaşılan kısmı kaç saniye? İkinci saniyesinde Hasan Efendi'nin başının e, şeyi, ışık değişiyor, Baş, başın hareketi değişiyor. İkinci saniyede operasyon, yahu kardeşim bir şey soruyorsun, bir şey konuşturuyorsun. Madem bir buçuk dakikayı paylaş, bir buçuk dakikayı da paylaşmadılar. Ondan sonra saniyelere indirdiler. Orada da Montaj yaptılar, acaba ne sorusuna gelsin gelmesine ne gelmesin dendi. Şimdi e, o videoyu izleyelim, ondan sonra da bakalım e, bu montajla nereye de çevrilebiliyor mesela, onu da görelim. Bunu niye gösteriyoruz? Yarın Hasan Efendi kendinden sonra Ahmet Usta Osman'ı mı bıraktı gibi bir şey dedikleri Mahmut Eren diyemeyecekler şu anda çok cerhiyedi ama kafasına da sıkar bunlar der, onu ben bilmiyorum. Mahmut Eren diyemeyeceklerden Ahmet Usta Osmanoğlu demek için da e, işte kimi diyeceklerse ama e, şey öyle, ağırlık öyle. E, bir yazı da belki bir imza gibi söz konusu. Aynı videoyla milleti karambole getirecekler. Peki biz beş gün oldu. Dedik ki biz Hasan Efendi hocamızın en yakınıyız. Arabasında çocuklarıyla beraber gezmişiz, büyümüşüz. Bizim bu kadar hukukumuz var. Ömrelerimiz, saçlarımız, çocukları çoğu onunla benim kadar hatırası belki yok. Bu kadar e, birlikteliğimiz olan bir insan, şu anda kameraları açalım, kameralarla gidelim. E, bu madem 20 aydır fitne oldu diyorsunuz, siz rabıtayı üstten e, efendiye devam edecek diyorsunuz, alttan dipnot koyuyorsunuz, o Seyfettin dipnot koyduğunu kendi söyledi bana. Ondan sonra... Ee, Katın hocalarla, madın hocalarla bütün bozdunuz milletin düzenini, tarikatını, rabıtasını. Ee, düz, dürüst olun. Ee, seçimden sonra da Hasan Efendi'ye de yapılabilir diyeceğiz. Onlar haftaya gü güzel anlatacağım. Aa, o arada onlar yazıyı yayınlarlar, yayınlamazlar, rabıta yapılabilir diyebilirler, diyemezler. Onu bilmiyorum bu konuşmalardan sonra da. Derler onlar artık çünkü bir proje, dış güçten bir proje var orada. Efendi'den Hasan Efendi'ye geçirilmesi değil. Hasan Efendi'den sonrasının robotlaştırılması işte artık FETÖ ve onları sonunda geleceğiz. Dolayısıyla bunu da aynı usulle yapacaklar. Bu videoyu anlarsanız aynı bu video usulüyle artık görüntü olacak veya ses olacak. Rabıta işinde de görüntü yokmuş, ses varmış dediler. Veya görüntü olsa ne olur? Bakın nasıl videolarla oynuyorlar ve ondan sonra millete bunu Hasan Efendi reddetti diye uyduruyorlar. Beli Ahmet. Bu rabıta ile ilgili gelip sizinle görüşmek istiyormuş. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Peki. Ben videoların seslerini duyamıyorum arkadaşlar. Ne? Şimdi bu hangi videoydu? İşte 30 küsür saniyeye indirmişler. Bu montajlardan, montajlarından bilir halinin gösterildiği videoydu. Bir daha E şimdi... Ya siz doğruyu vermeden niye öbürünü verdiniz ki ya? Anladım öyle olmaz ya. Beş dakika. Şu anda yapay zeka var, şu anda o var, şu anda bu var, şu anda şu var. Dolayısıyla Hasan Efendi gelmesin dedi diyorlar. A gelsin dediği videoyu da çocuk orada uydurabildi. Nasıl onu uydurabildi? Bu arada montaj olunca şu sualler akla geldi. Çünkü bir buçuk dakika, üç gün niye uğraşıyorsun? Bu sorunun e, üç günlük canı var mı yani? Hasan Efendi bir kelime konuşacak zaten. Ee, sağlığı durumu hasebiyle, yaşlılığı hasebiyle bir iki kelime de cevap vermek durumunda. Bu durumda üç gün ne fırsatı kullanıyor? Bir. İki. Bir buçuk dakika nerede? Çekin bir buçuk dakika. 37 saniye mi ne? 37 saniyeye niye indi? Arada başka bir şey sordun. Kime gelsin dedi, kime gelmesin dedi. Arayı çektiğin zaman gelmesin diyebilir. Ama kime gelmesin dedi. Çünkü orada oynama var videoda. İki, yani bir buçuk dakika 37 saniye indi. Ondan sonra efendim zaten 20 aydır Hasan Efendi'ye o ordulu İrfan'da yayınladığı bir ses kaydı kendi, kendi sesi yani Hasan Efendi değil. Yok Allah ona tokat atmıştır dedi diyor. Yok öbürü bilmem nedir. 20 aydır o Salih Hoca topçusu, tüfekçisi, hepsi e, Hazan Efendi'ye her gün her gün adamcağız 97 yaşındaki hicri hesaba göre Hoca Efendimiz'in başına cübbeli şöyle yaptı. Cübbeli böyle yaptı. Cübbeli cemaati böyle. Cübbeli sizi reddetti. Cübbeli medreseleri kapat. Cübbeli bize şöyle yaptı. Cübbeli bize böyle yaptı. 20 ayı geçiyor efendi Hazretleri vefat hemen hemen. Yani 20 ay oldu. Her gün bir insana başından aşağı devamlı cübbeli şöyle, cübbeli böyle, cübbeli şöyle, cübbeli böyle de Allah cübbeli belasını versin der ya. Doğal bir süreç yani bu efendi Hazretleri değil ki. Bu Mahmut Efendi Hazretleri değil ki Hasan Efendi'nin makamı, Mahmut Efendi'nin makamı da mı haşa? E değil. Mahmut Efendi Hazretleri'ne sen böyle bir şey dedirttirebilir misin? Ne dedim Efendi Hazretleri dedim. Korkarım başıma çok işler geliyor. Çok düşmanım var. Benim aleyhime de size bir şey söylettirirler eder. Ben şimdiden ayrılıyım gidip. Ne dedi? Yedi kere cevap verdi, Sonunda parmağını böyle götürür. Söz veriyorum sana. Ben ölünceye kadar senin aleyhinde bana bir şey söylettiremeyecekler. Mürşit odur. Kamil odur. Mükemmel odur. Mükemmel odur. Bir söz söyler. Ölene kadar o sözde durur. Çünkü Allah'tan ilhamlıdır. E şimdi bu gibi olaylarda bunun bir garantisi yok. Efendi gibi, efendi makamı gibi bir makam söz konusu olmadığına göre haşa. Onun için e, burada e, oynama yapılmış ve bu oynamadan çıkan cevaptan gelmesin reddettiye çevrilmiş. Reddettiden de cemaatla hiçbir ilişkisi kalmamıştır şeklinde cemaattan, tarikattan insanları atma e, uzaklaştırma yetkisi hiç olmayan demin saydığım 8 kişilik eyetin artık kaç imza attı, kaç imza atmadı, kaçına gösterdiler, kaçı okumadı onu da bilmiyorum. Hepsini zan ve itham altında bırakamam. O kararla Türkiye'ye bunu efendim ilan ettiler. Şimdi Hasan Efendi bana gelmesin dedi. Peki Efendi Hazretleri ne yapıyordu bana? Mahmut Efendi Hazretleri ne yapıyordu bana? Ya işte o Devamlı gel, her zaman diyordu ki Ahmet haftayı geçme. Bazın sekizinci gün oluyordu, işte Bursa'ya gidiyorum, Konya'ya gidiyorum, Afyon'a falan. Sekizinci gün oluyordu, diyordu. Ya tefsir yazılırken her gün onu konuşmuyorum. E, sonradan hani e, tefsire katılamadığı dönemleri konuşuyorum. Bir gün geçiriyordum, sekizinci gün oluyordu, aynen böyle diyordu. Bunu kaç kere yaşadık? Ahmet yediği geçirdin. Nasıl hesap edecek? Yani yedi günü. Sen, biz şimdi kendimiz şu anda e, elimizde cep telefonlar, akıllı telefon bilmem ne. Yedi mi oldu, altı mı oldu yani görüşmediğimiz. Yediği geçirdin diyordu. Ondan sonra seni sık sık görmem lazım diyordu. Bir gün Diver'de yemek yeniyordu. Muhammed Avam Hoca'la beraber şey, herhalde tefsir ekibi de oradaydı. Telefon etti. Ahmet artık her gün görüşmemiz lazım evladım dedi. Her gün. Ben yani ondan sonra tabii e, nasıl şimdi her gün bir yere gidiyoruz, gelemiyoruz, ediyoruz. Ondan sonra e, dedi ki Ahmet, bundan sonra dedi sen kendin geleceğine gideceğine göre karar ver. O da büyük bir keramet oldu çünkü ondan sonra bazı olaylar oldu işte gör, görüşemedik, görüşme imkanlarımız elimizden alındı. Bak onu da önceden keramet olarak söyledi. Her şeyi biz böyle yönetiliyorduk. Her şeyimize karışıyordu. Her şeyimize müdahale ediyordu. Yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız nefesle ilgileniyordu. Her şeyimizle ilgileniyordu. Mürşit budur. E şimdi sen uzaktan kumandalı efendim operasyon geçirmiş videolarla bilmem kimi reddediyorsun ya? Kim kimi reddediyorsun ya? Sen sen orada yani heyeti söylüyorum. istişare heyetini söylüyorum. İstişare heyetini o aldığından kararlar, yazıyı da torunlar yazmışsa. Ya siz nasıl e, efendinin adamını e, tarikattan ihraç ediyorsunuz? Tarikat Allah'ın yoludur ya sizin yolunuz değil ki kardeş. Kim hak üzereyse odur. Hazırlayabildiniz mi? Şimdi bu video için üç gün uğraşılmış. Hasta olduğum için sabah namazından sonra çekilmiş bir buçuk dakika sürmüş, e, hasta olmuş, ertelenmiş. Ondan sonra daha önce Hasan Efendi'ye defaatla bu iş denenmiş, benim aleyhime konuşturulması istenmiş. Mahmut Eren'in de e, sesli kaydı beyanı var. Diyor ki, siz niye cevap vermiyorsunuz diye buna yazanlara, çizenlere. Yahu diyor, biz diyor, aylardır diyor hani bir cevap vereceğiz. Cevap ellerinde delil yok. Ne cevap verecek adam? Ama bir delil diye bir şey sunuyor. O da 12 sene evvel diyor. 24 seneyi karıştırıyor. Ee, ne onun adı? Çamoluk otomotiv gibi. Adam seneleri sıfırlar her şeyi karıştıran bir durumda. Ee, paniklemiş zaten. Şehlik elden gidiyor, post elden gidiyor diye. E, bu durumdaki e, bir 20 aylık süreçte Hasan Efendi hep böyle yapmış. Böyle yapmış. Bunu kendileri de itiraf ediyor. Kendisi de kendi Hasan Efendi susun dedi susun dedi, susun dedi, susun dedi, susun dedi. E E şimdi de Efendim, çünkü neden aleyhe konuşturma uğraşıyorlar? E bu 20 aydır bir insana bu kadar zorlanırsa ne olur? Şimdi de gelmesin dedi diyorlar. O da kime dedi, ne, ne oldu o da belli değil. Efendim, burada ne anlaşılıyoruz, anlıyoruz. Aynı bu şekilde Hasan Efendi'den sonrası için bir şehrlik operasyonu düzenlenecek, aynı böyle e, ee, işte çarpık çurpuk videolarla şunlarla bunlarla bir kelimeyle şeyle veya kalem imzasıyla bu işleri kotarmaya çalışacaklar. Ama Allah'ın yolu mahfuzu emindir. Efendi Hazretlerimiz yolun sahibidir. Bu yol hak ise Allah'ın yolu ise mutlaka batıl elinin operasyonlarından korunacaktır. Geldik. Ya videoda oynandığını bir gösterin bulun. Herkes anlasın görsün yani. Neyse. Soruyu soran kim? Şimdi soruyu soran da yok ortada. Soruyu soran Abdullah Kılıç. Hasan Efendi'nin oğludur. Bu kimdir? Anla, anlatalım. Abdullah Kılıç çocukluğunda ben de sevdiğim, ettiğim, bizim Kumrulda biz aynı mahallenin de oturuyorduk. Efendim, bir sonra hafız oldu. Hoca oldu. Şimdi Yavuz Sultan Selim Camii'nin imamıdır. Bu, bunun tarikatla ilgili falan, Efendi Hazretleri'nin tarikatla ilgili falan bir konumu olmadığı gibi. Umad'ın üyesidir. Umad denen, ben buna reddiye yaptım. Umad, ne, çekil dedik oradan bilmem, hala çekildim, çekilmedim bilmiyorum, hala çekilmedim. Umad'da kimler vardır? Başta Hayrettin Karaman vardır. İkinci de Mustafa Karataş vardır. Bunlarla birlikte hareket eden, toplantılar yapan biridir. Bu ikaz edildiği halde oradan batıl elinden, bitat elinden ayrılmamıştır. İkincisi bu yine e, tefsir odasında, biz eski tefsir odasında Mustafa Karataş'ı Umat ile İsmaila'ya getirip toplantı yaptırmıştır. Bunun resimleri paylaşıldı. Biz o zaman yine reddiye yaptık. Bunun üzerine İhsan Şen Ocak, hoca kardeşimiz, beni aradı, dedi ki, yahu dedi, beni bile ulema ayetine almıyorlar, yok pantolon giyiyor dediler, bir şeyler dediler İhsan hocamıza. Yani, hiç konuşulacak laf mı orada, ulema ayetinde söz sahibi olan bir hocamız? Ben ulema ayetine İhsan hocamızı aldıramadım. Ee, bunun üzerine, e, yahu dedi, beni o ulema odasına sokmadılar da, bu dedi Mustafa Karataş'ı nasıl soktular dedi. Ya hocam sokmadılar dedim. Soktu sokmadı resim attı bana. İhsan Hoca'nın attığı resimden sonra ben paylaşım yaptım. Bu adam kimdir? Ee, geldi mi video? Hazır. Ha hazır. gösterin siz de zoomlayın edin. Nerede ne dönme döndürme oldu? Cübbeli Ahmet. Bu rabıta ile ilgili gelip sizinle görüşmek istiyormuş. Gelsin mi? Efendim? Gelmesin. Efendim? Gelmesin. Gelmesin. Peki. İşte şimdi burada ikinci saniyeden sonra diyorlar. Bilmiyorum sizin benim gözlerim o kadar seçmiyor. Zaten yakını bile artık gözüm bulandı. Ee, siz bakın orada ikinci saniyeden sonra e, ışık baş hareketi vesaireden inceleyenler yani anlayan herkes bunu bana söyledi. Telefonlar yağdı yani. Burada oynama var dendi. Bunu dinlediniz. Şimdi bu Abdullah Kılıç Cübbeli Ahmet diyor. Hoca bile demiyor. Ben hocalık e, denmesi peşinde değilim. Cübbeli Ahmet diyor. Tamam. Ama Mustafa Karataş'a hoca efendi diyor. Hayrettin Karaman'a hoca efendi diyor. Bidat ehliyle kol kola bize bunu yapıyor. Sonra tefsir odasına Mustafa Karataş'ın e, sokuyor. Biz bunun üzerine reddiyeler yapıyoruz. Ondan sonra Efendi Hazretleri vefat ediyor. Efendinin vefatından sonra Mustafa Karataş'ı alıyor. Efendi Hazretleri'nin kendi odasında Hasan Efendi şimdi oturttukları oda o odada getiriyor. Hasan Efendi'nin karşısında koltuğa tutturuyor. Mustafa Karataş. Mustafa Karataş kim? Nüzülü Mesih'i inkar eden. Alüsi'nin beyanına göre bütün ulema üzülmesi inkar edenin tekfirinde icma etmiştir. Bunlar ilmi tabirler. Böyle bir adamı efendinin odasına koyuyor. Dahası ne diyor? Mustafa Karataş'ın beyanı var, ses kaydı var. Ben bunun diyor, işte benim bir kastediyor, işte bunların diyor, hocasını tanıyorum diyor Mahmut Efendi için. Onun da hocasını diyor işte efendi babayı tanımıyor da biliyor demek istiyor içeri. Bunlar diyor kendi kızına bile el öptürmez diyor. Bunlar sapıktır diyor. Bu cemaattan kızlarımı kurtarana kadar canım çıktı diyor. Mahmud Efendi Hazretleri'ne, Alaeder Efendi Hazretleri'ne sapık diyen sesi var. Ben bunları yayınladım. Bu e, yani keşke bunlar hepsini hazırlayabilseydik. Sapık diyen bir adamı alıp Hasan Efendi'nin önüne getirip Efendi'nin odasına... Sokan bir adam. Ondan sonra Abdullah Kılıç meselesi yine ee, Hafle olayında vesaire Çeçenistan olayında birkaç olaylarda ne diyor New ee, işte efendim efendiye soralım son kararı versin falan tabi sekiz kere soruldu sonunda biz gittik ee, Çeçenistan olayı detaylı bir olay ee, vesaire Hafle olayında da. Ee, Sami Hoca Abdullah Hoca da vardı. Allah rahmet etsin. İşte onlar beraber hareket ediyorlardı falan. Bunların detayları haftaya. Çok detay var. Haftaya acayip detaylar var, manşetler var. Ondan sonra orada diyor ki Efendi Hazretleri'nin diyor sorulacak hali var mı? Bu saatten sonra Efendi'ye bir şey sorulmaz diyor. Bunu Efendi Hazretleri'nin vefatından en az 10 küsur sene evvel söylüyor. Ondan sonra devlet yetkililerine Efendi'nin Alzheimer olduğunu söylüyor. Bunun yukarıdaki bürokratlar, devlet şeylerine görüşmeleri çok. Oradan Alzheimer olduğunu söylüyor. Adamlar bana diyor ki efendi Alzheimer değil mi? Dedim haşa sen ne diyorsun? Ahmet Hoca'ya dedim baban Alzheimer mı? Söyle bakayım dedim yani en yüksek seviyedeki görüşmeler bunlar. Yok ya Alzheimer değil dedi falan soruyoruz cevap alıyoruz dedi. Şimdi bu Abdullah Kılıç ya Hasan Efendi'den sonra kim olacak? Bari bunu konuşsunlar etsinler de eee karambola gitmesin, son dakika operasyon cenaze ilanlarında yemeyelim diye bazı arkadaşlar buna konuşuyor. Ben babamın sağlığında bu işlerin konuşulmasını istemiyorum diyor. E peki sen efendinin sağlığında 15-20 sene evvelden beri bu konuları konuşup da efendiye alzheimer deyip haşa ve kella son nefesine kadar her sorduğumuza cevap alıyorduk. Biz bunun şahidiyiz. Bunu diyen adam ya şu anda Hasan Efendi bunun yönetimindedir. Bunun tekelindedir. Bu ne sorulursa sordurursa o soruluyor. Kimse içeri sokulmuyor. Oradan bir buçuk dakikada kırpılıp 37 saniyeye indiriliyor. Bunun verdikleri, bunun yaptığı operasyonlarla Hazan Efendi ne yapacak? Tarikatı yönetecek. Ondan sonra e, ben cemaati itibarsızlaştırıyormuşum. Senin yaptığın şu operasyondan daha büyük itibarsızlaştırma var mı? Ne vardı gitsektik kameralarla sorsaydık? Biz de görseydik. Üç gün niye uğraşıyorsun bir kelime almak için? Rahat rahat sorardık. Benim tarafımdan da kamera olsun, on tarafından da kamera olsun. Yok sadece bizim kamera olacak. Ya sadece senin kamera olur mu kardeşim? Bizim de kamera olacak. Ya sen kesti sen. Ondan sonra şu girmeyecek, bu çıkmayacak. Nedir yani? Evin bir kapasitesi var. Tabii ki iki üç kişiyle gideceğiz yani. E, şahit olan. O zaman Tal ben de gelirim dedi. Bilmem Hüsamettin Vanlı Hoca birkaç kişiyi alırdık mı sen? Ne, ne var? Bu kabul edilmedi. Sonradan da ne oldu? Gelmesin lafı çıkarıldı. Gelmesin lafından da reddetti, ihraç edildi, aforoz edildi, bilmem ne. Gitti git yani. Böyle bir yönetim olabilir mi? Onun için şimdi Efendi Hazretleri'nin her gün görüşelim dediği Efendim seni görünce yenileniyorum dediği Ah Muhammed Gül Efendi şahit 2012'de 11-12'de kitap basıldı hapishane şeyini. Bunu ben yeni söylemiyorum Gepsen. Seni görünce yenileniyorum. Ahmet gönlüm sana aktı diyor. Ben sohbetten çıkmadan bizim evin kapısına gelmiş geliyordu ya. Yani bu kadar artık bunu söylemez mi? Yüzlerce binlerce bunun şahidi delili var. Ondan sonra gelmesin dedi. Hoppa ihraç edildi. Neden sakınıyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? E kameralarla Şeyh'in huzuruna gidilmek edepsizlik olmuş. Peki siz kendiniz seçenistan olayında son kararı verelim diye Fatih Usta Osmanoğlu orada kamerayla gireceğiz, biz soracağız, çekim yapacağız dediniz mi? Dediniz. Haneden hacıanneler, Muhammed hocalar kabul etti mi? Etti. Niye? Çünkü çekinceleri yoktu. Çünkü efendi ne diyorsa onu yapalım kararlarındaydılar Efendiye tabi diler. Ondan sonra heyet bazı geliyor bir şey soracağız. Kameraya çekeceğiz diyorlardı. Muhammed hocalar hacaneler tamam diyor muydu? Diyordu. Nitekim bunların e, bazı kayıtları YouTube'da var. Peki o efendiye edepsizlik olmadı da. Şimdi Hasan Efendi'ye gidelim birlikte soralım dememizin. Hasan Efendi'nin makamına ne alakası edepsizliği var? Hasan Efendi Efendi'den çok mu daha büyük? Bu nedir ya? Bu ne yapmak istiyorsunuz kardeşim? Neyi gizliyorsunuz? Hangi operasyondan burayı FETÖ'ye... Ekümeni'ye götüreceksiniz. Dur da onu oraya ne alakası var? Ne alakası var? Çok alakası var. O gelecek. Şimdi onun için e, Abdullah Kılıç olayına dikkat edelim. Kim olduğunu tespit edelim. E, Hasan Efendi onun kontrolündedir. Ondan izinsiz ne girebilirsin ne çıkabilirsin, ne konuşabilirsin ne sorabilirsin. Bu arkadaşın da efendiye karşı itikadı durumu budur. Kapıya karşı itikad durumu budur. Ve e, babasını efendiden çok daha üstün gören, efendinin sağlığında efendiye ne soruyorsunuz ya diyebilecek terbiyesizliği yapıp, babamın sağlığında konuşmayalım diyecek kadar efendiye hakaret eden biridir. Bunun da durumu bu vesileyle netleşmiş olsun. Ondan sonra buradan bu kağıt, ben burada iki üç kağıdım var. Sağdan bir kağıt, soldan bir kağıt anladın mı? Bir gün tespih çekiyorum bir tane ee, ders tesbihi bir tane de 33 tane ders seyir Mekke'de bir şey efendi vardı eski o zaman e, İhramcı şeylerinden halifelerindendi. Ondan sonra ya bu ne çekiyor bu ne çekiyor dedi 84 tane. <laughs> ben dedim bu yüz çekince bu bir çekiyor dedim anladın mı? Bu yüz çekince bu bir çekiyor dedim. Yani onun için buradan bir çekiyor buradan iki çekiyor falan. Böyle devam ediyoruz acaba abi. Bidat ehlinin baş dostu Abdullah Kılıç olayına da e, temas ettik. Ondan sonra e, videonun e, içerisindeki e, kelam ve kelimelere gelince Mahmut Efendi Hazretlerimizin ahireti irtialiyle başlatılan ve özellikle son altı aydır Cübbel Ahmet Hoca tarafından yayınlanan telefon görüşmeleri gizli ses kayıtları e, gizli ses kayıtlar benim hiçbir kanalımda gizli ses kaydı diye bir şey yayınlanmadı yani. E, zuhurat ve rüya yığınlarıyla zuhurat ve rüya zuhurat ve rüyayı ben gördüm demiyorum. Görenlerinde ses kaydı olursa ben gördüm diye adam yemin ediyor. Birkaç tane böyle görülen rüyaları ben paylaştım. Kadın sesi zaten kadınlardan çok gelmekle beraber kadın sesi hiç paylaşmam kanalımda. Televizyonda da biz kadın sesi paylaşıyoruz zaten. E, rüya ve zuhurat görmek de mi günah oldu? Adam vallahi billahi diyor dünya kadarı sizde hep çoğunu kamuoyu dinledi. Böyle gördüm diyor yani. Nedir Sapanca'dan Abdülmetin Efendi falancadan işte Afyon'dan Erdoğan Efendi oradan şu efendi oradan bu efendi hepsi eski ihvan. Ne olmuş yani zuhurat ve rüya siparişle mi gösterdim? efendim adamın sesi olmayanı zaten şey yapmadım yani dedim sen sesini yayınlamamıza izin veriyorsan tamam veriyorum diyenleri yayınladım. Tamam bunun dışında ne yaptık? Gizli ses kaydı. Nerede gizli ses kaydı ben yayınladım? kirli bir yola bürünen propaganda doğrultusunda kamuoyuna da yansıdığı üzere Cübbeli Ahmet Hoca Hasan Efendi Hazretlerimizle görüşmek istemiştir. Konu Hasan Efendi Hazretlerimiz arz edine, videoda da görüldüğü görüşmek istemediğini açıkça beyan etmiştir. Gelsin gelmesin, gelmesin Ben başka bir şey yok. O gelmesinin de durumu ortada. Bu teklifin kabul edilmemesinin tarikat Aliyen edep sınırlarını aşmasının yanında muhakkak birçok sebebi var. Hangi edep sınırını aştık? Hangi edepsini açtık? Kameralarla gideceği soru. Kameralarla gidilmenin ne edepsizliği var? Efendim madem bu olay çözülecek, madem üzüm yemek derdimiz, madem sulh, ıslah derdimiz, bunu bu çözer dedik. E sen ne yaptın? İstemiyor dedin. Niye istemiyor? Efendi Hazretimizin ben ne kadar istediği, niye gelmiyorsun dediği varsa o videonu da verin, yayınlayın. Bak iki gün evvel gitmişim, iki gün sonra neredesin diyor. O kadar beni yanında arıyordu yani. Hazırınızda varsa. Şimdi diyorum. Selamünaleyküm efendim. Cübbeli Ahmet Hoca efendi. Ayla ne haber? İyiyiz elhamdülillah efendim. Ne ee, oğlum Geldim iki gün evvel buradaydım. İki gün evvel geldim ziyaret ettim sizi yine. Sık gelin diyor hocam. Geliyorum inşallah. Geleceğim efendim. Doğa. Dua buyurun efendim. Yani efendi her gün görüşelime indirmişti artık işi ya bu kadar bensiz duramazdı yani. Duramıyordu yani. Bunun herkes şahidi yani. Yanına gittiğimde kimsenin konuşmazken nasıl konuştuğu, gülmezken nasıl güldü, nasıl rahatladı, yenileniyorum diyordu ya. Ya bunu 50 sene ya sen bunu nereye soktun ya çuvala mı soktun? Hanginiz efendinin yandaşsınız ya bir tane resminiz bile bulunmuyor ya. Yani bu böyle bir şey e, yani insafınıza bırakmıyorum. Sizin e, kamuoyunun takdirine havale ediyorum. Bu teklifin diyor kabul edilmemesi işte sebepleri varmış bilmem ne. Beni kabul eden etmiş ya. Beni kabul eden etmiş. Ben yarın Efendi Hazretleri'nin şefaatine muhtacım. Benim şeyhim o. Oradan hala eder babama. Benim silsilem kopuk değil ki. benim silsilem muttasıl ya. Yani kopuklar kendi düşünsün. Bizim bugüne kadar Cübbeli Ahmet Hoca'nın yalan ve iftiralarına cevap vermememizin sebebi ya bir tane yalanımı söyleyeyim. Ben senin şurada kaç tane yalanınızı söyledim. Ha nerede yalanım? İftira. Hangisi iftira? Bütün hocalarınızın ne yaptıklarının e, hepsi şahitli, delilli, ispatlı ya. Rabıtayı bozdukları ettikleri. Ben rabıtayı şu bozdu, bu bozdu dedim. E bunların hiçbir iftira çıkmadı. Hepsinin ispatı var elimizde. Bir tane o zaman İsmail Ağa sitesi ne teklif edip şunu söyledin yalan diye ispat et. Şu söylediğin iftira çıktı, böyle bir şeyin aslı yok de. Şu anda iş maliyetisiniz. Madem yazı yazmayı biliyorsunuz, altına imza atmayı biliyorsunuz. Şu mesele diye çıkın, müşahhas sitenize bir şey koyun, bu yalandır deyin. Delillendirin ve ispat edin. Bak ben burada her şeyi delillendiriyorum. Daha ki haftaya seyret. Ne deliller çıkaracağız. Tarikatımızla ilgili mahrem meseleleri kamuoyunda tartışma konusu olmaması... Ve şeyimiz Hasan Efendi Hazretlerimizin susun emri gereğincedir. Hasan Efendi 20 aydır susun dedi de diyor. Biz ondan diyor sustuk diyor. Ondan sonra kamuoyunda tartışma konusu olmamamız. E sen kaç kere kamuoyuna açıklama yaptın? 6 ay evvel miydi? Kaç? En az 6-7 ev, sene evvel. E, Ahmet Hoca onlar haftaya koyacağız hep. Ne dedi? Buna dedi itibar edilmesin dedi. Mehdi meselesine. Buna itibar edilmemesin yazısını kamuoyuna siteye ben mi koydum? Siz koydunuz kamuoyuna yine. Mevzu oradan çıktı. Yani o daha altı aydan da eski. Şimdi tarikatımızın diyor mahremini ortaya saçmıştır. Cübbeli Ahmet Hoca yolumuzun medya bakışı açıkça belli olduğu halde defaatle uyarılmasına ve her seferinde söz vermesine rağmen tarikatımızın mahrem konularını e, kürsülere hatta televizyon e, programlarına efendim eee Taşıyarak yüce dinimiz İslamiyet'e ve Müslümanlara düşmanlıkla bilinen kişilerin alay dolu yorumlarına e, malzeme etmiştir. Şimdi bu da bitti. Efendim diyor ki her seferinde söz vermesine rağmen diyor. Şimdi ee, o görüntü varsa İsmaila'nın resmi sayfasında şura kurulacağı, heyetüstü heyet üstü, heyet üstü bir e, şura kurulacağına dair onu ekranda gösterebiliyorsanız gösterin. Onun üzerine e, konuşalım. 19. 19 numaralı e, görsel diye görüyorum burada. Evet. Ya bilmiyorum orada yazı ben okuyamıyorum buradan. Burada bir toplantı oldu. Bu benim hanem, evim. Orada Ahmet Hoca oturuyor. Benim yakın, yakınımda. Benim soluma düşüyor. Karşıda Seyfettin var. Orada diğer hoca efendiler resimden ekserisini siz mektepsin tanıyorsunuz. Bu hoca efendiler huzurunda bir toplantı oldu. Kaç ay bilmiyorum oradaki günü de bellidir. En az yani belki 6-7 aylardan fazla. Bu toplantıda bir karar çıktı. Bu kararı İsmail sitesi de yayınladı. Bizim site de yayınladı. Burada çıkan e, karar da nedendi? Bu gibi meseleler aramızda karara bağlansın tamam. Biz de dedik ki sizin bu heyetiniz e, buna yeterli değildir, kifayetsizdir. Böyle kararlar Hasan Efendi'den sonra kim olacak gibi vesaire gibi kararların alınmasına müsait değildir. Yani demin anlattığım gerekçeler nedeniyle 40 yaşını aşkın. En az 40 kişi, 40 yaşını aşkın en az 40 kişi ve bu 40 kişinin hepsinin de ilmi olacak. Efendi Hazretleri ile hatıratı yaşanmışlıkları olacak. 40 kişinin e, yani ümmetim cemaat dalalette birleşmez hadis-i şerifini de mülaza ederek böyle beş kişiyle, üç kişiyle, yedi kişiyle e, videolarla olacak iş değil bu. Böyle bir e, heyet kurulur. Yani sizin şu andaki iç heyetinizin üstünde hayati meseleler. Aynı bu tabiri hatırlıyorum. Şu anda görmüyorum orayı da. Hayati meseleler dedik. İşte bundan hayati mesele olur mu? Rabıtayı döndürüyorsun ya. Hasan Efendi'den sonra şunu diyorsun. Bunlar hayati mesele. Bu cemaat için. Bu hayati meselelerde ne yapmamız lazım dedik? Efendim e, böyle 40 kişilik işte bu etin ila bu et de içinde olsun ama ilaveten bu kadar adam olsun falan pişman. Hep gözler tamam dediler. Ondan sonra biz bu şartla biz bu şartla konuşmamaya söz verdik. Bu şartını yaptılar. Bu şart, zaten buradaki kararların tek e, e, bağlayıcı noktası oydu. Öyle karar alınırsa rabıta konusu da arz edilir. Ya, rabıta nasıl arz edilecek zaten efendinin beyanı varken şu heyete mi sorulur? O ayrı bir dava onu haftaya anlatırız. Şimdi buradan bu karar aldılar. Ondan sonra 40 kişilik şura kurdular. Ondan sonra birincisinde Ahmet Hoca, Mahmut Eren'i sakın çağırmayın demiş. Çünkü Cübbeli'yi de çağırmayacağız demiş. E Cübbeli'yi de çağırmadılar, Mahmut Eren'i de çağırmadık. İki tarafta çağırmadık oldu. Haşa ben Mahmut Eren'in karşı tarafı değilim. Çünkü Mahmut Eren orada iddiası var, post iddiası var vesaire. E efendim ailenin onu şey görüşü var. Dış proje var ve iç proje var. O beni alakadar etmiyor. Ben mürit olarak devam ediyorum. Benim bir karşıtlık tarafım kimseyle yok. Ama... Oraya ben çağırmadım. Ben aradım, sordum. Ya bunu beraber karar aldık. Şimdi siz milleti toplamışsınız. 60 kişi çağırmışlar. İşte 40 mırk en az gelmiş tabii. Bazısının manisi çıkmış. Herkes ha dedi mi? Gelemez. 60 kişi bu. Dediler ki, efendim sen istihare yaptık, İstiharen çıkmadı. Ya arkadaş 60 kişinin hepsine tek tek istihare mi yaptınız da çağırdınız? Yok. E peki sen nasıl beni e, istihare tek benim için yapıyorsun? E bizim evde beraber karar aldık. Ondan sonra ben bütün bunları Ahmet Hoca'ya anlattığımda Efendim Rabıta bana devam edecekti. İyi ki bunu bana anlattın dedi. Mehmet Kaya da oradaydı, Hüsamettin Hoca karşısındaydı. Sen dedi babamla daha çok gezmişliğin, birlikteliğin var, beraberliğin var. Onun için bunları bize bildir dedi. Sonra dedim Hasan Efendi seçemez, cemaat seçer. Efendim sorduk biz bunu böyle cevap verdi. Bunu da televizyonlarda da ben söylemişim. Hepsi benim bir yerde değil kaç yerde kaydım var. Ondan sonra e, sen dedi aman dedi bize bu bilgileri ver dedi. Sekiz kere benimle görüşmek için uğraştı etti. Sonra ben hani şahitli olsun dedim. Seyfettin Açtay'da onu bekledik falan pişman. Sonra evde oturduk kaçıncı toplantı bu ya? Tamam dedi Cübbeli çok doğru söylüyor bizi uyandırdı dedi. Vesaire sen bu şahitliklerini e, bize anlat dedi. Biz nasıl yöneteceğiz dedi bu eğitime biz yönetemeyiz dedi. Böyle dedi bize. E sonra ne değişti? Kararlar kağıtlar dışarıdan geliyor, siteye konuyor, kim yazdığı belli değil, ben yazdım diyor, gözü görmüyor. Ondan sonra ya sen böyle yazdın hocam dedim o resimde. Orada dedim ki bak dedim tarikatın her şeyi bize aittir. Yazmışsın altına da Ahmet İstanbul, Usta Osmanoğlu yazmışsın. Senin bu baban olduğu için senin tek elinde bu tarikat imzayı niye sen atıyorsun? Dedim. İşte onun için şimdi imza tek Ahmet Hoca atıyordu. O tutmayınca rezil oldular. şimdi istişare heyeti diye imza atmışlar. Yoksa oradaki kağıtın imzasına benim aleyhime olan kağıt. O da önce itibar etmeyin Mehdi ne falan dedi. Mehdi'ye kadar rabıta işine dedi. Oradan da kendi adını koydu. Biz o zaman da dedik ki ya sen böyle yazmışsın. Tarikat, adab, erkan, rabıta hepsi bize aittir. Nasıl size ait oluyor? Siz ailesiniz. Ahmet Usta Osmanoğlu imza atmışsın. Nasıl size ait oluyor? Dedim. E dedik al dedi Seyfettin oku bakayım kağıdı dedi. Orada Mustafa Özçimsek Hoca şahit. Onun da şahitliklerini şey yaparız. Kayıt verir bize. Kıymetli kardeşimizdir o dürüsttür, merttir. Yani oradaydı. E dedi ki biz mi yazdık bunu dedi ya. Biz mi yazdık dedi bunu dedi. E şimdi kim yönetiyor burayı kardeşim. Kağıdı sallaya sallaya getiriyor, baskı yapıyor, koyduruyor. Ondan sonra ertesi gün geliyor. Adam alzheimer olsa bir günde olmaz ya. Biz mi yazdık dedi. E sen mi yazdın? Bak bakayım oku dedi. Biz öyle mi yazdık dedi ya. E biz bunları yaşadık ya. Daha ne anlatacağım size? Yani bu, o zaman burayı kim yönetiyor? Kağıtları kim yazıyor? İç, arkadan, iç, dışarıdan kim getiriyor? Buraya kim monteliyor? İçeride ayrı bir dava Abdullah Kılıç olayıyla karşı karşıyayız. Eve kimse giremiyor, çıkamıyor. İşte şeyler onun elinde. Şahitsiz, şuhutsuz işler. Bir tane şahit yok. Kendi görüntüsünü bile koymuyor. Sen kimsin? Bir kendini göster. Hayal mahsulü müsün? Nida mı geldi gökten Atif'ten yani? Bir de kendini görelim daha müşerref olalım yani. Böyle bir videolarla iş yürütüyorlar. Öte taraftan da kağıt operasyonları geliyor bir kağıt, indir bir kağıt, kaldır bir kağıt. Böyle bir durumdayız. Ondan sonra sen beni atsan ne olur, satsan ne olur? Ben zaten ne yapayım senin için de sen istiharem çıkmamış diyorsun zaten. Hiç istihare çıkmadı diye bir savunma olabilir mi ya? Ondan sonra geldik. Efendim burada söyleyeceğimiz başka bir şey var mıdır? Ee, yoktur. Diyor ki, Cübbeli Ahmet Hoca bugün cemaatimizin büyüklerini dinlemediği gibi aslında Mahmut Efendi Hazretlerimiz de birçok noktada dinlememiştir. Çüş. Bunu kendisi çıktığı televizyon kanallarında açıkça söylemiştir. Bir taraftan şeyhlik benim neyime, mürit olsam yeter diyerek söze başladığı halde, e bu sözden başka ben bir şey demiyorum ki. Yine aynı söz ben efendi Hazretleri'nin mürit olarak öleceğim. Mahşerde de mürit olarak inşallah çıkacağım. Efendi hazretlerimizin şefaatine nail ve mezher olacağım. Çünkü bana özel şefaat sözü de vermiştir. Ama tabi Allah bana izin verirse dedi çok böyle utandı falan. Allah dedi bana izin verirse dedi. Dedim verirse size tamam dedim. Öyle tabi dedim Allah izin vermeden melek de şefaat edemiyoruz. Peygamber de edemez. O tamam dedim. Ondan sonra bana yankınımda mezar al dedi. Bana oradan tefsir okursun dedi. Yani o da nasip olmuştur. Dolayısıyla benim böyle bir sorunum yok yani. Kim beni reddetmiş, kim beni reddetmemiş. Allah kulluğuna kabul etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetliğine kabul etsin. Silsilemiz müritliğine kabul etsin. Efendi Hazretimiz müritliğine kabul etsin. Başka bir isteğimiz yok. Kimseden de bir beklentimiz yok. Ben söze böyle başlıyormuşum. Ama sonra diyormuş ki bu cemaatin yüzde doksan ben getirdim diyerek Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve yetiştirmiş olduğu güzide hocaların, işte bunlar güzide hocalarmış kendileri, çalışmalarını kendisine mal etmiştir. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sözünü dinlemediğini katılmış olduğu televizyon programında ifade etmişim. Şimdi onlara gel. Ya kardeşim, eski istihareci bütün millete soruyordu. Hani bir doktora giderlerdi, doktorun şeyleri, kapıda katipleri olur. Onlar şöyle sorarlardı eskiden. Bilmiyorum şimdi soruyorlar mı? Ben çok gittiğim için. Derler ki kimin tavsiyesi üzere geldiniz? diye doktorların kapısında böyle bir sual sorulurdu. O da dedi ki falan kişinin, onlar onu not ederler, oradan bir çıkarım sağlıyorlardı herhalde müşteri e, temini bakımından. Burada da dedi ki ben dedi bu kadar o 25 sene burada e, burayı yönetti. Ondan sonra dedi ki gelene gideni soruyorum. Ne Mehmet Talül Hoca'dan, ne Abdülmetin Hoca'dan, ne şuradan, ne buradan duydum da ders almaya buraya geldim diyeni bugüne kadar görmedim dedi. Herkesin derdi başka zaten. Ancak derdi, hepsi Mahmud Efendi var, işte şöyle bir zattır, şöyle kerameti var falan. Cübbeli Hoca'dan duydum. Derdi, yüzde doksan beş oranını o söyledi. Ama bu bir gerçek değil mi? Şu anda isimleri, Cevat bugün Rabıtayı bozanların başında gelen Cevat'ın videosu yok mu YouTube'da? Cübbeli Ahmet Hoca'dan duyduk, Rize'ye gittik okuduk, oradan Efendi'yi bul. Bugün ismini e, sayabilirim. Birçok hoca efendiler, e, Efendi Hazretleri senden duyduk, Oradan medreseye geldik vesaire. Bugün cemaate okutan birçok hoca efendiler, bütün hocaların hocası diye lakaplananları bile fakir nasip olmuştur. 80 ve 88 arası 8 sene e, İsmail Ağa Camii'nde okuttuğum dersler neticesinde şu anda hiçbiri inkar edemezler ki e, bu fakirin e, rahle tedrisinden geçmiştir cemaatin hocalarını yetiştiren hocalar, hatta onların hocaları. E, dolayısıyla... Burada bir emek vardır. Ben bunu niye söyledim? Kimse bir iş yapmadı. Ben yaptım diye söylemedim. Bana dediler ki Ahmet Kozlu Hoca gibi birçok arkadaşlar ya sen bu işin sahibi misin? Değilim. E, bu kadar ne üzerine duruyorsun bu işlerin? rabı şunu bunu. Ondan sonra şu kursa talebe vermeyin. Şu hocayı dinlemeyin. Bilmem. Tamam. Dediler. Yani misal. Bu arkadaşlar iyi niyette. Ben de, de orada derken bu konu çıkıyor. Ben de dedim ki yani ben burada bu kadar insanın bu cemaati tanımasına yüzde %95'ini oradan bir telaffuz edilmiş olabilir. E, sebep oldum, vesile oldum. Adam alıyor kızını medreseye veriyor. Orada o medresede bir zarar zeval görürse ki bildiğimiz bazı konular var açıklamıyoruz. E, bunu uyarmayacak mıyız? Nitekim özelde uyardık kale almadılar. Ondan sonra başlarına geleceğin kendileri bilirler. Ondan sonra e şimdi bu hocayı dinlemek, Yani bu hocayı dinledikten sonra biz şimdi Mustafa İslam'ı onu dinlemeyin dedik. E millet de o zaman bize şey sen ne biçim haset misin, fesat mısın? Ondan sonra ne çıktı? Mehmet Emin Yıldırım aynısını yaptık. Dediler ne biçim adamsın ya önüne gelene. E ne çıktı? Mucizelerin inkarı. Ya. Yani her dediğimiz ve ben de şimdi bunlarda tehlike var. Şeriat yönünden olmasa sonra Mahmut Eren ve grubunda şeriat yönünden de çıktı. Onları uzun uzun anlattık. Sonra burada da bir fezleke sonunda yapacağım. E şimdi ben bu adamın mesulüyüm. Ben bu adama sebep olmuşsam şu anda da ben bütün kamuoyuna söylüyorum. E, rabıtayı bozanların, efenden başına da yapılır diyenlerin sohbetine gidilmez, ders onlardan değiştirilmez. Zarar görürsünüz, cinlenirsiniz, büyülenirsiniz. Ben kitaplarda böyle okudum. Sizi uyarmam lazım. Efendinin vasiyetini kulağımla duydum, yemin ettim, talak verdim. E daha ne yapacağım? E ben bunu mesul hissediyorum kendimi. Bundan dolayı açıklıyorum. Neden? Bu iş mahalle altı başını bir yere gidiyor, bunu bir yere götürüyorlar. Kontrolden çıktığı görünüyor. Gelsin mi gelmesin mi gelmesin. Ne demek ya? Gelsin, sorsun, konuşsun, delilini sunsun, efendinin şahitliğini beyan etsin, Hasan Efendi ne diyorsa desin, ondan sonra kamuoyu takdirini yapsın. Ne demek gelmesin ya? Çünkü neden? İçeride bir şeyleri kotaracaksan tabii Şura'ya da gelmesin. Oraya dedim. Neden? Bunun tılsımlı konuşması var. Herkesi ikna eder. Bu milleti sen manyak yerine mi koyuyorsun? Oradaki 40 tane 60 tane şura topladığın hocalar a, enayi yerine mi koyuyorsun? Bu millet benim batıl bir görüşüme evet diyecek çapsızlıkta mı? Kendi hocalarına, şurana, heyetine e, itibarsızlık veriyorsun. Niye? Tılsımlı konuşursa bunları ikna eder. Ya niye batıla ikna olsun adam? Deli mi bunlar ya? her taraftan bir şey gizledikleri ve planı içinde oldukları aşikar. Ne demiş? Efendi Hazretleri bana vaaz etme, talebe okut dedi, dinlemedim. Başıma iş geldi demişim. Kardeşim, bana vaaz etme, talebe okut, talebe okut dedi. Hazreti Ömer'den adıya yalan zuhurat oldu dedi. Ben hepsini yemin edebilirim vallahi bile. De, Hazreti Ömer Efendimiz zuhur etti dedim ve dinede ziyarette. Ahmet'e söyleyin talebe okusun dedi. Ben de işte hastalıklar vesaire tabi zaten sohbetlere çok geziyordum falan. Bu talebe 88, 89'lardan sonra okutamadım hani oturup. Biraz bir tefsir denemesi yaptım, okuttum bir şeyler ama 3-5 celseyi geçmedi. Tamam. Vaaz etme demedi. Uzaklara gitme dedi. Vaaz etme demedi. Lafların hepsi yalan. Vaaz etme der mi ya? Allah vaaz et diyor. Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul mümini. İlim niye verdi bize? Habibim vaaz et müminlere fayda verecek. Allah vaaz et diyor, efendi bana vaaz etme demiş. Bu vaaz etme değil meselesi. Yani yollara gidiyorsun, yoruluyorsun, şekerin ağır, tefsir geri kalıyor dedi. Mevzuyu çarptırmayın. Sonra başıma iş geldi demişim. Ya kardeşim, ondan sonra Efendi Hazretleri bu 90'larda oldu. Ondan sonra ben 2000'de hapse girdim. Deprem vaazından dolayı çok çile çektim. Ondan sonra bir daha 2002'de alındım. İşte iki sene 7 ay 3 gün ceza bağlandı başıma. Başıma iş geldi. O. Çünkü sohbetten deprem meselesinin sohbeti kasetler yayıldı. Ben dekemelik oldum. Başıma iş geldi manası o. Ondan sonra efendi hazretlerine çıktım. Dedim ki 2002'den sonra hapisten çıktıktan sonra dedim ki efendi hazretlerimiz ben bu vaaz işlerini bırakayım. Zaten buyurmuştunuz talebe okutayım. Hatta Celal Özen abimizle de e, arka odada vakfın toplantı yaptık. Ondan sonra talebe okutayım medresede falan. Ya dur o Hoca sen duramazsın yine. Yani talebe hani düzenli disiplini ders ister hani sen çok işin gücün hani bir de şöhret oluştu. Böyle bir şey o da bana dedi falan. O arada. E, Efendi Hazretlerinden izin istedim. Ben çünkü konuşuyorum. Kasete alınıyor, çekiliyor. Ondan sonra işte devamlı mahkeme mahkeme. Bir de e, girerse kalanı da yatıyorsun ya. Oradan bize bir sene yattık. Oradan hepsini yatırıyorlar falan. Ondan korktum falan. Efendi Hazretleri dedi ki olmaz. Şimdi de mutlaka vaaz edeceksin. Çünkü milletin ihtiyacı var. Nefsin istediğinin tersini yapacaksın. Şimdi de nefsin vaaz etmek istemiyor. İşte şimdi vaaz etmenin zamanıdır dedi. Ve ondan beri ben vaaz ediyorum. Zaten e, televizyonlara çıkmaya tek bana izin ver. Dediler ki Ahmet, e, Cübbeli Ahmet'i dinleyebilir miyiz? Ya kimi dinleyeceksiniz dedi ya. Ondan sonra e, ben de televizyona çıkayım diyenler sordular. İzmit'ten bir hoca aradı. Dedi ki bu işi Ahmet yapıyor, güzel de yapıyor. Bunu genişletmek istemiyorum dedi. E, zaten bana vaaz etme nasıl desin ya. Sonra sesini kasetlere verme dedi kaydettirdim. Deprem vazım sebebiyle hapse düştüm demişim. Doğru. Sesini kasetlere verme dedi. Ondan sonra kendisi de buna müsaade etti. Kendi de sesini kasete verdi. Ondan sonra Hasbi Hoca geldi. Dedi ki yani hiçbir şey bilmiyorlar. Çoluk çocuğun eline kaldık. Hasbi Efendi dedi ki ben sizin vaazlarınızı kendim için özel dinlemek istiyorum dedi. 100 tane kaset çektirdi. 100 tane kaset. Sonra ona o arkadaş vardı Mücahit. Sorduk ona ben kırdım attım dedi falan. Yoksa yüz tane sohbeti var efendinin ses kaset. Şimdi bakalım nerelerde onların arkasını arıyoruz. İnşallah buluruz. Ee, siz de istifade edersiniz. Bu e, dolayısıyla kendi de yüz tane kasete sesini verdi. Sonra bir arkadaş geliyordu. İstihbarattan, askeriyeden şuradan buradan sizin konuşmalarınızın kaydı yok ya sizin görüşlerinizi anlamak dinlemek istiyorlar hani devlete bakış açınızı vatana bağlılığınızı vesaire olur dedi iki tane sohbette ona sektirdi dedi ki istediğin devlet birimindeki istediğin yetkiliye görevliye götür dinlet dedi ben buyum dedi dolayısıyla burada bir haram bilmem ne bir şey yok e şimdi bu sohbetler olmasa ne olacaktı binlerce belki on bin var ama çok tabi hepsi kayıtta değil e bugün bu kayıtlar olmasaydı bunun benim şerata muhalefetimle ne alakası var? Efendi Hazretleri'ne muhalefetimle. Sonra Gens de izin verdi. Kendi de yaptı. Sonra dedi, işte hapse düştüm. Hapse düştüm ama ben burada sıkıntı çektim. Niye sıkıntı çektim? E, hapis süreçleri kolay mı? Bütün bypasslar, kalbim oradan tıkandı 2002'den sonra çıktım. Hemoglobin abirce 13'te çıktım. Ondan sonra bütün kalbim şu hatta var, her yerim tıkandı. Yani sıkıntı çektim. Ben sıkıntı çektim. Bunu demek istiyorum. Yani o sohbetler yüzünden, degemelerden hapislere gittim. Mevzu bu. Sonra ikinci evliliğini yapma dedi. Dinlemedim, başıma iş geldi. Başıma iş geldi. Yani sıkıntı geldi. Çünkü neden sıkıntı geldi? Üveylik oldu, çoluk çocuk sıkıntıları oldu. Evvelki ki, e, efendim, e, eşimden sıkıntılar yaşadım. Vesaire bu sıkıntılar geldi. E şimdi ben Ondan sonra Efendimiz'e gittim. Efendimiz e dedi ki Ahmet sen çok hastasın. Zaruret hasıl oldu. Tebrik ederim dedi. Tebrik ederim dedi. Ondan sonra bütün yollara işte eşim Büşra ünlü onu götürüyordu. Bütün yolculuklarda her yerde bu senin direğindir dedi. Bu sana iyi bakıyor dedi. Bu senin direğindir dedi. 30 küsür sene üç tane torunum var ya. Ondan sonra şimdi bu konuları gündeme getirip bir de kendileri siteler kurup ee, benim bana iftira ettikleri şeyleri kendileri yapıp eşimin ismiyle vesaire şu anda ben zaten ben fiiliyatta hep tek eşliydim. Son 20 sene fiiliyatta ondan sonra şu anda zaten resmi nikahta da tek eşim var. Dolayısıyla bu konuları buraya e, konuşup e, ta hakkın meydana çıkmasına sebep oluyorlar yine. E, teşekkür ederim. Ondan sonra televizyon kurma dedi. Dinlemedim başıma iş geldi. Televizyon kurma dedi. Dinlemedim. Başıma iş geldi. Ya arkadaş bu kadar yalan olur mu ya? Televizyon kurma olur mu ya? Radyoyu kurarken Mehmet Ali Hoca da vardı. E, Seyfettin de vardı. Üçümüz izin istedik. 20 sene oluyor radyo şimdi. Televizyon kurma der mi? Bizi mecbur bıraktılar. Bizi mecbur bıraktılar. Cevap vereceğiz dedi. Bunu ben sohbetlerde evvelden beri anlatmışım. Verin o eski bir konuşmamı. Ne zaman dedim televizyon kurma dedi ya? <laughs> Efendi Hazretlerine telefon ediyor. Yüksek seviyeli milletvekilleri, meclis başkanları falan. Muhammed'e izin verme çıkmasın falan. Ortalık toz duman. Bizim çıkacağımız bir duyuldu. Allah Allah. Yani İslam'a zarar gelecek, Müslüman'a zarar gelecek diyorlar. Biz de çıkmayalım. Televizyon denemeleri buradan başladı. Ne getirir ne götürür hesap etmek lazım. E ben gittim efendim dedim. Bana böyle bir şey Fatih Hazretleri çağırıyor falan. Defa tahta çok tanıyorduk eski gazetelerden, yazılarından. Yani zor adam hakaret de edebilir, de konuşabilir, öyledir, bozar adam mı falan da. Ne yapalım? Çıkalım mı, çıkmayalım mı? Buyurdu ki çık çık, faydalar olacak. Faydalar olacak. Şu anda ben geçen, işte o, iki senedir kimse bir yere çıkmıyordu. yeni yeni uçaklara bir yerlere biniyoruz, gidiyoruz. Kaç tane polisinden, efendim orada çalışanından, şu buyundan bu yurdan, işte maskeliydi tam tanımladım. Ya hoca yardım edeyim şeyine, çantana yardım edeyim şimdi bile. Oturuyoruz, işte sana bir çay ısmarlayayım, bir ya nasılsın iyi misin? Nereden sen sohbetlere başladın? Senin bize çok hakkın var. Gelen senin bize çok hakkın var. Ne hakkın var ya? Sohbette ne olur? Tekeketten diyor. Namaza başladım. Şimdi Efendimiz senin Vesselam'ın dediği, faydalar olacak. Bak bu iş yine 10 seneyi aşkın, 12-13 senelik bir iş. Yani öngörü meselesi, tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında tabii öngörü de denmez, keramet, feraset hepsi var. Faydalı olacak. Sonra ikinciye bir daha çağrıldık. Allah'a sığın çık. Çık diyor yani. Onun için, e bunları bildiğimiz için biz bu işe girdik. Faydalar olduğu müşahede edildi. Ama sen şimdi Orada çıktığın zaman e, o programdan sonra başka bir şey. Ondan sonra flaşa e çıkmak zorunda kaldım. E, bir sene belki de fazlası var. E, her hafta ders gibi itikat yaptık, el işlet itikadı yaptık, fıkıh yaptık. En zor soruları cevapla şey ettik falan. Orada tabii çok bir yöneliş oldu falan. E, Baktın fayda var. Ya e, bu sefer biz bundan ne oldu? Bizden evvel vur patlasın, çal oynasın. Bizden sonra taverna programı. Nasıl yapacağız abi yani? Onun için e, böyle bir şey ihtiyaç duyuldu. Hepiniz bunu şu anda o zaman faydası tartışılıyordu. İşte Cübbelik kafasına göre iş yapıyor, ortalığı karıştırıyor, iş bozuyor falan. Bana her şeyi yüklerler. Ama öngörü lazım. E, i̇stişare lazım. E, işte efendim başımızda. Sorarak hareket edilirse faydalı olacak. Faydalar oluyor. Hiçbir zarar olmaz. Bu kadar insan namaza başlıyor, şey diyor yani kaç kişi? Ben intihar edecektim. Ağır kanserim. Yani şimdi burada bu yanlış girdiler. Bu neyin cevabıydı? Yine İsmail Ağa'nın e, ithamlarının e, cevabıydı. O da nedir? Kendi kafasına göre e, kötü kanallara e, çıkıyor. İşte İslam mazıt adamlara çıkıyor. İşte Fatih Altaylı gibi vesaire flash e, vesaire şu anda da bazı kanallara e, çıkıyoruz, röportaj veriyoruz. Bu onun cevabıydı. Onlar onu yanlış girdiler de e, televizyon kurdu e, izin vermeden dediler. Onun cevabını yine başka sohbetlerde anlattım. Onu da şimdi izletecekler. Burada da e, diyorlar ki efendim e, bizi malzeme yaptı. E, kendi kafasına göre farklı farklı kanallara çıkıyor. Ondan sonra din düşmanı Din düşmanı tabir ediyorlar. Din düşmanı kanallara çıkıyor. Buradan ne anladık? Efendi Hazretlerine sorduğumuzda, işte teke tek etek olayı vesaire olaylarda, dedi ki Ahmet, işte çık dedi, sonra faydalı olacak dedi vesaire. Hep kerametler gösterdi, buyurdukları gibi oldu. Onu anladık. Ondan sonra, ben ikide bir bir kanallar davet teklif yapmaya başladı. Onu arıyorum, bunu ikisinde bir arıyordum. Ondan sonra Efendi Hazretleri bana dedi ki, Ahmet, Bundan sonra bana şey sorma, e, yani nereye çıkacağın, nereye çıkmayacağına sen karar ver. Ben sana izin verdim. E, sen fayda olacağını mülaza ettiğinde çık dedi. Zaten ben o e, izni, ben her şeyi o noktada izinle yaptım. O izni umumi manada verdikten sonra ben e, işte röportaj mı yapılacak, şu mu yapılacak, kim yan yap, kime çıkılacak, kime. Telefondan bağlanacak, kim ve canlı çıkılacak. Bu kararları verdim. Çünkü dedi ki bana her zaman beni soramayabilirsin. Bundan sonra yani bana bir güveni hasıl oldu zaten vardı. Ee, dedi ki sen dedi bunu kendin karar ver dedi. Bir de böyle bir e, itham e, yapıyorlar. E, o ithamın da cevabı burada. Ondan sonra efendim e, yine gelinen e, geleceğimiz konulardan biri bir kısım medya tarafından maksatlı olarak gündeme getirilen ee, bazı işleri Mahmut Efendi Hazretlerimizi üzmüştür. Şimdi burada neyi kastediyor? Neyi kastediyor şimdi İsmail Ağa burada? Bir kısım medya tarafından maksatlı olarak gündeme getirilen bazı işleri. Hangi işleri? FETÖ'nün çıkarttığı kumpas kasetleri. Hiç İsmail sitesine, tarikat sitesine böyle bir şey yakışır mı ya? Efendi Hazretlerimizi üzmüştür diyor. Böyle bir şey Efendi Hazretleri bana hiç yansıtmadı. Bana yansıtmadığı bir şeyi zaten onlara hiç yansıtmaz. Çünkü o olaylar olduğunda efendileri Beykoz'daki Hane-i Saadet'teydi. Fatih'ten göçmüştü. Dolayısıyla orada devamlı ben yanında gece gidiyorum iki saat oturuyordum. Muhammed Hocalar herkes orada şahit. Efendi Hazretleri bu işler beni üzmüştür diye hiçbir beyanda bulunmadığı gibi aksine Efendi Hazretleri dedi ki Ahmet haram yapmaz. Bu kesinlikle herkes şahididir. Ahmet haram yapmaz. Ben dedim hatalarım var dedim işte dua bölüm falan. Sen eli sünnet adamsın dedi. Ne hatan olabilir? Ha Muhammed Gül orada arkadaşımız. Efendi yanda duydu. Kaç tane şahidi var? Ne hatan olacak dedi. Ondan sonra ya Efendi Hazretleri işte şöyledir böyledir. Yok dedi ben senin işlerini bir yanlış görmüyorum dedi. E şimdi e, burada efendim seni üzmüştür diye efendiye nasıl bir iftira yapıyorsun? Efendi Hazretleri benim hapse girdiğime üzüldü. Mesela dedi ki mutlaka ziyaret edeceğiz. İki hafta efendim seni kime hapse, hapishaneye ziyarete gitti? Hem de tekerlekli sandalyeyle yürüyemediği halde. Kime gitti? FETÖ'ye karşı kime destek verdi alenen? Bütün hepsi ortalık hakkında. Haftaya neler anlatacağım o konuda? Kimlerin sebebiyeti var beni hapse sokmakta İsmail Han içinden? Onları konuşalım. E sen e, iki hafta dedi izin alamadılar. FETÖ'cüler izin vermiyor. O zaman her yer FETÖ'cülerin elinde. Sonra onu devreye soktular. Bunu devreye soktular. Muhammed Şişman kardeşimiz bunun şahidi. Ondan sonra o da geldi çünkü ziyarete zaten. O biraz aracılar koydu. İsimlerini vermeyeyim. Ondan sonra izin aldı. Ne zaman gideceğiz Ahmet'e ya? Ne zaman gideceğiz Ahmet'e? Oradan bir akit gazetesi haber yapabildi efendinin beni ziyaret ettin. Geri kalan hepsi FETÖ'nün elinde. Bir kişi efendim beni ziyaret ettiğim bile yazmaz. Bunlar bütün milletin gözü önünde yaşandı yani. Ne üzülmüştür bilmem nedir. Ben hastalanmışım da düzelecek miyim, düzelmeyecek miyim demişim de senden daha çok çekeceğimiz var. Cevabını almış. Hakikaten de çektirdik. Iıı e, itirafıyla ben aktarmışım. Ya şu anda biz nelerden bahsediyoruz? Sen burada nelerden bahsediyorsun? Ben 85'lerde şeker hastası oldum. Hatta bugün gibi de hatırlıyorum. Yani 40 sene hemen hemen evvel ee, bir cenazeye gidiyorduk. Tam o Maltalan Caddesi'nin eskiden oradan arabada giriyordu. Şimdi bir girmiyor herhalde müftülüğe doğru. Oradan tam oradan geçerken ee, arabada ben önde oturuyordum. Efendim zaten hiç önde oturmazdı. Hep arkada otururdu. Duruma göre biri önde otururdu. Ondan sonra ben de insülin yapmaya yeni başladım. O zaman böyle pompalı pompalı şey, otomatik işler yok. E, i̇ğneyi zor batırıyorum kendime acıyor. İğne uçları bile, ince uçlar bile o zaman bu kadar yok. Acıyor, acıyor efendilere dedim. Ben dedim öylece herhalde dedim bir. İğne de yapamıyorum kendime. Ne yapacağım dedim falan. Efe e de dedi ki: "Hastalık adam öldürmez. Senden daha çok çekeceğimiz var." Bunu bir latife olarak, şaka olarak söyledi. Senden daha çok çekeceğimiz var. He çok çektirdik. Çektirdik derken e, başımıza gelen olaylar onu üzdü. Ama hangi başımıza gelen olaylar, medyanın maksatlı, medyanın gündeme getirdiği olaylardan bahsetmiyor ki bu. Ne üzdü? E, hapse düşmem üzmez mi? Tefsir geri kaldı. O arada tefsir e, yazılsın dediler, Sami Hocalar Hoca Bayram Hoca yazsın dediler, Şehit Bayram Hoca için vesaire e, Buyurdu ki, e, biz Ahmet'e vefalı olmak durumundayız. Sonra bana da buyurdu ki, Meşayih senden başkasına razı değil. Sen bunu yazmaya mecbursun. Üç sene işte ne kadar hapis süreci e, o arada teslim olma demişti, durduk evde falan. Toplamı bunun üç sene. 2000'in başında başladı ocağından ilk içeri girmem. 2002 Kasım işte Tayyip Bey'in seçildiği seçimden bir gün evvel çıktım. Bunun toplamı işte üç seneden bir ay eksik. Üç sene tesir durdu etti kimseye bir kelime yazdırmadı. Ondan başkasına yazdırma meşak razı değil. E, bu sefer hepsi şahit. Ahmet hocalar kendileri videolarında geldiler torunla beraber bunu konuştular. E şimdi bunların hepsi meydanda. Ha tabii ki tefsirin geri kalması, benim hapse düşmem, ameliyatlar bilmem neler başıma gelmeyen kalmamaları e Efendim Hazretleri bu manada söylediği de keramet olarak da çıktı. E ben hepten kusursuz, hatasız, günahsız bir adamım anlamında konuşmuyorum. Ama Efendim Hazretleri kasten şahsen e, üzmek niyetiyle bir hainliğim olmamıştır. Ama yaşanan olaylardan müteessir olmuştur. Niye ben hapse gireyim? Niye yanından ayrılayım? Orada devamlı e, tarikat dersinin kağıtını bile hapishaneye bana gönderiyordu Arapça kağıt. Gardiyan gecenin yarısı Bandırma cezaevinde kapılar açılıyor. Üç tane kapı açılarak geliyor. Ben de korkuyorum tek başıma. Alıp beni götürecekler 28 Şubat'ta bir yerde zey diyecekler, bir şey edecekler. Kim ne yapsa beni kim kurtar orada? Zaten bütün dünya üzerime kopmuş. Ondan sonra bir de baktım bir gardiyan vardı. Onun hanımı ihvandı. Gönderdi. Şimdi diyor ki tarikatta diyor işte onlara geleceğiz. Tarikatta hiçbir yetkisi yok, etkisi yok. Ya sen Arapça bütün tarikat derslerinin kağıtları şu anda Araplara verilen 21 ders kanı, hepsini bana yazdırdı. Başkasına yazdırmadı. O kadar hoca vardı orada da. Bandırma cezaevinde kadını bulmuşlar, kadının kocasını bulmuşlar. Oradan bana ders kağıtlarını böyle koymuş. Ondan sonra getirdi. Ne oldu? Efendi Hazretleri'nin selamı var. Ee, Arap ihvanlar o zaman daha yeni yeni ihvan olmaya başladılar. Tahir Nur veliler falan 2000'lerde. Ee, i̇hvanların ders kağıtları dedi. Şimdi dedi işte ders bir iki üç tane kaç tane hazırlamıştık. Şimdi dersleri dedi dördüncü derse gelmişti. Senede bir zikir değişiyorlar. Ee, buraya gelmiş dedi. Bunları senin yazmanı istiyor dedi. En az iki üç tane kağıdı şu anda bize yeter birkaç sene demiş. Ahmet o arada çıkar demiş. Bunu bile bana gönderiyordu Arapça ders kağıdına kadar yazıyor. Bunlar neredeydi? Kimisi donsuz geziyordu. 2000'lerde, 2002'lerde. Kimisi neredeydi? Efendim yanında bu, bunlar neredeydi? Şimdi yetin başkanı büyüyor. Yani böyle bir iftiralar olur mu ya? Ondan sonra bu bütün Adamların artık şakadan anlar tarafları da kalmadı. Şakayla bir şey söylense onu da esah gibi alıyorlar. Geçen de işte 300 senelik ilmi var videosunu e, çevirmişler. E bu kimseyi dinlemez. Onun için söyledi. Cumhurbaşkanı gelse, o gelse, bu gelse reddiyesinden vazgeçmez. O konu reddiye konusuydu. Bu bildiğini söyler, doğruyu söyler. Kimseden çekinmez. Bu kimseyi dinlemez." diyor. Halbuki gülüyor. Cübbeli Ahmet, Sarıklı Ahmet diyor. 300 sene ilmi var. Orada videosu da var. Şimdi biz onlara hazırlamadık hepsini. Ne on sonra diyor peşine diyor bu kimseyi dinlemez. Allah bunu ıslah etsin. Ya böyle bir şey yok. Artık ne efendi kalmış bunlarda. Bunlar Allah Resulü'ne de iftira eder. Her ha, efendi Hazretlerine iftira etmiş. Yani efendinin demediği bir şeyleri bu kadar iftira yoluyla e, maksadını efendinin maksadı olmayan kendiniz de biliyorsunuz ki maksadı bu değil bunu bu şekilde çevirecek kadar resmi sitelerini e, rezil duruma getirmişler. Ondan sonra sırada geliyor. Mahmud Efendi'nin ailesini hedef almıştır. Şimdi kardeşim, Mahmud Efendi Hazretleri'nin ailesini ben hedef almışım. Cübbeli Hoca yalan iftiralarla cemaatinin e, burası kaçın sayfa bakayım? Yok. Beş nerede? cemaatın diyor oğlunu, gelinini, torunlarıyla ilgili söylediklerini kendisinin sosyal medya hesaplarını yönetiyormuşum. Paylaşımları, sesini bugüne kadar namerden kimselerin duymadığı hanımların ses kayıtlarını yaymış. Efendimizin muhabbeti yani bu diyor Mahmut Efendi sevmediğinin sevmediğinin delilidir. Şimdi hiç kimse sevdiği birinin evlatlarına, torunlarına, yakınlarına iftira edilmesine Canları tehlikeye düşecek derecede hedef göstermesine razı olmaz. Biz bir defa kaç kere videolar yayınladık, şu anda vaktimiz de geçti. Ne dedik? E, asla hakaret etmeyin. Delilimiz ilmidir. Madem saatlerce niye konuşuyoruz? Onlar gibi iftira yapmıyoruz. Saatlerce ilmi izah yapıyoruz. Demek ki elimizde deliller var. Biz hakaret etmeyelim dedik. Biz bunu dediğimiz halde birisi birine bir şey demiş, dememiş. Ben bunların takipçisi olamam ama hakkımı helal etmiyorum dedim en ufak bir sözlü şeyli hakarete e, karşı e, sizi uyarıyorum. Benden bir ilim hakkı olan, bir sohbet dinlemiş olan hakkımı helal etmiyorum. Ahirette davacı olmuyor. Beddua ederim gibi de bir şey beyanım var. Ben böyle bir şey ne yaptım, ne yaptırdım? Efendim, efendinin gelininin yani Fatma Usta Osmanoğlu e, nu kastediyorlar. Benim onun sesini ben asla yayınlamadım. Vallahi de ben bunun sesini yayınlayın diye de kimseye de bak yemin ediyorum demedim. Ama onun ses kaydına cevap verdim. Orada diyordu ki Mahmut Efendi, Efendi Cübbeli'yi sevmiyordu. Sevseydi bir toplantıya çağırırdı. Ben de dedim ki bütün toplantılarda zaten ben vardım. Ee, oğlunu seviyordu, oğlunu çağırıyordu. O imzada niye oğlunun o zaman şahitliği bile yok, orada imzası yok? Dolayısıyla benim sebebimi haftaya açıklayacağım niye olmadığını. Çünkü benden imza istendi orada. Çünkü benim şahitliğim vardı. O şahitliklerimi açıklayacağım. E Buna ben cevap verdim. Ya böyle de şey olur mu efendi onu sevmiyordu denir mi dedim. İsmini geçirdik. Bunun dışında biz ne ses kaydını yayınladım, ne de yayınlattırdım. Ondan sonra oğluna, e, torununa e, efendim ilgili söyledikler. Ne söyledim? Abdulkalik kalkıp da Şeytanın da ilmi var. Bunun ilmi şeytandan fazla olsa bilmem ne. Reddiyeleri şöhret için yapıyor dedi. Bütün millet ona yüklendi. Ben mi dedim şimdi bana, o bana şeytan deyince millet ona yüklendi. Ben ne dedim Abdülhale terbiyesiz? Hiçbir şey. Muhammed Fatih gebersin dedi bilmem ne o kadar bu kadar lafla haberlere geldi. Biz bunları naklettik. Biz sen geber mi dedik haşa ve kella? Demedik. Hiçbir hakaret mahiyetinde sözümüz yok. Bunları ee, evladına, torunlarına iftira. Nerede iftira var? Bu dedi mi böyle? Dedi. Öbürü şeytan dedi mi? Dedi. Öbürü şeytan dedi mi? E dedi. Bu, bunların hepsini biz dedi ki bize böyle diyorlar. Ama biz böyle değiliz. Onlara da beddua etmiyoruz, dua ediyoruz dedik. Bütün kamuoyu buna şahittir. Şimdi bak Mahmut Ören konuşmuş bugün. Onun e, bir sesi var. Orada ne diyor? Ailesine hedef al. 23. video. 23. videoda Bakın bunlar ne yani? Şimdi Mahmut Eren gündüz ne konuşuyor, siteye akşam o yazılıyor. Bütün Mahmut Eren'in konuşmalarının da şimdi kayıt atıyor görüntüsüz. Kağıttan mı okuyor, ne yapıyor bilmiyorum işte. Acaba acaba tabirler, edebiyatlar şey yapıyor. Ee, parçalıyor. Orada mesela şimdi daha bugün de yani evesi gün dediği İşte siteye çıkıyor. Sitenin dediğini o konuşuyor. Bak orada ne diyor mesela şimdi? Biz bunların hiçbirini yaptık mı? Bütün kamuoyu bizi izliyor. Benim her şeyim açık ve kayıt altında. Verin o videodaki sesi yani. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin 450 sene önce anlattığı tarikat bu. Şimdi bizim anladığımız tarikat. İnsanın seyri sülükte yetişmesi için şeyhini sevmesi gerekiyor. Şeyhini sevmesi de bugünü anlatıyorum şimdi. Kitapta biz nasıl anlıyoruz? Şeyhinizin ailesine küfredeceksiniz. Tamam mı? hain diyeceksiniz. Yüzüne tüküreceksiniz. Ve bunu bütün dünyaya ifşa edeceksiniz. Başka türlü şeyh'i sevmiş olamazsınız. Şeyh'in yolunu korumak için yapacağınız iş bu. Bu bizim anladığımız. Ama bir de İmam Rabbani Hazretleri anlattı. Şimdi yani muhterem Müslümanlar, şimdi bunu konuşuyor, kayıt yapıyor. Millete atıyor, bütün talebelerine yayıyor. Burada siz bu kadar 20 aydır izleyenlerimiz, takipçilerimiz tarafından sövme, suratına tükürme, bilmem iftira makar sayıyor. Bunların hiçbirini, benim bütün kayıtlarım, çözüm de yapılabilir. Herkes de bir, tekrar da dinleyebilir isteyen. Böyle bir şey bir kere yaptın mı, yaptırdım mı, yap, yapacak olanlara ne hakaretler, beddualar etmedin mi ya? Hakkımı haram etmedin mi ya? Siz bunun şahidisiniz. Sövme nereden çıktı? Onlar bu, bu kadar efendim sitelerden yaptırıyor diyor. E, kendileri iki tane site kurdular. Reklam olmasın diye ismi lazım değil. Bu sitelerden benim hanımımın adıyla, çocuklarıma, ahlaksızlıklarla, pokercilikle, bilmem necilikle hepsini ismen yaptılar mı yaptılar? E, o sonra biz o siteleri tanımıyoruz. E sen o siteleri tanımıyorsun da, Muhammed Gül Efendi araya girdi, dedi bu ne ya? Hoca ben de hanımının bilmem adıyla şeyine bilmem torunlarla görüştü. Torunlar dediler biz tanımıyoruz. E tanımıyoruz bak bunu kaldırıyor musun kaldırmıyor musun? Kaldırmıyorsan ben de başka bir şey koyuyorum. Deyince ertesi gün bütün sitelerden o iki siteden hepsi silindi. Madem bunu torunlar yönetmiyor. Madem bu siteleri Mahmut Eren yönetmiyor. Mahmut Eren siz nefes alamazlar. Özel toplantılar yapıyorlar. Bunları siz yönetmiyordunuz. Ertesi gün bütün hanımımla, çocuğumla ilgili bütün iftiraları nasıl çektiniz? E siz bu şekilde sövüyorsunuz, sayıyorsunuz. Ondan sonra mantıran edebiyat yapıyor, sövene, efendim, e, dilsiz, e, dövene, elsiz edebiyatları yapıyor. Ondan sonra bir kadına mesaj atıyor. Bana nebet dualar, ocaklarıma, torunlarıma, zürriyetlerime, parçalanmalarına, hanelerime, hepsini okudum o üç buçuk saatlik videoda izleyin. Numarası belli, her şeyi belli, kayıt altında. Bu kadar beddua yapıyor. Ben hiçbirinin torununa zürriyetine beddua ettim mi? Efendi Hazretleri'nin torunları. Hasan Efendi'nin torunları. Biz nasıl beddua deriz ya? Bir yanlışlık görürsek Allah hayırla ıslah Ama Efendinin yolu bozuluyorsa ben Efendinin çocuklarını, torunlarını severim ama Efendinin kendini daha çok severim. Yolunu daha çok severim. Bize çoluğumu çocuğumu koruyun demedi. Yolumu koruyun dedi. Benim Çoluğum çocuğum yolumdan gelendir, dölümden gelen değildir dedi. Alaaddin Efendi de aynı şey söyledi. Efendi de aynı şey söyledi. Ahmet dedi bana. Ben oğullarımı tutmadım, seni tuttum dedi. Vallahi billahi. Hafil vakı öyle yaptı zaten. Bunu herkes gördü zaten. E niye? Ben bugün de burada çıkıp bu hakkı konuşacağımı bildiği için o kerameti gösterdi. Bak onlar ne yapıyorlar? Bak ben ne yapıyorum? Onun için Mürşidimizin nimeti üzerimizdedir. Zerre kadar şüpheniz olmasın kardeşlerim. Şimdi aileyi hedef aldı e, laflarındaki palavralar ve yalanları konuştuk. Canları tehlikeye düşecek. Ya canları nasıl tehlikeye düşecek ya böyle bir laf olabilir mi ya? Kim size fiske vurabilir, kim size konuşabilir, dokunabilir ya? Bunu böyle bir şey yapan benden nasıl rıza alabilir ya? Bu zerre kadar hakaret eden velev yazıyla bile olsa Allah belasını versin. Kim ise? Biz ne dedik? İlmi delillerle derseniz ki Rabıta Efendi devam etmesinin vasiyeti var, şu şudur budur. Bir şey biliyorsan konuş kardeşim. Niye sövüyorsun Ama onlar sövdüler, saydılar Mahmut Eren'in bütün adamları, baş hocaları, belaltı, hepsinin isimlerini açıkladık size. İşte yok Cafer Beyazıtlarıydı, Mehmet Turanlarıydı. idi işte neyse Erdoğan, Mehmet Erdoğan mıydı? Neler neler? Sarıklı, sakal, cübbeli, ana avrat dümdüz. O bir tanesi var hele akla ziyan onları da haftaya paylaşırım. E, tweetlerini bilmem neler. E, yani rezillik yani. Şimdi Hasan Efendi e, diyor Hazretlerimize diyor e, hürmetsizlik etmektedir. Şimdi geldik buraya. Ya 40 kere dedik bu zamanın büyüklerinden. 40 kere dedik başımızın tacıdır. Dedik şöyledir, hafızdır, şöyle alimdir. İşte eli elini öperiz, ayağın suyunu içeriz dedik. Nitekim şimdi gitsin ayağını yıkayın ben suyunu içerim. Yani hakikaten ehli Kur'an fazilet ehli bir insan. Ama bu iş başka, bu iş başka ya. Herkesi olduğu yere koymazsan zulüm yapmış olursun yani. Cübbeli Ahmet Hoca diyor, Ahmet Efendi Hazretlerimizin ahirete irtihandan sonra katıldığı işte programlarda falan ee, Hasan Efendi'ye çok hürmetler etti. Ondan sonra söylemlerini değiştirdi, hilafetini inkar etti ve bunu haftaya konuşacağız. Bütün delillerle bunu haftaya konuşacağız. Manevi değerini düşürmeye yönelik bir yola girdi. Manevi değerini Allah verir, Allah alır. Manevi değerini ben nasıl düşürebilirim? Yani Hasan Efendi, Efendi Hazretleri gibi bir mürşit değildir. Efendi makamında bir mürşit değildir. Dediğim zaman manevi değerini düşürmeye mi yönelik oluyor? Tam tersi bunu bir Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir mürşittir. Ee, bir müceddittir veya bir gavstır veya işte neyse bunu dediğim anda Hasan Efendi'ye iftira etmiş olurum. Hasan Efendi'yi olmadığı konuma koymuş olurum ve Hasan Efendi'ye zulmetmiş olur. Ben zalimlerden olamam. Herkes haddini bilecek. Allah'ın koyduğu sınır neyse birbirimize de hürmeti ona yapacağız. Nasıl ki Efendi Hazretleri'ne de e, vahiy geliyor dersek zulmetmiş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah'ın bildiği her şeyi biliyor dersek zulmetmiş oluruz. Herkesin makamı var. Lüküllü makamı makal. Her makama göre konuşulacak laf var. Ve lüküllü meydanı rical. Her meydanın kendine özel adamı var. İrşat ayrı bir şey. İslah ayrı bir şey. Şu anda bu kadar fitne var. Ortalık yıkılıyor. Efendim gelmesin. E gelmesinden bu iş düzelir miyse siz söyleyin. Gelseydik belki bir şey düzelirdi. Ondan sonra... Hasan Efendi Hazretimizin oğullarını ve kızını hedef göstermiş, kızın, kızının ses kaydını yayınlatmıştır. Vallahi billahi ben kızın ses kaydını yayınlatmadım. Böyle bir şey ben yayınlamadım, benim bir tane sitelerim belli zaten. Ve yayınlatmadım, ben yemin ediyorum sana. Daha ne yapacağım ben ya? Kadınlar gidiyorlar, adamlar gönderiyor kadınlarını veya kadınlar gidiyorlar, sesleri birbirinden, te cep telefonları zaten çıkmış, sanki ben istihbaratla çalışıyorum, herkesin ses kaydı bende geliyor ya kadınlar alıyorlar ondan sonra kadının biri atıyor oraya o oradan oraya bütün dünyaya yayılıyor ben bunu nasıl kontrol edebilirim ya ee, sen konuşacağına dikkat etsene sen yanlış bir şey konuşmasan orada onu millet yayar mı demek prim veriyorsun batıla bilmem ne yapmışlarsa Git de şunun ses kaydını al mı demişik kimseye bizim. Ne işimiz var benim karımın kızımın bu işlerle. Benim mahremlerimden hiçbirinden böyle bireye gönderip şunun sesini al demiyorum ki. Hiçbir kadınla da konuştuğum yok. A emniyet istihbarat hepsi beni dinliyordur. Şu kadar senelerdir. Efendim FETÖ bile bir buçuk sene dinledi. Bir kadından ses kaydımı çıkaramadı ya. Ben kadınlarla zaten böyle bir konulara girip de ne, kime ne diyeceğim. Ondan sonra Ne diyor? Ee, oğullarını hedef aldı diyor. Şimdi oğulları, ya oğullarını Hasan Efendi oğullarını hedef aldı. Maaşın apla kılıçı hedef aldım. Kardeşim sen Efendi Hazretleri'ne Alzheimer dersen, ona bir şey sorulmaz. Sormayın dedi. Hüseyin Avni Hoca üzerine yürüdü ya. Ne diyorsun sen dedi ya. Hüseyin Avni Hoca üzerine yürüdü. E şimdi sen, sen hep benim şeyhime bu kadar hakaret edeceksin aklına zihnine. Ne demek yani ben seni söylemeyeceğim yani. Millete seni tarikatın sorumlusu zannedecek ya. Ondan sonra biz hangi oğluna konuştuk? Hüsnü Kılıç. Hüsnü Kılıç nedir? Aha aktüel. Haftaya bu. Bütün konumuz bunun içinden. Hasan Efendi ile ilgili konular Efendi Hazretlerinin beyninde ne zaman değişti? Bu olaylar neden oldu? 2005 aktüel. Hastane olayı e, Kartal Hastanesi e, Darüşşafaka 2007. 2005'te neler oldu? Bu röportaj. Bu efendinin huzurunda okundu. Kime ne dedi? Neler dedi? Ha adama yedi kere şeytan dedi ama niye dedi? Adam kalktı efendiye cahil dedi. Efendiye saf dedi. 3 yaşında beyni var dedi. Ondan sonra çarşaf şart değil dedi. Efendi de kendi şahsına hakaretleri şey yapmaz mübarek tevazuundan. Ama şeriat yıkılıyor burada dedi. Ondan sonra neler oldu? Yani haftaya dinle. Bütün detayı aktüel. Bunu tek tek madde madde okuyacağız. Ondan sonra e biz de dedik ki bu adamı efendinin odasına niye sokuyorsunuz? Efendi vefat eder etmez, hiç o odaya giremeyen adam kalktı geldi. Devamlı oturuyor. Ya arkadaş, adamın oğlu diyor Ahmet Hoca, ne yapayım diyor. Ya tamam oğluysa burası tarikat efendisinin odası, feyiz bereket var. Burada şeytan demiş yedi kere, sen e, babasıysa evinde görüşür, dışarıda görüşür. Yok dedi evine de sokmuyorlar. Şöyle oldu böyle oldu bir şeyler dediler. E tamam da kardeşim ondan sonra inkar ettiler. Dediler ki gelmiyor gitmiyor Seyfettin'in operasyonları. Ondan sonra bir arkadaş orada dedi ya her hafta geliyor ne konuşuyorsun dedi falan. O orta rezil oldu. Ondan sonra ben geçen hafta yine dedim. Bak biz uyardık da yoksa şu anda Mustafa ee, Karataş, Hayrettin Karabağ ne kadar bidat ehli varsa, efendiye cahil diyen, sapık diyen varsa efendinin odasında, tarikatın odasında... E, cirit çirit atacaklardı benden korkmasalar dedim tak bu cuma üstü getirdiler yine İsmail Hanet'in sitesinde koydular o resimde varsa koyun Hasan Efendinin arkasında oturmuş aslında geriliyordu veriliyordu sonra eee o e, eğilmiş telefonla uğraşıyor tam Hasan Efendinin arkasına oturttular bu cuma geçen cuma o resim var sizde diye zannediyorum arkadaşlar ondan sonra eee efendim ne yaptı? Ee, Hasan arkasına oturtmuşlar. Al sana cübbeli. E, orada oturuyor. O oturan arkada eğik oturuyor orada. Bunun mesajı subliminal. Bu İsmail'ada tabii tabi çok ac acayip şeyler var tabi ajanlar. Subliminal mesaj verdiler orada bana. Dediler ki sen geçen hafta dedin. Al bu hafta yine oturttuk arkasına dediler. Efendim şarşaf marşaf şalvar şar, Cübbe. Hadi gitsin işine dediler yani. Mesaj bu. O efendinin odası burası. Ondan sonra e, kardeşlerim bu da oğullarını hedef gösterim. Ya neyini hedef gösterim? Efendi bu kişi şeytan dedi. Bu sizi saptırı dedi. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Sen gelip adamı koyuyorsun e, en mahrem odaya ya. Dışarıda oda mı yok kardeşim? Gitsinler her yer onların. Çevreleri geniş. Bana ne? Ondan sonra geldiler. Beş cemaati dağıtmak için çalışmaktadır diyor. Cemaat mı bıraktınız ya? Zaten Yavuz Selim üçte bire düşmüş, öbürü bilmem nereye düşmüş. Cemaatı ben mi dağıtıyorum? Efendinin rabıtasını, vasiyetini bozdun, millette gitmiyor. Yok ruhaniyetine hediye ekledin, yok bilmem ne ekledin, tarikat dersine ilave yaptın, onu bilmem ziyat noksanlık yaptın. E ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben doğruyu söylemeyecek miyim? Cübbeli Ahmet Hoca'ya tarikatla ilgili herhangi bir vazife vermemiştir. Bunu heyet karar alıyor. Celal Erzincan niye, kim vermiş? Seyfettin'e kim vermiş? Ahmet Hoca tarikat dersi var mı yok mu belli değil. Ahmet Hoca'ya kim vermiş? Bana vermemiş. Ne vermemiş bana? İstihare kabul edebilirsin dedi. Tarikat dersi değişebilirsin dedi. Hatmi şerif yaptırabilirsin dedi. Daha tarikatta ne var? Normal yüzlerce vekilden biriyim. Ben Efendi Hazretleri'nin müridiyim derken vekillik yapmadım. İzinliyim. Vekillik yapmadım. Ne demek yapmadım? İznimi kullanmadım. Dedim efendi hazretleri izin mi emir mi dedim. İzin dedi. İzinse ben bunu almayayım dedim. Çünkü zaten şimdiden dedim bunu ta e, 99'larda oldu bu. Buhara'dan uçakta dönüyorduk. Uçakta boştu böyle rahat rahat oturuyorduk. Beni çağırttı. Ondan sonra Şahın Akşibendi Hazretleri dedi zuhur etti Ahmet. Ahmet'e söyleyin kendi mescidinde yani şimdiki Hayder'de hatmi şerif yaptırsın dedi. Ben de dedim ki buradan dedim zaten o zaman 28 Şubat merkezdeki hatmi şerif dağıldı. Herkes evlerde e, yapıyor. İşte Kagoşum Hoca kendi camisinde, Hasan Efendi Kumrul'da kendi camisinde falan bu duruma döndü. Dönünce bana da sen de dedi Hayder'deki işte eski Hayder'deki orada yaptır dedi. Şahin Hazretleri'nin zuhuratı dedi. Bana söyledi. Dedim ki efendi Hazreti, emir mi izin mi dedim. Durdu izin dedi. Dedim efendim şimdiden zaten attığını ilan etti diyorlar. E, ben bunu yaptırırsam benim hani sohbetimi millet seviyor ya konuşmak itabet şeklimi falan. Ta Feiz bakımından Hasan efendi Mustafa efendi vesairesi daha feizli ama e, benim bir konuşma üslubumdan vesaireden bu sefer millet dedi mektubat sohbet dinleyeceğim diye bana gelir onlara da kimse at bir şerife gitmez falan fitne çıkar ondan sonra da şeklini ilan etti derler dedim. Dedi sen bu işi güzel düşündün dedi. Ve ben o izni, iznim şu anda da var. Ama ben o izni kullanmadım. Ve şu ana kadar da kullanmadım. Hepiniz şahitsiniz. E bana diyor ki ben ben yeter, şeklik neyime diyor ama diyor bak yazıdaki terbiyesizliğe bak. Benim gibi adama bu denir mi ya? Ben şu anda 60 şerif yaptırsaydım, şunu bunu yaptırsaydım. Benim kime giderlerdi? O kadar vekilin içinde. Ekseri insanlar bana gelirlerdi. Hani sohbet daha bir muhabbetli oluyor diye. E ben bunu zaten yapmadım. Sizi bölmeyeyim, dağıtmayayım diye. Sizin oralardaki hatmi şeriflerden bana gelmesinler diye. Ben izinli olduğum halde bunu yapmadım. Yapabilirdim. Şimdi yapabilirim. Ama yapılıyor elhamdülillah. Ama rabıtayı bozanların hatmi şerifine gidilmez. Orada hatmi şerif mi olur ya? Ruhaniyetler kaçmış oradan. Maazallah. Kim rabıta sağlam onu hatmi şerifine gidilir. Tarikat bozulur rabıta bozulursa. He ayrı dava. Şimdi sen nereden çıkartıyorsun ki efendim? Hiçbir yetki vermemiş. Daha ne verecek? Ya şu andaki bütün vekillerde ne var? İstihare kabulü, ders değişme, hat bir şerif yaptırma. Daha ne var abi? Mürşidi kamil miler hepsi? Kutbu tap olmuşlar he? Ben kalmışım yavanda. E, e, herkese verilen de aynısından verildi. Başka bir tane de bana fazlasını verdi dersen o da teveccühizlidir. Teveccüh bir iki kişiye vermiş. O kadar. Öbürlerinde hepimiz eşitiz. E, hiçbir vazife vermedi. Yalan. Kendileri de biliyor bunun yalan oldu. Buna rağmen diyor e, Mahmut Efendi şu sayfeleri notlar aldığım için sayfada karışmasın. E, Mahmut Efendi Hazretlerimizin ahirete irtihalinden sonra bu konularda söz sahibiymiş gibi söz sahibiymiş gibi açıklamalar yapmakta ve ihvanı yönlendirmeye çalışmaktadır. Tarikatla ilgili 20 aydır ne açıklama yaptım? Sadece Rabıta Efendi Hazretlerinden duyduğum vasiyettir. Ahmet bunu ihvana anlat, güzel yaparsın, doğru yaparsın dediği için, buyurduğu için sade bunu söyledim. Öyle mi değil mi? Bunun dışında tarikat içiyle ilgili hiçbir vazife yönlendirme yaptım mı ihvan-ı kirama? Yapmadım. Hepiniz bunun ee, şahidesiniz. E, nerede kaldı ki? Bütün kitaplarını bana yazdırmış. Sen görmeden kadın erkek hiçbir kitap basamaz demiş benim adıma. Senden başkasına meşak razı değil demiş. Kendileri de bunu itiraf etmiş. Şu anda zaten beni ihraç ettiğin zaman Ruhul Furkan'dan ne amel edeceksin? Yani Ruhul Furkan nereye kaldı? En son altı ciltlik meali bana yaptırdılar. Şu anda İsmaila Sirat Yayın Evi'nden için, kelime manalı meal altı cilt. Misli görülmemiş bir eser. Efendimiz'in muradı üzere, kırık mana muradım Ahmet derdi. Bunu yaptırdılar. En son bana yaptırdınız. Daha yeni 6. cildi birkaç ay evvel basıldı. Bu kitaplar nereye gidecek? Efendi adına çıkan bütün kitaplar nereye gidecek? Siz zaten kitapsız kalmayı istiyorsunuz. Efendinin görüşlerini sizi bağlamamasını istiyorsunuz. Zaten onun için rabıtayı bozmayı istiyorsunuz. Onun için çarşaf şartlayışı değil, o adamları oraya topluyorsunuz. Neticede... Kitaplar da ortadan kalksın ki yeni rabıtayla yeni robotlar e, bulalım ve böylece ifsadımızı tamamlayalım. Niyetindesiniz. Ahmet Hoca ile torunların videosunu bir koyun bakalım. Tefsirle ilgili e, benim haneme gelip tefsiri yazman lazım yoksa durdu bu işler dedikleri videoyu koyun. Mahmut Efendi Hazretlerimizin tayin ettiği heyet olarak, Ruhul Furkan tefsirinin kaldığı yerden devam etmesi için toplanmış bulunuyoruz. Hasan Efendi ve Mustafa Efendi hocalarımızın başında bulunduğu heyetimiz bazı nedenlerle bir süre inkıta uğrayan tefsir çalışmasının devamı için karar aldıktan sonra bugün bu niyeti gerçekleştiriyoruz. Hasan Efendi ve Mustafa Efendi hocalarımız sıhhat sorunları nedeniyle son anda katılamadılarsa da telefonla arayıp tebrik ettiler. Efendi Hazretlerimizin Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Yusuf Çelener, Ahmet Kozlu ve Seyfettin İnanç Hoca Efendileri bu hizmette emin kabul edip vazifelendirdiği izaha muhtaç değildir. Biz babama, yani Efendi Hazretlerine müraca müracaat ettik. Dedik ki iki buçuk senelik mahkumiyet süresi içinde tefsir büyük bir sekteye uğrayacak. Bunu sekteye uğramaması için Cübbeli Ahmet Hoca'nın mahkumiyeti bitene kadar biz ekip kuralım. Bu ekip yavaş yavaş da olsa devam etsin. Çıkınca aynı şekilde kendisine teslim ederiz. Deyince bir müddet düşündükten sonra bize cevabı şu oldu. Kesinlikle onun hapisten çıkmasını beklemek mecburiyetindeyiz. Bu işaretle ona verilmiştir. Onun için onun dışındakileri düşünmüyorum. İsrarımız bu sebeptendir. Cübbeli Ahmet üzerindeki ısrarımız bu sebeptendir. İşte gördünüz. Ne diyor Ahmet hocamız? Tefsir yazılması ki Kur'an'ın manası bu ya. Allah'ın ayetlerinin izahı bu ya. O diyor ona işaretle verildi. Yani manevi işaret tasavvuf dilinde anlarlar. İşaretle verilmiştir. Onu beklemek zorundayız diyor. İşaretle verilmiştir. Ne oldu şimdi bugün? Senin damadının projesini bozacağım diye Veyahut başkalarının uydurduğu e, makamları, yok böyle bir makam dedim diye, herkes e, Efendi koyduğu sınırlarda kalmalı, durmalı dedim diye, Mehdi'ye kadar deyince, e, dış güçler e, robotlaştırma projeleri ileriye dönük Hasan Efendi'den sonrası için, hazırlık yaptılar 20 senedir, yatırım, 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 e, geldi Cübbeli Hoca batırım yaptı, hepsini gö gö göçürüyor. Aa, öyle bir şey yok. Kendi beyanları. Bir günde ne değişti? Onun için siz izlediniz. Ee, doğruları gördünüz. Ondan sonra rabıta diyor ee, bunlar önemli de burada ne var daha arkadaş amma yazmışlar ya. Ya da onlar amma yazmamış ben anma konuştum yani. O da ayrı bir davadır. Şimdi diyor ki rabıta Dağıtma projesinin bahanesidir. Tam tersi. Rabıta Türkiye'nin tapusudur. Mahmut Efendi devam etmesi çok önemlidir. Aksi takdirde FETÖ mutlaka yeni rabıtalar ihtas edecek. Hasan Efendi'den sonra. Ve onlar bu işi e, derhut edecekler. Tübbeli Ahmet Hoca cemaatin dağılmasına yönelik plan doğrultusunda rabıta konusu üzerinden e, hareket etmektedir. Allah Allah rabıtası bir olan cemaatler devam edebilir. Rabıta don lastiği gibi her gün bir tarafa dönerse o sonra ölüye nakıs kalır. Ee, Hasan Efendi kıyamet adamı mı yaşayacak? Hasan Efendi'den sonra rabıta yapılacak adam görüyor musunuz içinizde diyor soruyoruz. Yok. Ondan sonra ne olacak? Buraya geçirme uğraşıyorsun. Efendiden çıkması lazım diyor. Aynen cevap böyle. Çünkü efendiden niye çıkması lazım? Efendinin kitapları var, eserleri var, şahitleri var, talebeleri var, sohbetleri var. Hasan Efendi'nin bir kitabı yok, bir sohbet yok, bir eseri yok. Dolayısıyla diyecek ki çarşaf olmasan da olur Hasan Efendi böyle izin vermişti dese neyle ispat edeceksin? Ama Efendi ile ilgili en ufak bir değiştirme yapamazsın. Yaptığın anda hikmetli sözlerinden tut, ciddi cid şeyler bütün kitapları önüne çıkar kardeş. Bundan dolayıdır ki proje bu. Bunu anlamayacak ne var? 97 yaşında bir insana bunu döndürme çabaları tarikatı muhafaza için midir? Yoksa ondan sonra bu işin aile içinde kalması, çünkü aile içinde kalması vesilesiyle güzel kotarılması, kolayca yönlendirilmesi meselesidir. E, rabıta yapılacak adam mı var? Şimdi Mahmut Eren'e mi rabıta yapacaksın? Ahmet Hoca'ya mı rabıta yapacaksın? Kime rabıta yapacaksın? Ondan sonra... Efendim milletin karısı kızı onları düşünecek bilmem ne. Onlarda öyle bir ehliyet ve liyakat var mı? Öyle bir hal var mı? Ya durum bu. Ya sen neyin iddiasında, neyin peşindesin? Adam da on saat sonra diyeceksin ki Hasan Efendi de öldüyse ne olacak? Nakıs kalır. E nakıs kalırsa adam zaten o zaman Efendinin ruhaniyeti mi daha güçlü? Hasan Efendi'nin ruhaniyeti mi daha güçlü? Niye adamı buraya çeviriyorsun? Devamı olmayan bir projenin. Çünkü devamı var aslında. Dış güçlerin devamı olan bir projesi var. Onlar uzun uzun anlatılması lazım. Mahmud Efendi Hazretleri'nin hayatında tarikat konusunda herhangi bir vazifesi olmadığı halde, şuraya bak ya, ben bu vazifeyi deruhte etmemişsem, yapmamış olmam, bana bu vazife verilmedi, yani normal vekillerden biri olarak ben de bir ders değiştiremez miyim ya bir insanı? Allah Allah! Yani onu da yalandan inkar ediyor. Kendileri de biliyor Seyfettin bunu kaç kere söyledi. Salih Diner bunu açıkladı. E sonra Seyfettin ona dedi telefon ettim. Ya öyle şey olur mu? Ona efendi izin verdiği şeyler var. Ders değiştirme izni var onun dedi. Kendi söyledi dedim diye. Şimdi bu yazıya imza atıyor. Ondan sonra rabıta üzerinden kurguladığı bir süreç yürütmektedir. Kim kurguladı ya? Kurgulama ne demek ya? Kurgulama ne demek ya? Efendiye sordum diyorum. Ben yemin ediyorum. Vallahi billahi tallahi. Bana devam edecek dedi. Sen bu işi güzel düşündün dedi. İlk bana anlatacağım dedim. Doğru yaparsın, güzel yaparsın dedi. Ben talağıma yemin ediyorum. O sonra diyor ki hangi eşinin bilmem talağına diyor. Ya bunlar bu kadar basit adam ya. Benim bir tane eşim var diyorum sana. Büşra emirim atıyorum sana. Resmiyette de bugün durum o efendim. Dolayısıyla ben talak verdim bir daha vermemizin bir gereği yok. Acaba hangisine verdi diyor, karambola mı gitti diyor bilmem ne. Ya siz dini ne kadar ciddiyetsizliğe alıyorsunuz ya, ne kadar laubali bir milletsiniz ya. Peki sen talağına yemin verebiliyor musun? Cübbeli efendi bunu demedi, dediyse benim karım boş olsun diyebiliyor musun? Dedi hadi bakalım bundan sonraki birleşmelerin zina olsun. De bakalım bir kişi çıksın karşıma. Ben veriyorum bunu müsterih olarak. E burada efendiye bir iftira yok. Ondan sonra diyor kesinlik içermeyen. Nasıl kesinlik içermeyen ya? Efenden duydum diyorum. Yemin ediyorum nikah karın boş olsun diyorum. Daha bundan başka ne yapacağım kardeşim? Ve şahidi bulunmayan bir konuşmadan hareketle şahidi bulunmayan. Nerede şahidim yok ya? Muhammed Keskin Hoca Efendi burada yanımdaydı. Şu anda marifette var mı o yazı? Geçen gün marifette bir yazı yayınlandı. Marifetin sitesinde e, Muhammed Keskin Hoca'nın imzasıyla dedi ki ben yanındaydım hepsini duydum diye yazdı. O yazının o bölümü tabi yazı biraz uzun çok ilmi bir yazı. Çok doğru buldum yazıyı hakikaten güzel bulduk. Efendim biz de paylaştık diye sitemizde biliyorum. Bakın orada okuyorsunuz ne okuyorsunuz orada? Sözünü etmiş bulundu en sonunu okuyorum. Efendim biraz puntoyu büyütemiyorlar ama onu bilmiyorum. Ondan sonra... Ee, edeceği edeceği e, rabıtanın diyor Efendi Hazretleri'ne yapılmaya devam edeceği hususu ben Deniz Muhammed Keskin'in de şahitlik e, edeceği üzere Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin dediği gibidir Hoca Efendi'nin sözünü etmiş e, bulunduğu e, Efendi Hazretlerimizin e, aralarında geçen konuya ilişkin e, diyalog e, diyaloglar benim de e, ee, gerçekleşmiştir. Ha burada adam. 15 sene, son 15, 7 sene o hizmet etti. Bütün şahitlikler ona ait yani. Orada her şeye müşahit oldu, şahit oldu. Nedir arkadaş ya? Herkesi tekzip, herkesi şey. Şahiti yok diyor. Ha şahit işte adam açıkladı. 2-3 gün evvel ee, beyan etti. Rabıtanın Hazreti Mehdi'ye kadar kaydı geçmedi halde. Şimdi diyor kendi iddiasına herkesi kabule zorlayarak tarikatımızın geleceğiyle oynamaktadır. Ya senin geçmişin ne ki geleceğin ne olsun kardeşim? Tarikatın geçmişi var. Senin ne geçmişin var burada heyetine imza atıyorsun? Diyor ki herkesi kabule zorlayarak. Ya Mahmut Efendi sizin şeyhiniz miydi değil miydi? Şeyhinizdi. Peki onun sözü sizi bağlayıcı mıdır değil midir? Ben de bunu dediğine göre Allah'a yemin ediyorum talamı veriyorum sen de çık birisi karşıma çıksın. Sana efendi böyle bir şey demedi, rabıta bana devam edecek demedi, benim karım boş olsun diyebilirim bakalım. Mehdi konusuna gelince, Mehdi konusunu ben o celsede sordum demedim, hiçbir konuşmamda bu yok. Mehdi işini efendi hazreti madem süre koymadı, bana devam edecek dedi, süresiz ameller ölünceye kadar devam eder. Bir defa kayda budur. İki, benim nispetim yani rabıta demektir. Rabıta Mehdi'ye ulaşacak dedi. Hasan e, benden Mehdi'ye ulaşacak dedi. Zekeriya Özen'e benden sonra Mehdi'ye ulaşacak dedi. Celal Özen'e benden Mehdi'ye ulaşacak dedi. Kaç kişi bunun şahidi var? Yani Mehmet Ali Hoca'ya gü güvenemiyorum çok onun için. Onun da bizim yanımızda şahitliği var ama sonra herhalde bozmaz ama benden sonra Mehdi'ye görünüyor dedi. E şimdi bu rabıtanın Mehdi'ye devam edeceği Zaten nispetin Mehdi'ye ulaşacak sözünden, onun beyanından, onu ben de duydum. Bu sözden yola çıkıyorum. O andaki konuda orada Mehdi için dendi denmedi meselesinde bir şüphemiz olduğu için orada yemine de katmadık, talağa da katmadık. Mehdi konusu müstakil bir konu. Mehdi konusu müstakil bir konu. Rabu da bana devam edecek dediyse... Hasan Efendi'ye rabıta yapılmayacağını beyan ettiyse, çünkü ben Hasan Efendi, Mustafa Efendi olayından onunla göre sordum. E, kitapta da yazdım, Efendinin şiirleri kitabında. Sizin gibi nefsini tezkiye etmiş kimse görmüyorum falan, bunun bir mukaddemesi var, sap gibi bir şey değil. Ben kimin için sorduğumu biliyorum Hasan Efendi, Mustafa Efendi için sordum. Onun üzerine dedi bunu. E, dolayısıyla Hasan Efendi'den sonra rabıta yapacak adam bilmem görüyor musunuz diyorum, hiçbiri görüyoruz demiyor misal. Hasan Efendi'ye de yapılamaz daha aşağı. E onu efendim göremezdir. E, ne oldu şimdi? Paşa bozukluk olur mu? Mehdi'ye nispetim devam edecek demiş. Devam edecek lafının süre konmadıysa izahı nedir? Bunu zere kadar kuş beyin adam anlar ya. Şimdi bak ne diyor? Nitekim Mahmud Usta Osmanoğlu, Hüsamettin Vanlıoğlu, Fatih Kalender, Hüseyin Avni, ve Muhammed Yelkenci Hoca Efendilerin hazır bulunduğu bir toplantı esnasında, şimdi iyi dinleyin, gecenin bombası patlayacak. Rabıta Hazreti Mehdi'ye kadar kaydının nereden çıktığı sorulduğunda, bana sorulmuş, bu hocaların yanında, o işte o deminki ki e, resim gösterilen, benim evden resim gösterilen meclisi kastediyor. Nereden çıktı bu Mehdi? Yani Rabıta'yı zaten kabul ettiler kendileri de istelene yazdılar. İlk gün benim şahitliğimle beni de koydular. 20 aydır ne değişti de şimdi beni aforoz ediyorlar? Dediğimden başka bir şey demedim. Ama vakit yaklaşıyor. Büyük güne hazır olun hesapları ve şimdi geçiremezsek daha geçiremeyiz projeleri. Çünkü 20 aydır e bunlar ne yaparlar biliyorsunuz? <laughs> karakolda doğru söylerler mahkemede şaşırırlar. Çünkü zaman yaklaşıyor. Ellerini çabuk tutmalar lazım. Efendiden rabıtayı söküp almalar lazım. Onu söktükten sonra maksat asıl aldı. İstediğin gibi tarikatla oyna. Bana sorulduğunda bunu kendisinin uydurduğunu açıkça ifade etmiştir. Ben demişim ki Mehdi işi yoktur. Mehdi işine kadarı ben uydurdum demişim. Bu durum Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığı rivayetlere ve bundan sonra yapacağı rivayetlere itibar edilmeyeceğini ortaya koymaktadır. Bundan sonra yapacağım rivayetlere itibar edilmeyecekmiş. Ya Efendimiz'in dinleyin dediği adam, bütün kitaplarını yazdırdığı adam, benim yapacağım rivayetlere itibar edilmeyecek. Ben bugüne kadar bir kelime yalan konuşmadım. Yalandan en uzak adam benim. Ameli yanlış herkesin olabilir. Yalan başka bir şey ya. Yalanla iman bir arada bağdaşmaz. Şimdi, e, Ahmet Usta Osmanoğlu görüşecek halim yok. Hüsamettin Vanlı, Fatih Kalender, Hüseyin Avni ve Muhammed Yelkenci Hoca Efendilerin bugün telefon ettim. Sizin de olduğunuz bir ortamda bu konuşulmuş. Ve ben de demişim ki bunu ben uydurdum demişim. Böyle bir durum hasıl ve vak oldu mu demişim. E, buyurun Hoca Efendilerin Kalender Hoca ile konuşmamı dinleyin. Aleyküm selam hocam. Antl Aleyküm. Hocam şimdi çok acayip bir yazı yayınladılar İsmailan. Ee, bilmiyorum duydun mu? Yok hocam haberim yok. Hocam çok büyük bana iftiralar yapıyorlar. Hasan Efendi videosunu da koymuşlar. İşte Cübbeli gelecek gelsin. Mi? Hasan Efendi sade gelmesin diyor. Böyle bir e, durum var. Şu orada senin bir şahitliğine müracaat ediyorum. E, senin adın geçiyor. Hüsamettin evet, Hocayı hocam, da. O yazıda geçiyor. Şimdi anlatıyorum sana. Diyor ki e, kalender hoca ve samet hocaların da ve Muhammed Yelkenci'nin de olduğu ortamda Mehdiye kadar meselesini e, yani Rabıta Efendi'ye devam edecek tamam bunu zaten benim söylediğimi her yer biliyor e, Mehdiye kadar nereden çıkardın e, demişler ben de onu e, ben uydurdum demişim hiç ben böyle Mehdiye kadar ben uydurdum diye bir şey senin bulunduğun bir toplantıda söyledim mi? Hocam şöyle ben onu sizin ağzınızdan bizzat hiçbir zaman duymadım. Ancak onu ben bizim buralarda çok duydum size nispet edilerek ama ben sizin ağzınızdan şahsım olarak hiçbir zaman duymadım. Ve o toplam... Yok yok hocam şimdi bak hocam kelimeyi konuşuyoruz hocam şimdi bak sen fıkıhçısın. Kelimeyi konuşuyoruz. Onu ben uydurdum diye bir şey benim dediğimi duydun mu? Ben sizin ağzınızdan böyle bir şey ben duymadım. Tamam hocam. Benim seninizden istediğim tek şahitlik bu. Zaten Çünkü zaten... adam uydurdum kelimesinin önüne başına hiçbir şey koymuyor. Sadece uydurdum dedi diyor ya. Evet. Hocam o toplantıda Hüsamettin Hoca vardı. Onunla bir konuştuk. <laughs> yok şimdi senden sonra onu arayacağım şu an. Ha, ben Yelkenciyi çok... de arayacağım. Yelkenciyi de arayacağım. İsmi geçenlerin hepsini şahitliğinizi arayacağım. Tamam. Aynen. Allah razı olsun sizin ağzınızdan öyle bir şey duymadım hocam. Tamam hocam. Allah... Sizin ispat edilerek çok etraftan duydum ama sizin ağzınızdan duymadım. E tamam sen tamam, o kalender hocanın önünde diyor dedi diyor ya. Böyle şey olur mu hocam hepimize? Yok. tamam benim hocam. Bir şey yok, ben yani. Tam tamam hocam. Allah razı olsun. Selamun <laughs> aleyküm. Evet Hüsamettin Hoca'nınla konuşmam gelsin. 29. numarada. Efendim. Selamun aleyküm. aleyküm selam hocam buyurun. Hocam şimdi bir yazı yayınlamışlar. Ee, Hasan evet. Efendi videosunu koymuşlar. Bilmiyorum haberin var mı? Şimdi geldi bana haber hocam. Yani Hasan Efendi gelmesin demiş falan. Neyse orada onları konuşacağız. Şimdi senin ismin geçen bir konuda şahitliğini istiyorum. Yani vaktim de dar şimdi çekime gireceğim. Ee, diyor ki... Ee, Hüsamettin Vanlı Hoca... ...ve kalender hocaların... ...bulunduğu yerde e, toplantı esnasında Rabıta Hazreti Mehdi'ye kadar kaydının nereden çıktığı sorulduğunda bunu kendisinin uydurduğunu açıkça ifade etmiştir. Hiç benim ağzımdan senin bulunduğun bir toplantıda bunu ben uydurdum diye bir şey ben söyledim mi hocam? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle bir konuyu konuştuğumuzu da hatırlamıyorum. Yani dolayısıyla yani bir de ben bunu ben uydurdum dedi diyor. Hüsamettin Hoca da oradaydı diyor yani. Allah Allah nerede diyorlar bunu? Hocam işte yazıda bu yazının altıncı sayfası ben çıktı aldım altıncı sayfasında senin adın geçiyor. Allah Allah. Evet hocam ben zaten senin adın olmasa sen niye rahatsız edeyim? Anladım anladım hocam ben öyle bir şeyden haberim yok hocam. Tamam hocam tamam. Allah razı ben olsun. Şey sağ ol tamam. var olsun tamam. sağ ol hocam. Sağ ol. Evet gelkenci hoca efendi kardeşimizle konuşmam gelsin. Evet. Evet. Aleykümselam Cübbeli ben hocam. Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah. şu... Hocam razı olmuşsunuz. Allah razı olsun dua buyur. Bir şey soracağım çok acil bir. E, İsmail abi yazı yayınlamış. Şimdi demin atmışlar. Bu yazıda senin adın da geçiyor. Diyorlar ki e, Cübbeli ile bir mecliste otururken Muhammed Yelkenci hoca da varken ona sorduk işte Ahmet hocam sordu? Sen bu efendi Mehdi'ye kadar rabıtanın Mehdi'ye kadar efendiye devam edeceğini nereden çıkardın? dediler. Cübbeli de dedi ki onu ben uydurdum. Ben böyle bir şey senin bulunduğun bir mecliste uydurdum diye böyle bir laf söyledim mi? Yok hocam. Bir kere duyuyorum bunu. Yani hocam böyle bir şeye seni de katmışlar. Onun için şahitliğine müracaat ettim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dua buyur. Hüseyin. Selam. Hüseyin. He buyur. Hüseyin. Allah muhafaza ya. Büyük bir tehlike yani. Tamam benim hocam. Allah razı olsun. Sağ ol var olacaksınız Selamun Selam olsun. aleyküm. Sağ ol. Hüseyin Avni hocayla görüşmemiz gelsin. Selamun aleyküm. Harika, selam, Kıymetli hocam şimdi İsmail Ağa'nın sitesinde bir yazı yayınlandı. Burada sizin isminiz de geçiyor ve deniliyor ki Hüseyin Avni hocanın da hazır bulunduğu bir toplantıda Cübbeli'ye e, Rabıta'nın Mehdi'ye kadar e, Hazreti Mehdi'ye kadar efendiye devam edeceğini sen nereden bre, Cübbeli'ye e, soruldu. Denildi ki Rabıta'nın Hazreti Mehdi'ye kadar devam edeceğini sen nereden çıkardın sorulunca Cübbeli de dedi ki onu ben uydurdum bunu diyor Hüseyin Avni Hoca da duydu diyoruz. ben sen benden böyle bir uydurdum Rabıta'yı Mehdi'ye kadarını böyle bir şey duydun mu? Vallahi duymadım. Yani o mecliste bulundun ee, böyle bir şey ben... E, ben hatırlamıyorum işte. Onun için senin adın geçtiği Fahiz, için. Payız sen... mevzu oldu o. Evet. Ben e, öyle bir şey duymadım. Yani e, Sonra diyenler e, sana de, bunu diyenler oldu mu? Böyle dedi diye. Dediler. Bana dediler. E, sen böyle duydun. Ben öyle bir şey e, duymadım dedim onlara. E, ya Tabii ki kimse beni yalanına tabii ki alet etmesin. Yani ben e, burada Suriye için çabalayan bir insanım. Yani burada e ne demek yani böyle bir şey yalanlara Allah Allah Teala e, muhafaza etsin hepimizi yani. Amin tamam hocam. Selamünaleyküm. Sağ olun. Evet. Yani şu andaki İsmaila orgtr'nin resmi bir site. Koca bir tarikat cemaat diye bunu yazmışlar, istişare etti, imzalamışlar. Bu adamlar yarın şeyh seçiyor. Bunlar Rabuta Efendi'den kaydırıyor. Bunlar şunu yapacak, bunu yapacak. Şimdi bu adamlar cübbeliye diyor, burada diyor dört tane hoca sayıyor. Bu dört tane hocanın hepsi de Allah'tan denk geldi. Her namazan günü açmaya da bilirlerdi. Allah'ın işi yalanlarını meydana çıkaracak ancak Allah'tır. Rabıta Mehdi işini sen nereden çıkardın? Ben uydurdum bunu kendimden demişim. Böyle bir şey yani demeyeceğim zaten zerre kadar aklı olan sizler anlıyorsunuz da yani aklınız zerre kadar size demedim. Zerre kadar aklı olanlar bile anlar. Sizler haydi haydi anladınız da Dört tane hoca efendi taze taze görüştüm ve yani artık ne biçim tehlike diyorlar ya Allah'a sığındık dediler görüyorsunuz ya şimdi böyle bir uydurmalarla cemaat yöneteceğiz diyen yetkili biziz diyen adamların yönetiminde olan bir İsmail'a beni ihraç etse ne olur ithal etse ne olur beni zaten ithal etsen de ben senden korktum kaçarım ya ben senden korktum kaçarım ya. Bu kadar yalan uydurulur mu ya? Bu kadar insanların isimlerini anıyorsun ya. İsmini yazıyorsun adamların ya. Arkadaşlar çığırından çıkmış, vanadan çıkmış. Burada yani durum vahimin vahimin ötesi bir durum ya. Ondan sonra şimdi diyor ki yalan ve bir yeni bir başlık maddesi var cemaatin hocalarını hedef gösteriyor diyor. Şimdi yalan ve iftiralarla cemaatin hocalarını itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bir kimsenin sevdiği birinin yetiştirdiği hocaları itibarsızlaştırmak için çalışması beklenmezken kendisiyle irtibatı aşikar olan çeşitli sosyal medya hesaplarında eş zamanlı paylaşılan hocaları tek tek hedef göstermiş. Hangi hocaya hedef gösterim ben ya? Bursa'dan Mehmet Köstecek'e kalkıp, efendiye rabıta yapan, eksik noksan kalır diye Efendi Hazretleri'nin rabıtasına, tasarrufuna böyle bir hakaret yaparsa, bunu da ben heyetin şeyiyle yaptım diye sonra açıklarsa, ben buna yanlış konuşuyor demeyecek miyim ya? Ondan sonra, e, efendim, e, adam oradan çıkıp, ben efendiyi zaten unuttum, çoktan bilmem ne derse, bu ne vefasızlıktı terbiyesizlik diye mi miyim ya? Ahmet Furkan kalkıp bandırma vekili itler bilmem ne itürür kervan yürür ayrı darbu mesel adi lafın arasında darbu mesel teşbih hata olmaz diyelim. Bu diyor ki itler diyor itler sizin döneminiz bitmiştir bizim dönemimiz başlamıştır. Ulan benim ne dönemim vardı ki bir, bi, bi, bitsin de başlasın benim dönemim ne başladar ne biter başlamadı ki bitsin. Dönem efendinin dönemidir. Müceddit yenileyici demektir. 100 senelik tecdidi var. 400 senelik imameti var. İmam-ı Rabbani'den sonra ya. Sen neyin dönemi bitti diyoruz. Ben bunu demeyecek miyim? Bu adamlar hala bunlara insanlar efendinin e, adamı diye ders mi değiştirsin? Bunların derneklerine yardım mı etsin? Efendinin ekmeğini yiyip de efendiye böyle kainlik edenler, efendiye rabıta yapanlara itler diyenler, o Salih Topçu imamın İsmail Han'ın hadbi şerifinde 100, 100 kişi en az var. Bana hain diyen, zalim diyen niçin? Rabıta Efendi'ye devam etsin dedim diye. Ondan sonra Rabıta Efendi'ye devam edenler, o sonra hiç Yavuz Selim'in kürsüsünden çıkıp, pislikler ayrılır diye. lan pis de demiyor, pislik diyor. Pislik kimdir ya? Müşrikler pisliktir diyor Kur'an. Biz gavur muyuz, dinsiz miyiz? Efendi'ye Rabıta devam edecek şahitliğimizi söyledik. Bundan başka ne yaptık? Kiminizin tavuğuna kış dedik ya? Ne aldınız, ne sattınız, ne dernekler, ne odalarda yiyorsunuz, içiyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Kiminize karıştık ya? Hiçbir şeye müdahale etmedik, ancak destek verdik. Kemal atmaya bizi çağırdınız, bilmem açılışa bizi çağırdınız, yardıma bizi çağırdınız. Seyfettin'in anası ortalığı dolandırdı. Beni akla dediniz, bilmem ne dedim anasının yaptığından çocuğu mesul. Her işte ben sizin iyiliğinize çalıştım. Şimdi Rabıta Efendi'ye devam edecek deyince mi pislik oldum ya? Ondan sonra ben hangi hocaları itibarsızlaştırdım? Böyle yalan yanlış konuşan hocaya sohbete gitmesin dedim. Ne diyeceğim yani? Ondan sonra diyor ki cemaati e, efendim dağıtmanın ilk adımı tarikatı bölmeye çalışıyor. Onları anlatacağım haftaya. Efendisleri ne buyurdu haflenin gününde otelde Rasul Hoca vardı Muhammed Hoca ben. onları söyleyeceğim bölme işini. Cübbeli Ahmet Hoca rabıtayı bozdukları söylemiyle bazı vekillerin sohbetine gidilmemesini ya nasıl sen rabıta itler köpekler diyen adamlar sohbete nasıl gidecek ya? Bu adamlar bir de cemaate konuşuyor, özelde konuşma, özelde bile konuşmaması lazım. Benim hiç ağzımdan itler, köpekler kimse aklına çıkmış mı? Özelde de bu kadar kaydım çıkabilir. Kim ne demişim? Terbiyeli olun ya. Bu adamları nasıl teşhir etmeyeceğiz? Ondan sonra bu cemaatimi bozduralım, helak mı edelim Müslümanları ya? sohbetine gidilmemesi, kendilerinden tarikat dersi değiştirilmemesini söylüyor. Kendi gibi düşündüğü iddia ettiği vekillerden ders değiştirebileceğini şey söyleyip onları adres gösteriyor. Tabii adres göstereceğim, efendiye sadık. Adam bana soruyor, efendiye sadık kim? Diyorum Ahmet İslamoğlu, diyorum Mehmet İslamoğlu, diyorum Ömer Mahmutoğlu, diyorum Muhammed Elkenci, diyorum Hüsamettin Vanlı, diyorum Fatih Kalender, diyorum, diyorum, diyorum. Mustafa Ekin, e, isimlerini unuttuklarım e, dolu vardır. Dünya kadar Efendi Hazretleri'ne sadık insan var. E Bunları söylemek zorundayım. Niye sana ge gelecek adam? Ondan sonra ben niye değiştirmeyesin diyorum. Kadınlarla perdesiz oturuyor Mahmut Eren bütün kız dolaşıyor, kadın kustanı dolaşıyor devamlı. Ya sokmayın bunu kadın kız Efendi demedi mi ki erkek silek girmeyecek? Niye erkek giriyor kardeşim? Kadın Hoca niye yetiştirdi efendi o zaman? Ondan sonra perdesiz e çıkıyor o Muhittin e Kağıthane'li Muhittin ödemiş mi ne adı soyadını unutabilirim. Çıkıyor diyor ki perde nereden çıktı? Ya perde nereden çıktı? Sen hiç Kur'an okumadın mı? Bunlar hangi şeriattan ya? Feselune mi ve Peygamberin hanımı bile olsa diyor, sahabe bile olsa diyor, perde arkasından sorup istesin diyor. İlmi meseleyi de soracaksa sorsun diyor. Ahzab suresinde ayet yok mu? Ebu Davud'da hadis yok mu? Hanımlarına dedi, gizlenin dedi. İbn-i geliyor. Dediler o ahmadır, bizi göremez. Efam yavani de mi körsünüz dedi. Siz dedi perdenin arkasına geçin. Ya bu milletin kadınlar peygamber hanımından daha mı temiz? Siz sahabeden daha mı mübareksiniz kardeşim? Mektubatta İmam perde arkasına oturur diyor. Risale-i Kuşe'ye İsmet Baba'dan bahsediyorsun. Kurban ol İsmet Baba'ya Yani. İsmet Baba diyor mahremi değilse karısı, anası, teyzesini anlatıyorsa anlatsın. Halasını anlatıyor. anlatsın. Değilse perde arkasına geçecek diyor. Adamlar kalktılar. Perde nereden çıktı diyor. Ya siz hangi şerattan geliyorsunuz? Tarikatı tamamen bozdular ya. Ben bunları yeni konuşmuyorum tabii. Onların yüzüne de konuştum. Orada ee, video var. İsmail Ağda, Ahmet Hoca orada muhammed var. Hepsine söyledim onu o zaman. Bu perdeyi kaldırdınız, bu işler yanlış oluyor diye. Yeni konuşmuyorum ki o videoda şimdi belki. Yani vakitler çok geçti. Yoksa hepsinin konuştuğumun da videosu var. Şeyde paylaştım. Benim YouTube sitemde payla, paylaştığımı hatırlıyorum. Gidin bakın yüzlerin hepsi görünüyor orada. Seyfettin yandan geçiyor görünüyor. Hepsi görünüyor. Ben neyi değiştirdim? Her şeyi eskiden beri devam ettiğim süreci takip ediyorum. Onun için e, e, tabii ki ben düzgün adama adres gösteririm. Milleti karısını kızın gidip bir metre arayla oturup e, adamın suratını mı seyretsin? Yanağındaki kılları mı saysın ya? Ayıp denen bir şey var ya. Siz hangi tarikattansınız? Ya bunlar tarikattan çıktı, şeriatı da bozuyorlar şu an. Bu şeriatı da bozuyorlar. Ders değiştirmek onun hareketli vekilleri, e, Hazretlerimizin döneminde tayin edilen vekiller, sonradan istişare tarafından tayin edilen vekiller olarak ikiye ayırmak suretiyle tarikatımızı bölmektedir. Ya o kardeşim, onu bir dahaki haftaya saklıyor. Bir dahaki haftaki derse kimleri kafanızdan tayin ettiniz? Efendinin vekillik vermediği adıma veriyordun. onu yapıyordun. Efendisi ne yapıyordu, ne muamele yapıyordu, hakkınızda ne dedi? Ondan sonra bu, bu heyetin muhalefetlerini biz Efendinin size, Efendiye anlattık. Şahitlerde vardı orada Adem Şener, Muhammed Mesela Efendi ne buyurdu, ne cevap buyurdu heyetin yaptık. Bunların hepsini göstereceğiz. Cübbeli gözden düşmesine cemaatin sebep oluyormuşum. Cemaat için meseleleri, sen ne zaman gözdeydin ki gözden düşeceksin ya? Sen zaten rabıtayı bozduğunuzdan beri gözden düştünüz. Milletin size itimadı, itikadı kalmadı. Efendim, sen gözde olursun da ben düşürmeye uğraşırım. İç meseleleri sürekli televizyon kanallarına taşır. E sen kamuoyuna diye açıklarsan benim de kamuoyum burası. Özellikle tarikat cemaat düşmanlığıyla bilinen kimselerin televizyon programlarına çıkarak İslami cemaatlerin yanlış tanınmasına sebep olmaktadır. Asla! Ali Kalkancı'dan başlayan süreçte, Fatih Nurullah'ından, ondan sonra Adnan'ından, İslam oğlusundan bilmem en son bu kadar e, siyer hareketinden vesaire vesaire. Hepsini Nurettin Yıldız'ına hepsinin durumlarını milletin önüne koydum. Yanlışa yanlış. Bu kadar. Yanlış anlaşılmasına sebep olmuyorum. Doğru tanınmasına sebep oluyorum. Din ve mukaddesat düşmanlarına sağladığı malzemelerden hareketle sürdürülen kara propaganda sebebiyle e biz oturduğumuzda bu işleri konuşmayacağım dediğimizde bir şura kurulsun dedi kabul ettiğinizde kendi sitenizde yayınladığınızdan sonra niye bozdunuz? Bu işler içimizde halledilemez miydi? Aa, sen sözünde durmadıktan sonra ve bozmaya başladığını ben gözümle görüyorum. FETÖ'cülerin girdiğini görüyorum. İltisakları görüyorum. Nasıl konuşmayacağız ya? Esas FETÖ meselesi en Ondan sonra diyor, Başta cemaatimiz olmak üzere tüm cemaatlerin kamuoyu nezdindeki manevi kıymet itibarı zarar görmekte. Sana ne tüm cemaatlerden? Erenköy cemaati kendi itibarını kendi düşünsün. Ee, menzil cemaati kendi itibarını kendi düşünsün. Ben bunu burada bugün konuşmam. Tüm cemaatler zarar görüyor. Ne demek zarar görüyor? Benim yüz binlerce, milyonlarca takipçim var kardeşim. Bu kadar insanı evanslerine tanıştırmışmaya sebep olmuşum. Ben şimdi doğru bildiklerimi söylemeyeyim de millet körü körüne size bağlanıp da cehenneme mi gitsin? Yani diyaloğa giderse cehenneme gider. Dinler arası diyor ki onun ne alakası var ne alakası yok. FETÖ ile alakamız yok diyor. Bak şimdi kısaca bir irtibat kuracağım ondan sonra detayına geçeceğim. Dolayısıyla bazı söylemleri ve e, hedef göstermeleri toplumda ayrışma ve kutuplaşmalara e, sebep olmaktadır. Yanlış yapan zarar görecek bu kaçınılmaz bir kaydedir. Nasıl deşifre etmeyeceksin ya? Ondan sonra Mahmud ve Nazım'ın irşat hayatı boyunca en çok önem verdiği, özen gösterdiği medreselere talebe verilmemesine. Ben hangi medreselere talebe verilme dedim? Mahmud Eren'in mesela. Niye? Adam oradaki hoca kalktı talebeye dedi ki, 17. talebeye dedi ki İncil okuyabilirsin dedi. İncil okumak haramdır, ömrümüz bunu demekle geçti. Adam İncil okuyabilse de ben ona nasıl da talebe verilir diyeceğim. Yardım yapılmamasına, dair söyledi. E tabi rabıtayı bozanlar Ebu Cehil karpuzuna su vermek gibi. Bunlara yardımı kesin dedim. Çünkü ben biliyorum gideceği yeri. Tekamül medreselerini Tekamül medreselerini biz bulunma kendimiz de gittik orada ders verdik. Tekamül medreselerinde birkaç kere gidebildim. Ama şu andaki durum ne? Bütün Mahmut Eren'den çıkanı oraya alıyorsun. Yüzde elliyi geçmiş. O artık yüzde yüze doğru yaklaşıyor. Oradan da çıkanı vekil yapıyorsun. Böylece Mahmut Eren'in Yapılanmasına hizmet ediyorsun. Ee, Kadınlarında bütün tekamül yaptığın bütün binaları ee, Mahmut Eren'in kayınvalidesine veriyorsun. Dolayısıyla orada oluşuma su sağlıyorsun. İmkan sağlıyorsun. Bütün Müslümanların verdiği yardımları diğer bu kadar hoca talebe yüzlerce hoca talebelere hiçbir kuruş yardım yapmıyorsun. Yemek vermiyorsun, hiçbir şey vermiyorsun. Rabıta yapanlara gitme diyorsun. Onlar bozuk adam diyorsun. Hasan Hüseyin Hoca gibi adamlara efendinin has adamlarına Sade Mahmut Eren'e hizmet edersen e ben de bunu demekle mükellefim. Ondan sonra Fıkı kurulunu hedef almış. Ne zaman Fıkı kurulunu hedef aldım? Hangi konuşmanda Fıkı kurulunu hedef aldığım bir konuşma yok. Yalan. Hayır, bir yanlış fetvalar bir şeyler oldu. Onları düzelttirdim, aradım. Telefon edenlerden aldım haber. Falan. O ayrı bir konu. Fıkı kurulu işte Sametten hocalar, Kalender hocalarla e beraberiz yani toplantılara geliyorlar, Lale Gül'de konuşuyorlar. Biliyorsunuz onu da yasakladılar bir ara. Onlar dediler ki olmaz kardeşim biz millete ayet adı fetva veriyoruz dediler mesela. Fıkıh kurulu hedef alması. Bir şey yok. Ben sizin işişare kurulunuzu hedef alıyorum. Fıkıh kurulu ayrı bir şey. Onu da buraya çorbaya suyundan da koymuşlar. E, sen efendim e, İsmail Han'ın sitesine Mahmut Eren'in adamı Efendinin bize en büyük mirası olan cemaatimizin kamuoyu nezdine yüksek itibarına zarar vermektedir. Ya yükseği mi kalmış kardeşim yerlerde sürünüyorsun. Senin kendinden haberin yok herhalde. Mahmut Eren'in adamı Yakup Hocaoğlu mu ne? Oradaki kursta. Adam ne yapıyor? Ee, İsmail Ağa'nın sitesine e, yazı koymuş 2022. Şu anda 2024'teyiz. İki senedir bu yazı orada duruyor o yazıda İsmail sitesinde duruyor. FETÖ oraya öyle bir sokmuş ki dinler arası diyaloğu iki senede kimse haber yok. Halbuki Nedim hocamız kıymetli büyüğümüz e, çok şeratçı abimiz de, tabi her bakımdan. Yani onun şeyinde ama adamlar 75 yaşında yani şimdi her konulanı kaldırılanı takip edemeyebilirler. Ama madem bu siteleri kapattın kardeşim FETÖ burada girmiş iki sene bu fetvayı yayınlatmış. Sizin sitenizde daha üç gün evvel benim uyarımla kaldırdınız. Bu konular olmasaydı biz bunları zaten patlatmayacaktık. Hani tavsiye edil. İki sene nasıl durdu abi? İsmaila gibi dinler arası diyalogun en büyük düşmanı olan bir cemaatta bu yazı nasıl durdu? Efendim e, siteye koydurmuş. Mahmut Eren talebesine soruyorsun? Diyorsun ki ya nasıl Amerika'nın göbeğindeki adam cehenneme gitmeyecek? İslam ona kötü ulaştıysa. E niye araştırmadı acaba nedir bu diye e dersin hiç ulaşım sebebi yoktu var bir şey. O da zaten sadece İmam Gazali'den bir rivayet. Maksadı da belli değil. Eşari'den de tam rivayet değil. Yani Eşari'de de o değil. Sadece İmam Gazali'den bir rivayet. Kötü ulaşmışsa ama o da iyi araştırması lazım. Araştırıp da ulaşamazsa belki bir kayıt var. O kayıt da belli. Maturidi'ye göre cehenneme gidecek. İmam-ı Rabbani'ye göre cehenneme gidecek. Ondan sonra Eşari'nin cumhuruna göre cehenneme gidecek. Yani şimdi kötü ulaştı diye... E, ne demek yani? E, bütün herkes İslam'a fobi şimdi. Herkes İslam'ı kötü tanıtıyor, tanıyor. O zaman hiç dünyada cehenneme gidecek kafir kalmadı ya. Niye araştırmıyor bilmem ne? Bunu konuşuyor. Mahmut Eren'in kendisi İsmaila külliyesinin mescidinde o külliye onun için mi yapıldı? Millet o parayı onun için mi verdi? O adam orada o cevabı versin diye mi verdi? Talebelerin de şahitliğiyle arkadaş gitti soruyor. Geldi bana bizzat anlat. Ve bunu kaç kere konuştum? Bir cevap bile veremedi. Ben böyle demedim de diyemedi. Adama gitti dedi ki sen Hristiyanlığı araştırdın mı? Dedi nasıl diyor konuşuyorsun böyle ya? Ben Hristiyanlığı niye araştırayım ya? Allah'ın varlığına peygambere e, inanmışım. Şüphem yok ki şüphesi olan araştırır. İşte onun da dedi dininde şüphesi yoksa o da araştırma lüzumu hissetmiyorsa o zaman kafir kalmadı cehenneme kimse gitmeyecek. Kur'an'daki ayetler kimden bahsediyor kafirlerden ya? Böyle bir şey söyledi. Bu kafa diyalog kafasıdır. Bunu önümüzdeki eee hafta çarşamba şeyinde e, diğer konularda göstereceğiz. Onun bunlarla bazı itibat ve konuşacağız. Şimdi bu adamlar talebeleri tekamülü sardıysa sizin bütün desteğiniz, yardımınız buraya akıyorsa efendim dernekler. Şimdi derneklerinizin adını niye değiştiriyorsunuz o zaman? Efendim dernekleri bilmem ne 70 şube bilmem ne 20 senedir paralel yapı. E şimdi biz İsmaila'ya paralel yapı zannediyorduk eski istihareciye göre. O onları durduruyordu falan. Ondan sonra haftaya o 5-6 ay sonra açıklayacağım dediğim 3 mesele var Mahmut Eren hakkında. Onu da haftaya açıklayacağım inşallah. Efendiden şahitliğim var. Vallahi billahi diyeceğim açıklayacağım. O ona talebe verilir mi görürsün. Benim medreselere talebe verilmemesi dediğim hangi medrese? Sadece Mahmut Eren yapılanmasını söyledim. Onun dışındaki 3-5-10 on isim saydım. Ama sayamadığım binlerce medrese var dedim. Bütün konuşmalarım benim kayıt altındadır. Sizin gibi e, gizli toplantı yapmıyorum ki. Onun için burada e, yazıyı gösterin. İsmail ailesinde 2-3 gün evvel 5 gün evvel kaldırdığımız yazıyı. Yani bu 2 sene durmuş. Konu bu. Nasıl zokayı yemişik? Nereden şey yapmışlar? <laughs> Mehmet kayadan geldi ya sana. Tam haftaya verelim. Bunlar her şeyi haftaya attılar. Neyse. Ondan sonra onu da e, beyan ederiz. Şimdi diyor ki o yazıyı da göstereceğiz size yani değişmeden öncesini. Cehenneme girmeyecek diyor. İslam diyor kötü ulaşmışsa diyor kayıtsız şartsız. Hiçbir imama göre. Yahu İsmaila gibi en güvenilir diyorsun. Güven mi kaldı ya? Hiçbir imama göre diyor. Maturide'ye göre cehenneme girecek. Eşari'nin cumhuruna göre cehenneme girecek. İmam Rabbani'ye göre cehenneme girecek. Ondan sonra yazıyı tam tersine çevirdiler. Yeni yazıyı da gösterir. İki sene bunu okuyan ne anlar? FETÖ bayram ediyor, bayram ediyor. İsmail Hazretleri'nde iki sene bu durdu ya. Al bakalım hiçbir imama göre cehenneme girmeyecek. Ya kimse cehenneme girmeyecek o zaman. Bunu soktular. Biz FETÖ diyoruz. Senin haberin mi var? İstişare eti imza basıyor. Cibbeli ihraç. Hasan Efendi reddetti. Kolay. İki senedir milleti zehirlediniz sitedeki fetva yazı, fetret ehli hakkındaki yazıyla. gide. Size kim inanır bu saatten sonra ya? Kitleleri korkutarak hakikati perdelemektedir. Neyi korkutuyorum ya? Cüpper Ahmet Hoca Rabat'ta konsolosundan yürüttüğü süreci cemaatimize yönelik geçmişten itibaren var olduğunu bildiğimiz ekümeniklik ve diğer küresel planlarla bağdaştırmakta ve birbiriyle alakasız bazı durumları maksatlı biçimde ilişkilendirerek dinleyici ve takipçilerini yanlışa yönlendirmektedir. Ben sizi hiç yanlışa yönlendirmedim. Nitekim cemaatimizin adının geçmişte hiçbir zaman yan yana gelmediği gibi bugünden sonra da yan yana gelmesi mümkün olmayan FETÖ ile ilişkilendirilmesi ve ılımlaşma tövmetiyle karşı karşıya bırakılması bu yönlendirmenin göstergesidir. Hüsnü'yü oraya soktuğunuz o Hüsnü'ye şeytan dedi efendi, efendim, ee, efendim Şeyh'in oğlu diyorsunuz, kendiniz bu tabiri kullanıyorsunuz, biz ne yapacağız? Böyle şey mi olur ya şeriatavim, yani kimin oğlu olsun ya, peygamberin oğlu olsa gemiyi almamış ya. Nuh Aleyhisselam gemiyi almamış ya, alamaz. Din bu. Yani ılımlaşma, çarşaf yok diyor, şalvacubbe giden cahil diyor efendiye, bilmem ne. Ondan sonra İsa takiş, ne iş? Biz bunu evvelce söyledik. Ahmet Hoca bunlar her hafta, bunlar haftaya çok açıklanacak. Her hafta toplantı yapıyor bunlar. Ondan sonra ondan ne almış ne vermiş bilmiyorum. Bunların hepsini açıklayacağız. E bu adam hiç alakası yok. Nerede alakası yok? Hamdullah Öztürklerle, ondan sonra neymiş adı? Ay Doğan Vatandaş, bunlar hep firari. Bunlarla görüştü, görelim ki yazdıkta, efendinin orada toplantılar yapıldı. Ondan sonra şu anda Hamdullah Öztürk'ün bunları destekleyen videoları, Rabıta işini Amerika'dan müdahale etti daha birkaç ay evvel. Cübbelin şahidi yok, madi yok. Aynı ağzı konuşmaları. Şu anda burada şahidi yok, kesin değil denen lafın aynısını Amerika'dan Hamdullah Öztürk söyledi. Ses kaydı da var. Haftaya yayınlayacağız. Peki bu adamlar Rabıta ile niye ilgileniyor ya FETÖ? Bu Rabuta bu kadar mühim değil. Ben evhamlıyım, vesvese hastasıysam. Neye bunların, bunların ne alakadar deriliyor? Aa burada Furkan dergisi alenen Söylüyor, efendim, bu bu değil, öbür sayı nerede ya? Öbür sayında şey var, ee, ne diyorsun Adına Buradaki yazıda İsmail Ağa'ya FETÖ'nün e, girmesi, e, diyor bir dakika, dikkat, ABD'nin egemenliğinin zayıflamasından endişe duyulmalıdır diyen bu adamın, yani FETÖ'nün, siyah güdümlü taifesi İsmail Ağa cemaatini ve Efendi Hazretleri'ni ablukaya almış durumda, ilgili ve etkililere duyurulur. Orada İT diye e, koy onu sayfayı gösterebiliyorsan. Orada İT dediği İsa takiş. Ben bunu zaten Efendi Hazretleri, ha görün işte hepsini. Ben mi uyduruyorum bunları? Bu adamlar o zaman bu işe çok sıkı durdular. Hakikaten çok güzel incelemeler yaptılar bu dergi. Efendi Hazretleri, e, ben İsa benden niye uğraşıyor dediği, 9 e, kişi var fesat çıkarıyor diye ayet okuduğu. E, Açta işte burada isimler, burada cisimler, burada... Bütün bunları masaya yatıracağız. Ahmet Hoca bu adamla her hafta niye toplantı yapıyor Seyfettin'le Celal'le beraber? Yani senenin e, üçte ikisinde her hafta toplantı. Hoca değil, zengin, cömert değil. Bir şey değil. Yani ne bereketi var bunun? Bu adamla toplantılar yapılıyor. Bu adam değil mi? E, bizim ne alakamız var? Yan yana gelmedik. Efendinin röportajını Zaman Gazetesi'ne ilk sayfadan kim yaptırdı? Koy Zaman Gazetesi'ni Koy. A Hacı Anne dedi, ne dedi, ne, olacak dedi, röportaj yapılacak, kim yapacak dedi, milli gazete dedi. Milli gazete, şimdiki milli gazete de bozulmuş da o zaman hani milli gazete düzgündü diye Erbakan Hoca sağken. Ondan sonra İsa Takış soktu içeri zamanı, Mükremin denen adamı. Ondan sonra burada efendinin röportajı bir de baktılar sabah zamanın manşetinde. Neymiş işte Furkan Dergisi'nin adamlarına karşı e, bir operasyon yapılmış. Mahmut Eren'de sorulmuş da Mahmut Eren de demiş işte iptacı, Furkancılar iptalciye karşı bizim e, efendim e, Fethullahçılara e, Furkan Dergisi haklı olarak doğal o süreçte hepimiz aynı görüşteydik. Şimdi aynı görüşteyiz onlarla o konuda sorunumuz yok. Ondan sonra onu konuşarak e, biz onlar e, işte Fethullahçılara falan şey yapmamamız lazım. E, ondan dolayı bunlara karşı zamanı yapmamız lazım. Milli gazete bu işi kurtaramaz. Zamanı sokmamız lazım demişler yani. E, ve zamanı sokan kim bu? İsa Takiş. ha e, burada zamanda Efendim Senin röportajının çıktı. E, dolayısıyla e, İsa Takiş sizin her hafta e, efendim e, toplantı yaptığınız adam e, FETÖ'cülerle görüştüğü sabit olan o zaman tabii darbe öncesini darbe öncesini söylüyoruz. E şimdi hiç diyor FETÖ'yle ilişkilendirilmesi ılımlaşma tövmetiyle karşı karşıya değiliz. Nerede değilsin ya? Sitene koymuşsun iki senedir cehenneme girmeyecek diyorsun gavurlar. Sitene koymuşsun iki senede yemişsin yutmuşsun oturmuşsun üstüne. Nerede geziyorsunuz siz ya? Heyetiz hocayız. Neden gittin onu iki sene görmedin yine ben gördüm. Ondan sonra ki benim görev alanımı kapsamıyor yani. Onlar oradan gözden geçirip koyacaklar göya. E Mahmut Eren adam diyor ki Talebeleri diyor ki sen Hristiyanlığı araştırdın mı? Yok. O zaman o da araştırmaz. Cehenneme de girmez. Yani Allah gafur rahimdir. Bu ne biçim iş ya? Allah gafur rahimdir diye Kur'an'da söylüyor ama kafirler de cehenneme atacağım da söyleyen yine Allah. Bu ağızlar kimin ağzı? FETÖ'nün ağzı. Girmiş içine kadar senin tekamülünü sarmışsa, bu adamın talebeleri vekil olarak atanıyorsa, bu plan adım adım uygulanıyorsa, siz bana ne diyebilirsiniz kardeşim? Beni ihraç etmeniz sinek vızıltısı kadar bana gelmez. Hiç. Hakkın batıldan ayrıldığı günde Bedir günü de Allah onlara bu yazıyı yazdırarak kendilerini ne hale soktu kurban olduğum. Allah kimseyi bunların durumuna düşürmesin. Bizler dünya durdukça Ayakta kalacağına inandığımız medrese tekke birlikteliğiyle devam eden inşaat faaliyetlerimizin Ya Hristiyanlığı araştırdın mı diyen hocalarla talebelerler. Tabii ki onlara gitmeyin diyeceğim, isim vereceğim ya. Faaliyet yapıyormuş. Hocalar yetiştirecekmişler. Geleceğin alimlerini Ümmet-i Muhammed'e hediye edecek müesseseler, inşaatlar. Dört kıtada kırkı aşkın ülkede devam ediyoruz. Onu da patlatacağız. O kırkı aşkın ülkede İttef'in yaptığı faaliyetleri söylüyor. Onların da ne yaptığını delilleriyle. Delilleriyle ee, onları koyacağız ortaya ee, haftaya inşallah. Ondan sonra ne yanlışlar topladığınız paraların nerelere gittiği. Ey gidi ey. Efendi Hazretlerimizin mirası olan mukaddes yolu muhafaza için yüce tarikata büyük davaya zarar getirecek söz ve davranışlar her zaman karşısında olacağız. Ya sana mı kalmış ben karşısındayım zaten bu zararlı şeylerin. Sen merak etme sen yeter ki zararlı olma. Bu bir süredir kendisiyle yapılan istişarilere rağmen, deminden beri anlatıyorum, hiçbir istişareye uymadınız. Siz bozdunuz, siz düzdünüz ya. Ee, tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvanımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren e, Cübbeli e, Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetimize zarar veren biri haline gelmiş. Ha. Bu kadar hizmetleri olan adam zarar veriyor he! Efendi Hazretlerinin bu kadar yarı olan Hasan Efendi Hazretlerinin şeyhliğini kabul etmemiştir. Onu haftaya açacağız o konuyu. Delillerimiz elimizde var. Kimse kendi kafasına göre kimseye şeyh ilan edemez, şeyh değil de diyemez. Yolu sahibi Efendi Hazretleridir. O ne buyurduysa o konuşulacak. Ondan sonra bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvanımıza tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Tüm kamuoyu burada zaten. Şu anda 24 bin, 25 bin, şu YouTube'da, televizyon, radyo bilmiyorum, bütün millet kitlemiş ama tabii çok da geç oldu artık. Savra kalkanlarda devam ederiz. Biz daha devam edeceğiz yani. Ondan sonra mesele o değil. Bu benim hasta halim. Allah sizi sağlam halimde muhafaza eylesin. Ama ben tövbe edersiniz dönüş yaptık derseniz, şuraya teslim olacağız dersiniz. efendi hazretlerinin bütün adamlarıyla birlikte oturacağız dersiniz. hoca efendilere değer verirsiniz, öyle yok torunudur, yok eli şey şeyle tarikat yönetilmez. Biz bunu baştan beri oğlu, damadı, torunu falan olmaz dedik tarikat. Baştan beri dedik. Nerede Hüseyin Avni Hoca? Nerede Hüseyin Avni Hoca? Hiçbir hocaya değer vermiyorsunuz kardeşim. Bu hoca efendilerle bir şura kurulur. Ondan sonra tevbe edersiniz. Pişman olursunuz. Hasan Efendi'ye rabıtayı döndürmeyeceğinize dair e, söz verirsiniz. Size bir payda veriyor. Haftaya kadar bir payda. Ben üzüm yemek derdindeyim. Eğer daha birçok bildiğimi, ki bunlar zekatı olmaz. Kırkta birini söylemedim. Bu konuları açıklamamı istemiyorsanız, iki satıra bakar. Çıkarsınız, yazarsınız, Beni ihraç etmişsiniz, etmemişsiniz, camiye sokmamışsınız, Hasan Efendi görüştürmemişsiniz. Bunlar benim için hiç mühim değil. Benim Kur'an var, sünnet var, ortada şeriat, ortada efendinin yolu ortada. Kimseye bir ihtiyacımız yok. Yolu muhafaza bakımından bütün hoca efendi kardeşlerimizle beraberiz biz. Ne yapacaksın kardeşim? Dersin ki ne seçimden sonra ne de hiçbir zaman Rabıta'nın efendilerinden döndürülmesi, kaydırılması, yazısı, izni bu sitede yayınlanmayacaktır. Bunu dediğin anda haftayı es geçeriz. Yani haftayı derken konuyu durdururuz. Yok, bunu da yayınlamayacaksınız biliyorum. Çünkü proje var. Çünkü telaşınız var. Mal kaçırmaya uğraşıyorsunuz. Onun için benim bu sözümün Size fayda vermeyeceğine ben şimdiden inanıyorum. Şimdi geldik ee, söz verdiğimiz bir mesele e, Saadet ve Yeniden Refah e, adaylarına rey verilmesi hususunda. Yani siyasi konulara girmek istemememle beraber bu bir zaruret haline almıştır. Çünkü bu yine fetvaya taalluk etmektedir. O fetvada nedir? Şimdi bir Cumhur ittifakı söz konusudur. Geri kalan zaten karşıtı, karşıdaki ittifakların darmadağın olduğu e, ortadadır. Orada bir, çok bir ittifak e, kalmamakla beraber e, ben bir ön bilgiler kendime göre vereyim. O bilgilerden sonra fıkha göre fıkı heyetiyle de görüştüm. Fıkı heyetinin de fetvasını size açıklayayım. Benim de tabi zaten görüşüm odur. Ben daha çok bir şey bildiğim kadarıyla ama bir fıkıh heyetindeki hoca efendilerle de istişare ettim. Bunun üzerine konuşacağım. Şimdi e, durum şu. Önümüzdeki seçimlerde e, CHP'nin e, biz şahıslar üzerinde durmasak da CHP'nin e, demle ittifakı var. Diyor ki Hürriyet.com, işte bilmiyorum, Gündem, bilmem ne, her türlü kanalda bu haber çıkmış. 25 Mart 2024. Buna göre şimdi haberlere bakalım. Dem Parti üyesi, PM neyse, üyesi Ahmet Saymadi. Bu Ahmet Saymadi diyor ki, Dem Parti, PM Ahmet Saymadi, Yerel Seçim Hazırlıklarında ittifak çalışmaları ile ilgili konuşurken, efendim, işte Mersin'de çeşitli ittifaklarımız var, hem büyük şehirde hem ilçelerde İstanbul'da 22 tane ilçede dikkat dem söylüyor bunu yani dem eşittir PKK. PKK'nın e, terör örgütünün e, şey efendim parlamentodaki temsilcisi. İstanbul'da 22 tane ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz. Demek ki burada 22 ilçede işte İstanbul'un kaç ilçesi varsa burada bunlara zaten rey veren kime vermiş oluyor otomatikman? Deme vermiş oluyor. Yani PKK'ya vermiş oluyor. Yani askeri polisi şehit edenlere vermiş oluyor. Yani gel memleketi işgal et, ırzıma namusuma tecavüz et. Her yeri bas, yak, git, memleketi parçala diyenlere vermiş oluyor. Burada ekonomi, ekonomi, ben çok farkındayım. Yanlışların da çok farkındayım. Ama burada vatan meselesi var. Demin Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Bunu kendi bizzat beyanı bu. Başkan yardımcıları düzeyinde hep PKK'lılar olacak diyor. Kararları sahada görmediğimiz arkadaşlarımız veriyor. Kararları sahada görmediğimiz vitrin başka sahada görmediğimiz arkadaşlar veriyor diyor. Şimdi AK Parti'nin kazanmasını engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. İşte diğer arada Karşıyaka aday çıkartmadı. Manisa'da da çıkartmadı. Iğdır'da aday çıkartmadık. Şurada çıkartmadık, burada çıkartmadık falan. İstanbul'da da 22 ilçede böyle yaptık. E, CHP listelerinden giriyoruz. Belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcıları bizden olacak. Büyükşehir Belediye Meclisinde Dem Parti'nin grubunu kuracaklar. Kendi rey ile yetmiyor. 13'ün CHP ittifakıyla e, grup kuracağız diyor. İlk defa İstanbul'da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. Çünkü öbür türlü tabii bir tane aday seçiliyor falan ya şey gibi milletvekili gibi değil. Milletvekili bölgesel bölgesel bazı muhitlerde çıkarıyorlardı. Burada büyük şehir şeyi olduğu için reyleri yetmiyor zaten. Ee, ama diyor bu CHP'nin birliktelik sebebiyle ilk kadar, ilk defa bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. Yani e, ne yapacağız efendim? E, adam sokacağız diyor yani büyük şehrin meclisine adam sokacağız. İlçede aday çıkarmadınız, ilde neden var? Şimdi bunun başka mesele var diyor. E, CHP'ye oy verme alışkanlığı olmasın diye falan. Ama onları biliyorsunuz. Onlar organize hareket ediyorlar. Aday çıkartsa bile taban alttan ne yapıyor? Bildiğini yapıyor. Çünkü dağdan e, ne haber geldi dağdan, eşkıyalardan, PKK'lardan ne haber geldiyse onu yapıyorlar. Dolayısıyla CHP'ye e, verecekler. Onun için e, diyor yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi, bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul'da genel merkezde alınmaz. Aday çıkarmayalım, çıkaralım, şey şunu yapalım, bunu yapalım. Bunlar diyor e, cezaevinde bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak karar veriliyor. Yani cezaevindeki yasaklayan terörist, Terörden hüküm giymişlere, onlara soruluyor diyor, kararlar onlardan alınıyor diyor. Ee, dolayısıyla bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsunuz? Anlıyorsanız orayı anlayın. Nereyi anlıyorsanız orayı anlayın. Kayıt var, telefon var, rahat konuşamıyoruz diyeyim. Her neresine soruluyorsa soruluyor. Yani. Kandil'den geliyor Kandil'i de şimdi bizim ordu Allah'ın izniyle dağıttıysa da işte Nereye gittilerse hangi geberecekleri dağlara e, Oradan alınıyor Telefonda her şeyi konuşamayız diyor Bu direkt e, haberlere çıkmış bir haber Ondan sonra Şimdi Efendime sana söyleyeyim Saadet zaten evvelce de beyan ettiğimiz üzere İran menşeli yönetiliyor. İran ehl sünnetin düşmanı olduğu için e, kesinlikle e, Tayyip Bey'in, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın e, e, kazanmasını istemiyor. Bir, mezhepsel olarak sünni düşmanlığından iki, e, zaten e, Türkiye'nin büyümesini ve bütünlüğünü istemediğinden parçalanmasını istediğinden üç, zaten Amerika ile İngiltere ile e, arkadan iş tuttuğundan Gazze'yi de işte ne hale gelmesine sebep oldular görüyorsunuz. Hiçbir Atırdılar, tuttular, gazze bitti, mahvoldu, perişan oldu. Ee, Amerika şöyle yapacağız, bilmem neye böyle yapacağız Yahudi'ye. diye bir fiske yok. Durum bu, görüyorsunuz. İşte orası İran e, beslemesiyle e, hareket e ediyor. Veyahut başka da maddi menfaatler sağlanabilir, onu ben bilmiyorum. Şimdi yeniden rafa gelince biz bunlara tabii ki destek verdik. Cumhur İttifakı ile birleşmelerinde hasbelkader İhsan Şen Hoca, hoca Efendi kardeşimizin vesaire bizim bazı e, yani şeyimiz oldu, müdahalelerimiz kendi çapımızda tabi olmuştur. İstişare bazında en fazla biz siyaset içinde değiliz. Ama Müslümanlar Birlik olsun şu olsun eylül sünnet bazında hani öbürleri kavur anlamında demiyorum haşa. E, çünkü diğer dünya kadar insan var insanlara tekfir edemeyiz aşağı yani. E, o şey başka görüşüne göre tekfir edilebilir. Tabi şerata inanmıyorsa vesaire inanmıyorsa falan. Onu konuşmuyorum. Şimdi bu durumda Yeniden Refah e, Cumhur İttifakı'nda başarılı oldu. Ondan sonra e, işte beş milletvekili çıkardı. Hani siz İslamiyet'i anlatın. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne e, bazı e, işte kademin yaptığı yanlışlara, bazı vesaire grupların AK Parti içinde yani direkt parti içinde olmasa da İltisaklı bünyelerin yaptıkları falan böyle yani bir şeyleri konuşun, İslam'ı konuşun. Mesela şimdi Yusuf Hoca olayı çok büyük yanlış, perişan oldu. Ee, Yusuf Hoca'ya büyük iftiralar atıldı, Adam içeride öldürecekler, çok yanlış kararlar aldı falan. Hani bu gibi işlerde çıkarsınız, bir Müslümanın, mazlumun, biz de hapislere düştük, neler çektik. Yani bir mazlumun kimse hakkını savunmuyor. Böyle niyetlerle ve saiklerle, e, biz yeniden refaha, e, o noktada Cumhur İttifakı'na katılmak kaydıyla, e, destek verdik. Zaten bizim evde şey, Fatih Belen program yaptık şudur budur. Yani bunları siz de gördünüz. Ama şu anda e, iş sıkıntıya girdi. Neden? Bakın e, gazetelerin mesela e, haberleri FETÖ iddialarıyla gündeme gelen yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da aday göstermesi DEM Parti'ye hizmet edeceği bildirildi. E şimdi sen orada aday çıkarıyorsun. Buradan bu hani ikisinden biri kazanacaksa tamam ikiniz de Müslümansınız diyelim. E sen şimdi burada bu çıkarttığın zaman kim kazanma tehlikesi baş gösterdi? Bu zamana kadar olmadığı halde Urfa'da e, PKK kazanma tehlikesi geldi. Şimdi bu bunun tehlikeye kim bu sebebiyet veriyor? Ondan sonra... Hmm, Hakan Bayrakçı demişti benim de programlarda rastlaştığım Sonar Başkanı Yeniden Refah'ın bu seçimlerdeki fonksiyonu AK Parti'ye seçim kaybettirmek. E bu artık alenen görülüyor. Yani bunu anlamayacak kimse kalmadı. Dolayısıyla burada Yeniden Refah'ın deme hizmeti açıklanıyor. Ondan sonra FETÖ'nün geçen seçimlerde Saadet Deva gelecekte yapamadığı örgütlenmeyi milli görüş kılıfıyla Yeniden Refah'ta yapmak istediğini söylüyor vesaire bu bilgiler şimdi burada bir hak var İstanbul'da işte kafa kafaya vesaire e tabi burada buradan 3 puan aldı geçen seçimde bu 3 puanın e, tabi ben zannetmiyorum e, aklı başına Müslümanların bu şeyi böleceğini Cumhur İttifakı'nı böleceklerini zannetmiyorum yani belki 3 e, puan alamaz diye düşünüyorum yani iner o falan ama ne kadar inse bile ne yaptı e, Saadet Partisi e, 13 bin e, reylen ilk kaybedilen CHP'nin kazandığında 13 bin rey fark, ev zaten oradan 100 bin küsur rey saadettendi. 13 bin farkla İstanbul'u CHP kazanmadı mı? Geçen seçimin ilk turunda. E ne burada ne olacak şimdi? Bir puan da olsa, yarım puan da olsa bazen insan bin hatta bir reyde bile, bile kaybedebiliyor. E şimdi sana ne bundan? Bana ne bundan? Karşı taraf PKK ile alınan. Ben bir dini meseleye bakarım, bir de milli meseleye bakarım. İkisi benim ilgi alanıma girer. Şimdi dini meseleyi sona bıraktım, fıkıh etinin kararını açıklayacağım. Milli meseleye gelince, dem milli tehlike midir? Tehlikedir. PKK tehlike midir? Tehlikedir. Bölmek istiyor mu? Bölmek istiyor. Bütün Avrupa Birliği gavurlar onu tutuyor mu? Tutuyor. E şimdi CHP ile de onunla ittifakı kesin kendi ağızlarından demin ee, beyan edildi haberlerde. Röportaj var. Sen ne anlarsan anla diyor. Bir yerlerden karar geliyor diyor. Biz diyor CHP ile birleştik diyor. İlk diyor bu kadar fazla adam sokacağız diyor ya. Bütün belediyeye diyor ya. Şimdi bu bunu dedi mi? Dedi. Milli olarak deme hizmet eden her hareket nedir? Teröre hizmettir. Vatanın bölünmesine hizmettir. Milli sahikle, dini sahikle olamaz. Senin zerre kadar aklın yok mu ya? Şimdi, efendim, pazarlıklar yapıldı, sonuçsuz kaldı, ee, vesaire. Burada, tabii parti içinde ekipler vardı, e, Doğan Aydal Bey vardı, o ekibin etkisi ee, ondan sonra azalmış, o geçen sefer Cumhur İttifakı'ndan ee, tabi taraf herhalde hareket etti. Şimdi bu şeyler azalmış, başka grubun eline geçmiş falan falan. Dolayısıyla yeniden refah yakın bir isim demiş ki e, partiye şaibeli kişiler getirdi. Şimdiki aday Altınöz şaibeli kişiler getirdi. Ondan sonra işte hepsi öbek oldu. Öç almaya çalışıyorlar. Hırslı, kinli, nefret falan e, efendim şimdi o eskiden Saadeti, gelecek devayı domine eden güçler şimdi bunun içine kümelenmiş. Olacağı belliydi. Zaten biraz rey aldığın zaman falan seni boş bırakmazlar. Hesapları burada görmek istiyorlar. Dünün Erbakan düşmanları şimdi milli görüşü olmuş. E, 14 Mayıs öncesi başaramadıklarını bu sefer başardılar. Yani başardılar derken sonucun ne olacağı manasında değil de bu tefrikayı e, çıkarttılar. Onun için burada yine... E, Suat Pamukçu abimiz beyaz sakallı muhterem Erbakan hocamızın eski adamlarından o da yeniden refahın kazandığı 5 milletvekilinden biriydi biliyorsunuz. E, İstanbul milletvekili e, istifa etti. 5'ten biri gitti. Niye istifa etti sordular. Ben de bir yayında rastladım. Yani iftar ediyordum. O arada rastladım. Yani çok kısa görüyor. Bu aralar zaten işim çok. O arada dedi ki FETÖ olarak Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandırdı. Dedi ki inancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi. Sonra soruldu falan. Dedi ki ee, burada FETÖ girdi dedi. Ben de duydum bunu haberlerde. Oranın milletvekili. Beş taneden biri burada FETÖ karıştı. Onun için ben ayrıldım istifa ettim dedi. Biz onların içinde değiliz. Milletvekili kadar nereden bileceğiz? O dürüst bir insan. Düzgün çok... Yani mütteki bir mümin olarak anlıyorum. Ondan sonra Fatih Erbakan'ın Van mitinginde kayyumları hedef aldığı milletimiz batı illerinde rantçı belediyeciliğinden bıkmış, doğu illerinde kayyum belediyeciliğinden bıkmış, örgütçü belediyelikten bıkmış, istediği hizmeti alamıyor diye bir söylemi var. Tabii bu direkt kayyum niye atıyorsunuz anlamına gelmese de gelmese de ee, devlet buralara kayyum atamak zorunda kaldı. Çünkü belediyelerden eee silah yardımları, terör yardımları, bilmem bütün çoluk çocuk oradan ön kapıdan giriyor, arka kapıdan daha çıkarıldı bütün bunlar mahkeme kararlarıyla tescil edildikten sonra bu kayyumlar atandı. Dolayısıyla kayyumlar atanmak zaruret oldu, mecbur oldu devletin bekası için. Ondan sonra e, bu gibi konulara bakıldığında ee, ne oluyor? CHP demle ittifak etti, demleniyor. Yeniden refahın bu çıkışları da Cumhur İttifakı'nı kaybettirmeye yarıyor. Kendinin kazanacağı, hele ki İstanbul, Ankara gibi yerlerde mümkünatı yok. Kazanmayacağı, yüzde yüz hani bir ilçe olur bilmem ne olur onu da bırak. İstanbul, Ankara gibi yerlerde kazanmayacağı, İzmir'de vesaire yani. Nasıl mümkünatı yok yani. Üzerine kırmızı yağar ya, üzerinde yeşil kar yağarsa benim yani düşünülmez. Muhale bağlanmış bir şey. Kazanamayacağı kesin bilindiği halde burada Cumhur ittifakını kaybettirirsen de CHP'nin kazanacağı kesin olduğuna göre CHP'nin de Demle ittifakı kesin olduğuna göre mantık diye bir şey var ya. Suğra, Kübra netice ya. Yani Nereye gitti? Yeniden refahın bu çıkışları özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük illerde kesinlikle deme yarayacak. Yani teröre yarayacak. Bunun aksini kimse iddia edemez, iddia etse ispat edemez. Bu mesele. Ondan sonra burada bu kadar zulümler var. Dün Hasan Şenyurt diye biri çıktı TGRT'de ben yine rastladım. Bugün de Bengü Türk'te de yani o arada ben dünya kadar telefon, bu hazırlıklar bilmem neler daha bunun kaç katı da hazırlık yaptık da bir haftaya kaldı. Bütün bunları e, yani konuşacağım. o arada bile iki dakika bir şey dinlesem yine memleket meselesini hemen anlıyorum. Allah'ın izniyle, Allah'ın verdiği kafayla. Ne diyor mesela para sayma krizinin şahitlerinden falan e, o idi buydu ya diyor sen diyor ne para saymaz o diyor ya ben diyor iş adamıyım dedi. 2 milyon dolarımı ben bu işte kaybettim. Yani bir işler orada olmuş. Bunu anlatıyor ama diyor bu süreç diyor 6 ay arabalarla taşındı. 6 ay. Ne diyor CHP'nin binasını alma parası ya? Mahalleyi de alır, ilçeyi de alır. İstanbul'u alsın ya. 2 milyar, milyon değil. Milyon zaten adam kaybettim diyor. 2 milyar dolar. Ya arkadaş Lafa gelince süt veriyoruz. Süt veriyoruzdan başka bir şey diyemiyor. Ya süt veriyorsun. 2 milyar dolar. Ondan sonra metrolar kıralayım diyorsun 65 kilometre. Buradan hükümet çıkıyor diyor. Ulan 8 kilometre anca var yok. Yani bu kadar 2 milyar dolarlık. O sonra mal varlıklar işte konuşuluyor. Milyar TL'lik şudur budur vesaire. Ya kurban olduklarım. Şimdi biz Cumhur İttifakı ile ilgili Mahza hayırdır, her işleri doğrudur, yanlış yapmadılar diyebilir miyiz? Allah sorar, ben Allah'a ne cevap vereceğim? Yanlış var. Ama hangisi daha fazla? Hangisi daha fazla? Her tarafta şer var. Mahza hayır, ee, sütten çıkmış ak kaşık yok. Peki, hangi tarafta şer fazla? Şimdi geldik fıkhi konuya, bu kadar maddi... Yani bildiğiniz gibi değil. Devlet bütçesi, İstanbul'un bütçesi ya. Devlet bütçesi kadar 2 milyar dolar hepsinin diyor. Kiminle iltisakı var, irtibatı var. İstihbaratçılar bile bulamadı. Ben kendi paramın peşindeyken ulaştım diyor bunlara diyor. Kim onun kuzeni, kim onun yeğeni, hangi apartmanın, bilmem ne dairesini hepsini tek tek veriyor. Sonra ses kayıtlarında diyor ibraz ettim savcıya diyor. Dün savcı da kabul etmiş. Savcılıkla kabul etmiş. Şu anda çok büyük bir e, olaylar var. Ondan sonra e, zaten e, başkan seçimi sürecinde de 70 daire, delegelere bilmem ne o süreçte iptal olabilir diyorlar şimdi. Çünkü bunların delilleri yeni devlet topluyor tabii mahkemeler falan. Bunlar benim meselem olmamalı. Ama geldiğimiz noktada sen buradan ekonomiden kızdım ondan kızdım bundan kızdın diyorsun. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacan Müslüman burada neyi düzeltecek 2 milyar dolar? 5 senede 2 milyar dolar çantalarla taşındı gitti diyor. Yapmayın, etmeyin. Pireye kızıp yorgan yakmayın. Burada den meselesi var, terör meselesi var ya. Bu milli tavrımız. Biz babamızın oğlu olsa hakkı doğruyu söyleriz, söylemekle mükellefiz. Şimdi bu yeniden refahçılar, Fatih Bey ve ekibi Müslümandırlar. Ehli sünnettirler. Bu çizgidedirler. Ben onlara itam altında bırakmak istemiyorum. Çok şaibeler, laflar duydum. Hem yüksek seviyelerden de duydum. Yani para pazarlıkları duydum, İran şeyi duydum, başka para, dolu şey duydum. Ben bunların hiçbirini delilsiz konuşamam. Bu iddiaları duyduğum halde bunların içeriklerini de biliyorum. Ama iddia boyutunda kaldığı için delillendireme diyen bir şeyi beyan edemem. Ve hüsnü zan olarak da yapmamışlardır inşallah yapmazlar diyor. Ama göz göre göre gelinen noktada e, demi kazandırmak, CHP kazandırmak demek eşittir demi kazandırmak, demi kazandırmak, demi kazandırmak terörü kazandırmak. Siz milli görüş diyorsunuz, milliyetten bahsediyorsunuz, erişimetten bahsediyorsunuz, e, Yahudi projesinden siz bahsediyorsunuz. E, Türkiye'nin bölünmesini Erbakan Hoca'nın ömrü bununla geçti. Arzu Mevut'u anlattı, Yahudi'yi anlattı. 21 ilin il, şeyin, haritalan değiştirdiğini anlattı. Bütün Yahudi'nin oyunlarını anlattı. Hocamızdan biz bunları dinledik. Siz şimdi bunların evlatısınız ve yolunu sahibi biz diyen bir insanlarsınız. Burada demin kazanmasını nereye götüreceğini en iyi bilen insanlarsınız. Bu şimdi göz göre göre yani. Kendin kazanamayacaksın. E, burayı da kaybettireyim. E dem geldi. CHP geldi. Dem geldi. Aleni bu. Burada fıkıhta kaide nedir? Mecelle kaidesi nedir? Fıkıh heyeti de beyan etmiştir. Beyan etmiştir ki iki mahza hayır yok dedik. Diyelim ki onun da yanlışı var, bunun da yanlışı var. İki yanlış bir araya geldiğinde, buna şer diyelim. İki şer bir araya gelse, misal, ben Murat Kurum'un şahsı için şer demiyorum, haşa. Temiz adam, düzgün adama benziyor. Yüzünün nuru yani yüzünün nurunu da benim tespit edeceğim bir şey değil ama projelerini dinledim bir buçuk iki saat bir kere konuşmasını bir kere dinleyebildim projenin beğendim şey şeyi beğendim baktım yani azimli konuşuyor vesaire bir işler yapacağı benziyor bir ümitlendim yani İstanbul için İstanbul tıkanmış gitmiş be senet yani bir ümitlendim ama sistem açısından zemin açısından ee, layık bir düzende olmam hasebiyle e, işler Kur'an'ın hükümleri şeriatın hükümlerine göre e, icra edilemediğine göre bazısını istese de icra edemeyecek konular var yani bizim fetva vermeyeceğimiz fetva derken Kur'an'ın fetva vermediği işler de oluyor. Bu bakımdan konuşuyorum. İki taraf onun için boşa atarım diyen asla isabet edemez. Boşa nasıl atacaksın ya? Boşa atan en kötüye atmıştır. O zaman gittin deme teröristlere atan neyse Boşa atan odur. Boşa atmak yok. Ölüm kalım gideceğiz sanda bir de Ali Adar Efendi Hazretleri buyurdu ki dört mezhep müftüsü bir insan rey atmaya gitmese, boşa atsa veya hiç gitmese en kötü kimse ona atmış kadar günah var. Ahirette azaba düşer dedi. Bir defa bu, bunu devamlı eskiden beri ilan ettiğimiz bir şey. Selefiler ve abiler rey vermez. Bu çok tehlikeli bir şey. Buraya geldik. Ondan sonra İkinci olarak ne dedik? Efendim iki taraf arasında tercihte birine vereceksin. Nereye verirsen yani vermezsen nereye verirsen sevabından geçtik. Nereye vermezsen güler. İki zarar veya şer karşı karşıya gelse bile ehefut dararayn yani ehveni şer tabiriyle Türkçe'de de Arapçadır da tabir şeyleri Türkçeleşmiş tercih olunur. Peki o zaman iki tane mesele var. Birinde hasta olma olacan, birinde öleceğin. Hasta olmayı tercih etmen vaciptir. Ölümü tercih etmemekle farz olduğu için vaciptir. Öbür türlü intihar olur, aram olur hastalığı tercih etmen mesela vaciptir. Vacibin terki nedir? Günahtır. Günah karşılığı nedir? Azaptır. Fetva. Tık tık tık. Bunu anlamayacak bir şey yok. Şimdi burada CHP ve DEM mi gelsin? Yoksa Cumhur İttifakı mı gelsin? Cumhur İttifakı'nda da bazı yanlışlar genel manada şahıs hakkında konuşmuyorum. İcraatlarda yani ekonomi, işte pahalılık oluyor, bir yönetimsizlikler olabilir. Şu durumudur. Herkes de dört dörtlük memnun değil. Ama burayı tercih etmediğin zaman bu sıtma. Burayı tercih etmediğin zaman geliyor ölüm. Bu da nedir? Terör, bölünme, Büyük İsrail projesi, Yahudi'nin iş, isti, işgali, iş, istilası ve Amerika'nın işgali. Zaten bunu denediler FETÖ'ne şundan bundan. Yine de önümüzde iç savaş, dış savaş çok büyük tehlikeler duruyor. Duruyor yani. Kesin duruyor ve çok büyük, Şimdi, önümüzdeki günlerde neler olacak Allah'u alem ama görürsünüz. Bu duruma karşı burayı güçlendirmemek için sıtmaya razı olmak vaciptir. Ne demek vaciptir? Ya vaciple farz amel eden şey. Mecbursun ya. Aksi takdirde terörist mü gelsin ya? Hız namusumuz düşmanı bizim mi kessin doğrasınlar ya? Da, meralarda, yaylalarda, köylerde kendi, o Kürt vatandaşlarımız, mübarek Müslüman Kürtler. Ne zulüm çektiler hocalar, acılar, medreseler o PKK'dan ya? Onlara mı teslim edelim yani? Onun için mecburen e, fıkha göre konuşuyorum. Fıkı heyetiyle de görüştüğüme göre konuşuyorum. Fatih Kalender Hoca'nın da Hüsamit Hoca, hepsinin de görüş aynı yöndedir. Ee, tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek? Başka yaparın, çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığın anda günahkar olur. Peki ben sulu bırakmam. Fezleke'ye getirelim. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki e, Yeniden Refah, Saadet vesaire'nin adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'nı kaybettirip CHP'yi demi teröristleri kazandıracağı e, kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey vermek caiz değildir. Rey verenler mesuldür ve günahkar olur ve azaba gider. Sen hani bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım. Bunu hiçbir hoca anlatmıyorsa doğruyu söyleyen burada yine bir cübbeli var. Bunu size beyan ediyorum. E, maalesef e, o şeyler ee, Mahmut Eren'in adamının tweet'i şeyde mi? Yalnızda mı? Ee, burada yine ee, Mahmut Eren grubunun erenciler diyorum ben bunlara. Paralel yapı, paralel işbale. Bunların ee, evvelki seçimde de bir konuşması vardı. Elinizde mi Yunus? Onları ben dün söylemiştim size. Orada efendim ne diyor? Ee, zaten benim için ee, hocam. Çabuk ne bakıyorsunuz hacı abi millet savuru bitirdi ya Bakması mı kalmış bunları konuştuk ee, Efendim adam diyor ki benim için kimin e, seçileceği mühim değil İsterce çocuk olsun şu olsun bu olsun Ya böyle konuşma mı olur ya türgevi Tukva'yı sonuna kadar kullandınız Ben bugüne kadar hükümetin yerlerinden Gençlik faaliyetlerinden hareketlerinden bir salona davet edilmedim çünkü ben doğruyu konuşurum. Ben bazı da onun işine gelmeyen konuşurum. Sonra İmam Hatip Lahattaki yanlışı da konuşurum. Ben doğruyu konuşurum. Dokuz köyden kovulurum. Onuncu köyde gelirim burada sizle konuşurum. Bir çaylarını içmedim. Bir salonlarına çağrılmadım. Bir konferans gençlere bir şey anlat demediler. Benim onlara da hiç irtibatım olmadı. Ama bunlar bu Mamteren tayfası, bütün Türkev, Tukva, onların işte kuzenleri, Osmanoğulları efendim e, Türk ve Türk başkanlık düzeyinde e, onlar nelerini çıkaracağım daha önümüzdeki hafta. Ondan sonra geliyor isterse çocuk olsun isterse kimsin beni fark etmez bilmem ne ya. Böyle bir zamanda böyle mi konuşulur? Çünkü FETÖ iltisakı öyle bir şeydir ki Ertuğrul'un Ertuğrul'un tweet'i bir de Mamter'in konuşması var mı şu an hazırınıza? O çocuk olsa fark etmez. E nasıl hazırlayacağım? Ben El-Fatiha demek üzereyim. Ondan sonra e, aleni e, böyle sulu bırakan hareketler, aleni bir destekleme yapmadıkları gibi e, yapsınlar o zaman. Aleni, beni gibi konuşsunlar. Mahmut Eren'in şu andaki e, kurslarının e, merkez binası var, merkez binanın sorumlusu var. Adı da Ertuğrul, soyadını bilmiyorum yani belki görürsünüz orada bir tweet atmış. Şu duruma bak ya. İsmail'e Mahmut Eren teslim edilmiş. Mahmut Eren merkezin sorumlusunu yaptığı adam zihniyeti anlatmak için söylüyorum. Zihniyeti anlayın. Hükümet bundan anlar. Hükümet benim konuştuğumdan rabıtadan anlamaz. Ama hükümet bundan anlar. Hükümete bunu anlatın. Hem ekmeklerini yiyenler hem altlarından kuyularını kazanlar kimlerle arkalarda kırıştıranlar. Orada bir tweet atmış. Yok diyor Murat Kurum'un diyor bacası kurumlaşmış diyor bilmem ne. Murat Bey'e hakaret ediyor. Ondan sonra ben diyor bunlara rey vermeyeceğim diyor. Sen ve abi misin ya? Nasıl rey vermeyeceksin? Rey vermeye mecbursun. Mecbur olunca da buraya verme mecbursun. Öbür taraftan teröristler geliyor. E sen bu durumda bu tweet'i atıyor. Merkez sorumlusu. Ona göre bu bir zihniyet meselesidir. E ee, için ben İsmaila işini hükümet şu anda veya hükümet devlet ee, benim baktığım zaviye'den bakamaz. Rabutasını şunu bunu bilmeyebilir. Ama bu kafayla bunlar nereye gider? Nereye götürülür? Bizim ne alakamız var diyor bilmem neyle? Ondan sonra FETÖ neden rahatsızsa aynı şeyden rahatsızlar. FETÖ Rabutan efendiden dönmesini istiyor. Onlar da aynı şey istiyor. FETÖ benim şahidim yokmuş diye beyanda bulunuyor. Bunlar da aynı beyanda sitede yazıda bulunuyor. Ondan sonra FETÖ zaten biliyorsunuz des hükümetin desteklenmemesi için elinden geleni yapıyor PKK'lar demler kazansın diye. Bunlar da onu yapıyor. Ondan sonra e, tamam camianın tümünü kapsaya bir şey konuşmuyorum. Ama şu anda e, ekmeğine yağ sürülen adamın, e, önü açılmak isteyen adamın, torunların... Ee, başımız dediği adamın bağlıyız dediği Mahmut Eren'in e, durumu budur. O yazıyı da torunlar hazırladıysalar öpte başına koy. Bakın orada ne yazıyor şimdi? Ben tabii yazıyı tam okuyamıyorum. Siz okuyun. Yani yazı çok küçük şu anda. Efendim ben diyor ey vermeyeceğim diyor. Murat kuruma bacası kurumlaşmış diyor. Bir şeyler diyor. Hakaret ediyor adayımıza. Ondan sonra böyle böyle işler. Şu anda Durum bu. Öbürü zaten geçen seçimde de ben reddiyem. Hadi şimdi bozuştunuz. Ben bozuşmayla alakası yok. Geçen seçimde bu işler yoktu. Mahmutler'in esamesi yoktu. Hani benimle alakalı bir şey. orada da ben söyledim. Dedim ki kardeşim kim gelirse gelsin, isterse çocuk gelsin. Beni kimin geldiği alakadar etmiyor bilmem. Onun da ses kaydı var. Ee, onu da verirseler versinler. Vermezlerse de var. Yani YouTube'larda da. Benim verdiğim cevap da var. Reddiye de var. Dolayısıyla asla FETÖ projelerine alet olmayalım. Din, iman adı altında, tarikat bilmem ne adı altında bizi saptıranlara itibar etmeyelim. Efendim, yok biz de ehl sünnetiz, yok şuyuz, yok buyuz, milli görüşüz. Efendim Erbakan hocanın yolu böyle bir şey olmaz. Erbakan hocamızdan bizim öğrendiğimiz asla Yahudi'ye hizmet eden den projesi ve terör projesiyle birleşmiş olan e, CHP zihniyetine şu andaki durumu eski CHP'de ulusalcılık vardı, kemalistik vardı, şu vardı, devletçilik vardı, altı ok vardı, bunun biri devletçilikti, milliyetçilikti, bir şeylerdi, bir şeylerdi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beri yaşanan süreçte tamamen döndü. Şimdi açıkça demlen ittifaklar aleni oldu. Hal böyleyken şu andaki durum böyle. Evet, dine karşı muhalefetleri işte İnönü döneminin, tek parti rejiminin bilmem ne konuşuluyordu. Şu anda tamamen milli sorun haline geldi. Bunu Devlet Bahçeli Beyefendi de söylüyor, Tayyip Bey de söylüyor. De, devlet sorunu haline geldi. E, beka sorunu haline geldi CHP. E, çünkü neden? içine işte demir sırtında taşıyor, getiriyor. Daha ne yapacak? E sen bunun kazanmasına hizmet edersen, rey atmayalım, boş atalım bile desen, Hükümetin aleyhine konuşur. Tam hükümetin şu yanlışı var, bu yanlışı var. Sen de konuş, ben de konuşayım. Ama gelinen noktada tamamen beka sorunu ve terörüse yardım var. Buna asla e, alet olmayalım. Mutlaka araya gidelim. Ve Cumhur İttifakı'na şu anda destek verelim. E, bunun dışındaki alternatifler, şahsın Müslüman olması, kişinin namazlı, abdestli, dindar, karısının kapalı hatta çarşaflı olması ayrı bir konu. Burada mesele isim koymak, adres belirlemek ve şuraya verilecek demektir. Bunu demedikten sonra böyle edebiyat salataları ile konuştun konuştun ama isterse çocuk otursun bir şey değişmez. Öyle bir şey olur mu ya kardeşim? Bu, bunlara CHP'ye veren nice Müslüman var. CHP'ye veren kafirdir diyebilir misin sen ya? Onun için buradaki mevzumuz eee Tam bir beyan etmek. Sen şimdi e, bu şekilde sulu bir konuşma. O tabii geçen seçiminde konuşmasıydı. E, böyle bir konuşma yapılırsa, bir ortalama baz alınırsa, isim-cisim belirtilmeden sen devlet görevlisi değilsin, sen memur değilsin, camide hutbede konuşmuyorsun, benim gibi normal vatandaşsın. Sen, açıkça konuşman lazım. Türk evlen, tukvaların bütün yani yiyorsunuz her türlü buralarda toplantılar, gençler buluşmaz. E tamam, açık bir net beyan etmek lazım. Ama ne zaman ki merkez sorumlusu e, Ertuğrul denen arkadaş bu şekilde e, ben vermeyeceğim, rey bilmem ne, kurum kaplamış bacaları falan buradan da anladık ki burada ne yok? Bir netlik, bir şeffaflık yok ve bu zihniyetle beraber biz ne yapamayız? E, ne yapamayız? E, hakkı Açıkça beyan etmiş olamayız. Onun için buraya dikkat edelim. Böyle sulu bırakılan konuşmalar doğru değildir. Şu caizdir. Hocanın işi budur. Edebiyat salatası değildir. Hocanın işi, ben demin ne yaptım? Şu caizdir. Şu caiz değildir. Şu vaciptir. Vacibin terki günahtır. Günahın cezası azaptır. Fezleke, Cumhur İttifakı'nın dışındakileri şu anda desteklemek e, caiz değildir. Cumhur İttifakı'nı desteklemek vaciptir. Vacibin terki günahtır. Hem dini hem milli açıdan açık açık beyan ettim. Deminden beri konuşuyorum. Böyle konuşulması icap ediyor. Aksi takdirdeki laflar herkese meydan açar. Dalale fesada meydan açar. Bundan da sizi uyarıyorum. Bunu da vaat etmiş olduğum bir konuşmaydı. Gecenin kaç olursa olsun yarın zaten paylaşılır. Bunu da size e, beyan etmiş oldum. allah Teala'ya e, emanet ediyorum. Haftaya İnşallah e, siteye koyarlar, rabıtayı bozmayacaklarını bir daha yazarlar. Aylardır koydular bu yazıları. Cübbeli dediler, münferit vakayı teşkil ediyor bilmem ne. İşte onları hepsinin bana iftira olduğu, aslında benim at yapılarını bildiğim, takıya yaptığı, sonunda bozacaksınız bir gün kalsa bile dedim. Hep bunları sizin gözünüzün önünde cereyan etti. E, ve e, bu yazıyı da seçimden sonra koyarlarsa benim haklı olduğum, bunların takıya yaptığı, Hikaye ay evvel hiçbir şey değişmeyecek diye Seyfettin'in sesi varken gelinen noktada e, nasıl böyle bir günde iki günde neler değişiyor e, projeler tıkır tıkır işliyor zannediyorlar hiç işlemiyor da tersine işliyor onların aleyhine döner bu işler bunları e, beyan etmek zorunda ve mecburiyetinde kalacağız allah Teala cümlemizi hayra muvaffak eylesin doğruluktan ayırmasın Efendimiz'in yolunu bozduranlardan eylemesin bozulmamasına gayret eden ve muvaffak olan bahtiyarlardan eylesin. Şu mübarek gecen saatinde sizleri de beni de eylesin mağfiret eylesin. Ben nefis karıştırarak konuşmadım. Eğer efendinin yolunu bozmasalardı bana ne hakaret yaptılar evvelden beri de. Hiçbir zaman cevap da vermedim. Hep onları destekledim. Siz bu sürecin şahidisiniz. Gereken hürmet yapılmadı. Bana hürmet de zaten lazım değildi. Ama siz öyle düşündünüz. Yani sana böyle değersizlikler yaptılar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ben hiçbirinde bu kadar açık ve net konuşmadım. Ama e, gelinen noktada artık tabii ki yardım edilecek süreçten de e, çıkmış oluyorlar. Talebe verilecek süreçten çıkmış oluyorlar. Ancak isimlerini zikrettiğimiz evvelki derslerimizde, hoca efendiler ve medreseler ki bunlar çoğunluktur. Bunlar çoğunluktur. O çoğunluğun medreseleriyle, e, sohbetleriyle e, kardeşlerimiz e, faydalansınlar, amel etsinler. Efendi Hazretlerimize ahirette yüzümüz ak olarak kavuşmayı Allah nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem hayırlı savrularınız olsun. Allah'a emanet ederim.